Herkese merhabalar. İnkılap tarihi detaylı son tekrarımıza hazır mısın Tonguç'um? Hayır hocam, hazır olsaydım niye burada olayım? Harikasın, hazır değilsen bugün hazır olacağız. Mükemmel bir şekilde geçen sefer de aynı espri yapmıştın. Bugün sözel bölümde Türkçe'yi bitirmiştik. Şimdi de inkılabın detaylı son tekrarını yapacağız. Biliyorsun 12 Mayıs'ta Türkçe detaylı tekrarımızı yaptık. Şimdi 17 Mayıs pazartesindeyiz. Ve inkılap tarihini mükemmel bir şekilde milli bağımsızlığı, milli egemenliği, milli birlik ve beraberliği, laiklik ve çağdaşlaşmayı detaylı bir şekilde bitireceğiz. Ve ardından da mükemmel sorular çözeceğiz. İnkılap tarihinde bu sene sorular nasıl gelir, nerelerden çıkar, bunların hepsini bilmemiz gerekiyor. Ve sözel bölümde ikinci star ders, ikinci yıldız dersi esasında inkılap tarihi. Türkçe en önemli ders. Kat sayısı çok yüksek zaten. Sonrası öğrencileri en çok zorlayan diğer bir dersimiz de inkılap tarihi. Esas öğrencilerin çok İngilizce'de zorlandıklarını söylüyorlar ama bugün esasında bizler inkılap tarihini mükemmel bir şekilde öğrenmemiz lazım. Konu başlıkları ve özetlerine bakacağız. Ünite soru dağılımlarına bakacağız. Hangi üniteden kaç soru gelir tek tek bunları öğreneceğiz. %100 sınav tarzı soru bölümlerini ve sınavda çıkar bölümleriyle mükemmel bir şekilde bitireceğiz. Tabii sen şu anda mutlaka LGS geri sayım denemelerimizden, dörtlü motivasyonlardan, hedefim derecelerden, doz denemelerinden bol bol deneme çözüyorsun. Burada inkılapta hataların çıktığı zaman da mutlaka sorular çözmen lazım. Zaten biz de bugün detaylı inkılap tekrarımızdan sonra 10'da 10 Zoru Bankası'ndaki inkılap kısmını ve alt adımda hızlı tekrarda 4. adımı bitirmeni isteyeceğiz. Bunlar da en önemli devlerimiz. Bunları zaten iyi butonuna tıklayarak Tonguç Mağaza'dan ulaşabiliyorsun. 10'da 10 Zoru Bankası ve alt adımda hızlı tekrar bizler için önemli kitaplar. İnkılap tekrarı açısından Tonguç evladım benim. Peki hangi üniteden kaç soru gelir, neler var onlara bakacağız ama şunu bilmemiz lazım ki bu seneki sınavda biliyorsun ikinci dönem konuları da var. Ve Bir Kahraman Doğuyor, Milli Uyanış Bağımsızlık Yolunda Adımlar, Milli Uyanış Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar, Milli Bir Destan Ya İstiklal Ya Ölüm, Atatürkçülük, bunların hepsini öğreneceğiz Tonguç. Bunlarla alakalı hiç endişelenmene gerek yok. Geçmiş yıllardaki sınav sorularına baktığımızda gördüğün gibi Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye, demokratikleşme çabaları, Atatürk dönemi dış politika ve Atatürk'ün ölüm ve sonrasından soru gelmediğini görürüz. Çünkü bunlar ikinci dönem konularıydı. Ama 2019'a baktığımızda 1-2-2-4-1 yani bu çağdaşlaşan Türkiye kısmı önemli. Burada Atatürk ilkeleri var. Milliyetçilik, cumhuriyetçilik, halkçılık, laiklik, inkılapçılık, devletçilik, bu ilkelerin ne olduklarını zaten birazdan mükemmel bir şekilde öğreneceğiz. Sonuç elendi benim. Bu sene 2020'de sorular nasıl gelir diye bakarsak Bir Kahraman Doğuyor ünitesinden konusundan bir soru mutlaka bekliyoruz. Milli Uyanış Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlardan iki soru. Milli Bir Destan Ya İstiklal Ya Ölümden iki soru. Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye'den en az 3 soru bekliyoruz. 2-3 dedik ama ben 3 soru bekliyorum. Demokratikleşme çabaları yine 1-0 bu tarafa atabilir yine. Atatürk dönemi dış politika ve Atatürk'ün ölümü sonrasında bir soru bekliyoruz. Ama bizim için en önemli kısım yine bu kısımlar. Yani şu kısımlarla alakalı konu tekrar yapacağız. Buralar önemli ama bu kısım dananın kuyruğunun koptuğu yer olacak. Dolayısıyla bu kısma çok iyi dikkat etmemiz lazım Tonguç evladım benim. Şimdi arkana yaslan, emniyet kemerini bağla, mükemmel bir şekilde inkılap tarihini öğrenelim ve ardından da detaylı tekrarımızı yaptıktan sonra kitaplarımızdan da sorularımızı çözüp inşallah inkılapta 10'da 10 yapalım diyorum Tonguç Ela Dönüm. Hazır mısın? Evet hocam. Harikasın, hadi bakalım başlayalım. Şimdi Bir Kahraman Doğuyor da mutlaka sana sosyal, kültürel, iktisadi, dini özelliklerini soracaklar. Birazdan bunları anlatacağım. Ve ilgili olduğu alanın metin üzerinden çıkarmanı isteyecekler. Üste bir metin, bununla alakalı cümleler. Yine bir olay ve metin verip soru köküyle Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri dehasını, kararlı olmasını, inkılapçı veya lider olmasını soracaklar. Ve genelde cevap da inkılapçılık olacak. Çünkü inkılapçılık özelliği daha Bir Kahraman Doğuyor ünitesi olamaz. Yani önce bir ülkeyi kurtarmalı, milli egemenlik sağlanmalı, sonrasında inkılaplar gelmeli diyeceğiz. Ama buraya dikkat etmemiz gerekecek. Birinci Dünya Savaşı'nın da yine birazdan geleceğiz. Bir metin veya söz verilecek. Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği bir söz ya da Birinci Dünya Savaşı'nda yaşanan bir olaydan bir metin verecekler ve Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili bir çıkarım yapılıp Osmanlı'nın siyasi yalnızlık içinde olduğu, teslimiyetçi durumda olduğu veya ülkesini kurtarmak için halkın bağımsızlığına düşkün olduğunu vurgulayan bir soru gelecek. Yine bir metinle ilgili olduğu alanda ekonomik, siyasi, dini ve askeri kavramlarının ne olduğunu bilmen gerekecek. Askeri bir karar mı, kapitülasyonlarsa ekonomik bir karar mı olduğunu anlamanı isteyecekler Tonguç'um. Ve %100 gelecek olan, hatta %101 yazıyorum buraya, ulusal egemenlik, yani doğru cevabı ulusal egemenlik, ulusal bağımsızlık, buraya milli egemenlik ya da milli bağımsızlık diyebilir, ulusal bilinç, ulusal birlik ve beraberlik olan bir soru, bir cevap mutlaka gelecek. Bazen bu iki olabilir, üç olabilir. Eğer ulusal egemenliğin ve ulusal bağımsızlığın ne olduğunu bilmiyorsan Tonguç, boşuna sınava girme. Yani Atatürk'ün ne olduğunu bilmiyorsan inkılap tarihi çözebilir misin? Yok artık. Çözemezsin. Atatürk'ü bilmiyorum, tanımıyorum. O zaman inkılap tarihi çözme. İşte ulusal egemenlik ve ulusal bağımsızlık kavramlarını bilmiyorsan
bilmiyorsan, ulusal birlik ve beraberlik kavramları arasındaki farkı bilmiyorsan sıkıntı yaşarsın. Ulusal egemenliğin ne olduğunu sana öğreteceğiz. Birazdan burada kavramlar üzerine geleceğiz ki bayağı detaylı bir anlatımımız olacak. Sınavda çıkar kısımlarında burada sana haritalar üzerinden, sınavda haritalı soru da gelebilir, görselli soru da gelebilir. Bunları göstereceğiz Songuç'um. Ama yine de hemen vakit kaybetmeye kadar burada bir cümleyle ifade etmek istiyorum. Ulusal egemenlik bir ülkeyi halkın yönetmesi, cumhuriyet, seçimler, meclis demek. Ulusal bağımsızlık ise düşmanın denize dökülmesi. Yani siyasi anlamda, askeri anlamda, hukuki anlamda bizim düşmana teslim olmamamız, kapitülasyonları kaldırmamız, kurtuluş savaşı yapmamız, Kuvayi Milliye ile Misak-ı Milli gerçekleştirmeye çalışmamız. Teslimiyetçi değil, milli iradeci. Harika. Teslimiyetçi değil, milli bağımsızlık diyeceğiz. Milli bağımsızlık. Milli irade deyince biraz daha lüks böyle. Mesela ulusal egemenlik olmadan biz yaşadık yıllarca. Kanuni Sultan Süleyman bizi yönetti, Yavuz Sultan Selim yönetti, Fatih Sultan Mehmet yönetti. Ama ulusal bağımsızlık olmadan yaşayamazdık ki. Ulusal bağımsızlık olmayınca ülke bitti gitti, kayboldu gitti olurdu. Yani biz Hunlar, Göktürkler, Uygurlar hepsinde ulusal bağımsızlığımız vardı. Mustafa Kemal Atatürk sayesinde de ulusal egemenliğe geçtik, dedik ki 29 Ekim 1923 Cumhuriyeti ilan ediyoruz. Hadi oradan dedik. Ulusal bilinç ise işte bunlardan haberdar olmak. Eğer sen bunlardan haberin yoksa baba ne haber iyilik ya senden ne? Böyle dolaşıyorsan ülkeni işgal ederler. Ama milli bilincin varsa veya Mustafa Kemal Atatürk yaptığı genelge ve kongrelerle senin milli bilincini uyandırırsa bu senin ulusal bilince sahip olmanı sağlar. Ulusal birlik ve beraberliği de sağlayacağız. Niye? Bak bu kalemi ben tek başına çat diye kırabilirim ama şunların hepsini bana getirip hocam kır dersen yemez, kıramam. Niye? Çünkü birlik ve beraberlik... Yemez, ben de, bana da yemez hocam. Aynen, birlik ve beraberlik için neler? Bunları kıramam yani. İşte Mustafa Kemal... Milli beraberlik. Aferin. İşte Mustafa Kemal de topyekun mücadeleyi sağlamak için ulusal birlik ve beraberliği sağlayacak. Şimdi başlayalım. Bir kahraman doğuyor. Sanayi inkılabı mutlaka bilmemiz gereken bir kavram Tonguç'um. Ulusal ekonomi ve kapitülasyonlar kavramları ne olduğunu bilmemiz lazım. Sanayide bomba arabasını yaptırdı geçen gün. Oğlum onunla ne alakası var? Batırdın hemen ortamı bozdun. Bak şimdi sanayi inkılabı deyince esasında biz sanayi deyince işte sanayi mahallesi, arabayı tamir etmek falan geliyor aklımıza. Ama temelinde bizim bilmemiz gereken şu evladım. Bak sanayi inkılabı eskiden bu kalemi insanlar eliyle yapıyorlardı. Ama artık makinelerde çok hızlı bir şekilde üretiliyor. Ben bu kalemi elimde yapsam Tonguç'um uzun süre... Eskiden yazıyı da elle yazıyorlar. Şimdi matbaalar var. Harikasın. Çok zekisin evladım bak. Şimdi burada bu kalemi ben elimle yapsam bunu en az 500 bin, 1000 liraya satarım. Niye? Çünkü çok pahalı, uzun süre el emeği gözdür. Ama bunu fabrikada yaptıkları için bunun tanesini 2 liraya, 3 liraya, 5 liraya, 10 liraya halledebiliyorlar. Çok rahat bir şekilde ucuza mal edebiliyorlar. İşte ulusal sanayi inkılabı sayesinde üretim inanılmaz hızlı bir şekilde arttı ve devletler zaten ham madde ve pazar arayışına girip birbirleriyle mücadeleye girdiler. Yani Birinci Dünya Savaşı çıktı. Biz sanayi inkılabına karşı ulusal bir ekonomi savunacağız. Yani kendimiz üretmeliyiz diyeceğiz. Ve kapitülasyonlara karşı koymaya çalışacağız. Kapitülasyonlar da şu Tonguç'um. Şıklarda varsa genellikle kapitülasyona cevaptır. Mükemmel bir zekaya sahipsin Tonguç evladım benim. Gerçekten. Çünkü kapitülasyonlardan daha önemli bir şey yok. Yani sen düşmanı yurttan temizlemişsin, denize dökmüşsün, Sakarya Zaferi falan. Ama eğer sen hala kapitülasyonları kaldıramadıysan... Ekonomik bağımsızlık. Evet, ekonomik bağımsızlığa sahip değilsindir. Adamlar seni parayla sömürüyordur. Zaten savaşların temel sebebi para değil mi? İnsanlar daha fazla kapitalist para... Kapitalist dünyanın kapitalist çarkları. Aferin. İnsanlar daha fazla para kazanmak için daha fazla toprak almaya, daha fazla ülkeyi fethetmeye çalışmıyor mu? Sen şimdi toprakların var ama para yok. O zaman bir anlamı yok. Dolayısıyla biz kapitülasyonlar yani milli bağımsızlık için uğraşacağız. Kapitülasyonların tanımı şu... Bir ülkenin bir başka bir devlete ekonomik ayrıcalık tanıması. Rahat rahat ticaretini yapsın, vergi vermesin demiş. Şimdi rahat rahat ticaret yapıp vergi vermesin. Güzel ama bizim malımız ne olacak? Biz yerli malını üretemeyince sıkıntı yaşarız. Fransa itirazına baktığımızda bu da yine 1789 yılında olan dünya tarihini kökten değiştiren en önemli olay. Niye diye sorarsam eskiden insanlar bizi sultanımız yönetsin. Bizi padişahımız yönetsin. Padişahım bizi... çok yaşa. Aferin. Bizi kralımız yönetsin. Çarım sen çok yaşa. İşte kontum size bayılıyorum. Bu tarz şeyler söylüyorlarmış. Ama 1789'dan sonra Fransa itirazından sonra insanlar şunu söylüyor. Ya bu ülkeyi biz kendimiz yönetiriz. Aramızda bir anlaşırız. İşte istersek... Jean-Jacques Rousseau. Aferin Tonguç'um. Yeşile oy veririz. İstersek kahverengi oy veririz. En fazla oyu kim aldıysa onu biz ülkemizin lideri yaparız ve... Buna milli irade diyebiliriz diyecekler. Hocam Jean-Jacques Rousseau'nun eserinin adı neydi? Toplum Sözleşmesi. Kendi aralarında bir sözleşme yapıyor. Mesela biz şu anda kendi aramızda sözleşme yapmışız. Diyelim ki 3 tane parti var. En fazla oyu hangisi aldıysa onu iktidara getiriyoruz. Bitiyor gidiyor. İşte milliyetçilik, azınlık isyanları, ulusal egemenlik kavramları Fransa'ya ithal çıkacak. Peki milliyetçilik nasıl çıkıyor? Fransızlar bunu ilk defa dile getirince diğer ülkeler yani Avusturya, Almanya...
kendi ülkelerine bu milli egemenlik, ulusal egemenlik, krallar gitsin. Kralları giyotinlerde kafalarını koparıyorlar. Diyorlar ki krallar gitsin düşüncesi gelmesin diye bu, uzak durun bizden Fransızlar diyorlar. Fransızlar diyorlar ki biz özgürlüğe düşkün işte... Je suis attirion à la française. Aynen, aynen söylediğin gibi konuşuyorlar ve diyorlar ki bu sefer de Fransız millet doğuyor. Sonra ardından Sırplar, Yunanlar, Rumlar, Ermeniler, Bulgarlar hepsi isyan edecek ve bu da Osmanlı'nın dağılmasına sebep veriyor. Merci beaucoup. Aynen, merci beaucoup diyecekler. Sanayi inkılabı Osmanlı'yı ekonomik anlamda çökertirken Fransa ihtilali de Osmanlı'nın içindeki küçük küçük milletlerin ayrılmasına sebep verecek. Tabii ki Osmanlı'nın temelinde Türkler var ama içinde Ermeniler var, Bulgarlar var, Rumlar var, Sırplar var, işte ne bileyim farklı farklı milletler var. Hepsi ben Sırbım diyecek mesela. İlk Sırplar isyan edecek. Sonrasında Yunanlar ilk bizden ayrılacak. Farklı farklı milletler bizden ayrılınca Osmanlı dağılmaya başlayacak. Araplar bile ters yapıyor. Aynen, Araplar kardeş etellemin lokatil arabiyya. Biz Arabız, ayrılıyoruz diyecekler. Bir Müslümanın üç kase balı varsa. Ne diyorsun Tonguç'um? Dolayısıyla bu tarz şeyleri söyleyince Mustafa Kemal diyecek ki kardeş pardon. Madem herkes kendi... Trablusgarp'ta onların kıyafetleriyle örgütçülük yaptı Mustafa aferin, Kemal. Aferin, aferin. Çok güzel Tonguç'um. Fakat burada Mustafa Kemal diyecek ki madem Osmanlı milliyetçilik yüzünden dağılıyor. Herkes ben Arap'ım, ben Sırp'ım, ben Bulgar'ım diye isyan ediyor. Kardeş kusura bakmayın ama diyecek biz de Türk'üz. Yani affedersiniz biz de Türkiye Cumhuriyeti'ni kururuz. Yeter artık diyecek yani ne yapıyorsunuz siz? Bize indir öyle diyecek ve Türk halkı Mustafa Kemal etrafında toplanıp Kuvayi Milliye ile milli bilinç ile milli cemiyetleriyle yepyeni süper bir devlet kuracak. Osmanlı dağılmaktan kurtarmak için de bazı fikir akımlar atılacak. Bunlar mesela Osmanlıcılık. Hepimiz Osmanlıyız, dağılmayalım diyeceğiz ama adamlar isyan edecekler. Hepimiz ümmetiz, İslamcılık politikası uygulayalım diyeceğiz ama Araplar sallamayacak. Hepimiz işte batıya yönelim diyeceğiz. Olmayacak. En sonunda bizi kurtaran şey Türkçülük akımı olacak. Selanik ve kültürel zenginlik de birazdan önemli, buna da değineceğiz. Mustafa Kemal'in doğduğu kent olan Selanik batıya açılan bir kapı. Gerçekten hem ticari anlamda hem kültürel anlamda hem sosyal anlamda birçok zenginliğe sahip. Trablusgarp'ı sen az önce söyledin. Ben de bir kez daha dile getirmek istiyorum. Trablusgarp'ta Mustafa Kemal Atatürk gazeteci kılığında gizli bir şekilde gidiyor vatansever olduğu için. Arap halkı örgütlüyor ve Trablusgarp'ın kurtarılması için mücadele ediyor. Hatta ilk askeri zaferini elde ediyor. Ha sonradan Balkan Savaşları çıktığı için biz Uşi Anlaşması'yla Trablusgarp'ı veriyoruz. Ama Mustafa Kemal oradaki teşkilatçılık yeteneğini aynısını milli mücadelede de kullanıyor. Diyor ki işte Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk, İzmir Müdafaa Hukuk, Trakya Paşalı Müdafaa Hukuk, Kilikyalılar gelin hep bir araya biz birleşelim ve bu düşmanı denize dökelim. Buradan yüzerek kaçsınlar diyecek ve bunu da başaracak. Çanakkale'de yine vatansever olduğunu, ileri görüşlü olduğunu ve askeri yetenekleriyle ben size burada yenmeyi değil ölmeyi emrediyorum diyerekten askeri dehasını göstererekten milli mücadelenin lideri olacak. Şimdi... Bir kahraman doğuyor da uyanan ve sarsılan Osmanlı'da uyanan Avrupa terazide dengeyi güçlendirecek. Sarsılan Osmanlı ise artık zayıflamaya başlayacak. Niye? Çünkü Osmanlı, şunu çok iyi bilmemiz lazım Tonguç'um. Osmanlı eskiden çok güçlüydü. Evet, İstanbul'un fethiyle yükseliş dönemine girdi. Kanuni zamanında artık üç kıtaya yayılmıştı. Yani daha güçlünün yarısı, Osmanlı'nın yarısının yarısı kadar güçlü bir devlet bile yoktu. Herkesi pataklıyordu. Güzel ama işte... Osmanlı'nın bu gücü artık son sınırına geliyor. Bir yerden sonra Avrupalılar diyorlar ki oh god, okay, fine. Biz o zaman yeni yollar bulamayacaklar ve hani biz şöyle düşün. Şurası Kuzey Amerika olsun, şurası Güney Amerika olsun, şurası Afrika olsun. Şöyle çizelim, şöyle bir çakma bir dünya haritası çizelim şuraya. Şurası Avustralya olsun. Şimdi Osmanlı doğunun zenginliğini, şurası doğu olsun Tonguç'um. Bak şurası doğu, tamam D harfi. Şurası da batı olsun, B harfi. Osmanlı, kırmızı renkli Osmanlı olsun. Doğu ile batı arasındaki bağlantıyı kesiyor. Tam buraya alıyor. Afrika'yı alıyor, buraya alıyor. Doğudan batıya yol bulamayınca bu adamlar Tonguç evladım benim. Ne yapacaklar biliyor musun? Batıdakiler doğuya gidemiyor. Bağlantı kesildi. Hayda diyecekler. Buradan biz doğuya ulaşırız diyecekler ve coğrafya keşiflere başlayacaklar. Hop Amerika'yı keşfedecekler. Hop Magellan'dan dünyanın yuvarlak olduğunu keşfedecekler. Doğuya ulaşacaklar. Hop buradan Ümit Burnu'ndan Hindistan'a ulaşacaklar. Hem zenginleyecekler, inanılmaz para kazanacaklar. Hem de zenginledikten sonra sanatçıya önem verecekler. Rönesans'ı geliştirecekler. Yani sanatta ve bilimsel alanlarda yeniden doğacaklar. Reformla matbaa sayesinde reformu gerçekleştirecekler. Ve reform sayesinde böyle kilisenin baskısından yani skolastik düşünceden kurtulacaklar ve aydınlanma çağına girecekler. Isaac Newton ya da Isaac Newton diyecek ki biz yerçekimi kanunu bulabiliriz diyecekler. Çok güzel gelişmeler sayesinde Avrupa bilimde ilerleyecek ve sanayi inkılabını gerçekleştirecek. Fransa ihtilalini gerçekleştirecek. Bunlar uyanan Avrupa'nın yani bu olayların Avrupa'ya etkisi olumlu. Avrupa'ya etkisi. Bunlar Avrupa uyanıyor. Osmanlı ise perişan olacak. Niye perişan olacak biliyor musun Tonguç'um? Coğrafi keşifler sonrasında Osmanlı'nın sahip olduğu Akdeniz gölü yani Akdeniz limanları önemini kaybedecek.
Atlas Okyanusu limanları önem kazanacak. Kapitülasyonlar vereceğiz biz. Gitmeyin gitmeyin. Atlas Okyanusu'ndan dolaşmayın. Gelin işte Akdeniz limanlarına dolaşın diye ilk başta Fransızlara kapitülasyonlar vereceğiz. Ama sonradan kapitülasyonlar başımıza bela olacak. Çünkü diğer devletler de alacaklar. Ticari imtiyazlardan faydalanacaklar. En başta zenginlik için hadi gelin gençler size yardımcı olalım diye verdiğimiz kapitülasyonlar sonradan bize bir haraca dönecek. Bize bir beter bir şey olacak. Sanayi inkılabı zaten bizim için çok kötü. Çünkü biz sanayi inkılabına geçemeyeceğiz. Avrupalılar bu kalemi çok ucuz bir şekilde mal edip zaten kapitülasyonlar sayesinde rahat rahat ülkemize satabildiklerinden yerli malları ortadan kalkacak. Yerli sanayi bitecek. Her taraf yabancı mallarıyla dolacak. Ve Osmanlı için bu sonun başlangıcı olmuş olacak. Balta Limanı Anlaşması var mesela. Osmanlı'nın ekonomisine 1848'de bir balta vuruyor. Resmen bitiyor. İngiliz malları her yeri dolduruyor. Fransa İhtilali iyi yönleri de var, kötü yönleri de var ama toplamda bizim için kötü olacak. Niye? İyi yönlerine baktığımızda Fransa İhtilali'nden sonra Osmanlı'da anayasallaşma süreci başlayacak. Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, Meşrutiyet gibi halkın da yönetime katılabildiği, anayasanın üstünlüğü olduğu bir süreç başlayacak. Ama toplamda kötü. Niye? Çünkü Fransa İhtilali sonrasında biz Türkler varız ama Sırplar, Bulgarlar, işte ne bileyim Rumlar hepsi biz kendi milletimizden izleyip ayrılacaklar ve Osmanlı sıkıntı yaşayacak. Azınlık isyanları başlayacak. Bir ülkede eğer kim çoğunlukta? Mesela diyelim ki Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anda Türkler çoğunlukta ama işte Tatarlar var, Çerkezler var, işte Ermeniler var. Farklı farklı milletler var. Ama Osmanlı'nın içerisinde çok daha fazla millet var. O milletler de azınlığı oluşturuyor. İşte azınlıklar ki çoğu bunların gayrimüslim. Azınlıklar isyan edecekler ve dış borçlarımız artacak. Biz ekonomimizi kurtarmak için borç alacağız. Borçlar da belimizi iyice bükecek. Bunlar da Osmanlı'ya etkileri. Şöyle yazalım, Osmanlı'ya etkileri diyoruz. Ve geçiyoruz diğer sayfamıza. Osmanlı bu dağılma sürecinde artık sıkıntı yaşıyor. Osmanlı dağılmayı önlemek için fikir akımları ortaya atacak. Birincisi Osmanlıcılık fikri. Diyeceğiz ki biz hepimiz Osmanlıyız. Sen Sırp olabilirsin, sen Bulgar olabilirsin, sen Roman olabilirsin. Hayır hayır, dinini rahatça yaşayabilirsin. Belli bir milletin olabilir. Önemli değil, no matter. Fakat gel biz Osmanlı vatanı. Osmanlılar böyle mi konuşuyor canım? Onlarla yabancı oldukları için kendi dilinde konuşuyorlar Tonguç'um. Gel beraber Osmanlı olalım diyecekler ama Bulgarlar, Sırplar, Rumlar diyecekler ki hayır. Hatta bunları Rusya Pan-Slavizm politikasıyla kışkırtacak, diyecek ki siz Sırpsınız, siz Slavsınız, siz Bulgarsınız, siz Rumsunuz, isyan edecekler ve isyan edecekler. Dolayısıyla Osmanlıcık politikası batacak. Batıcılık, Batı bizi kurtarır diyeceğiz. Batı zaten bizi parçalamaya geliyor, bizi nasıl kurtarsın? Batının ilim ve ferninden faydalanmamız lazım ama Batı'ya teslim olursan seni zaten yamultur. İslamcılık politikasında da diyeceğiz ki madem biz son peygamber Hazreti Muhammed'in ümmetiyiz, o zaman hep beraber İslam'a inanıyoruz. Halifenin etrafında toplanalım diyeceğiz. Hadi gelin diyeceğiz. Abdülhamit Han gel beraber halifenin etrafında toplanalım diyecek Araplara. Araplar diyecek ki vel hayatil fit dünya. Yani biz dünya hayatına kendimizi kaptırdık. Biz İngilizlere kendimizi kaptırdık. Biz kesinlikle ve kesinlikle size inanmıyoruz. El Habibi, Erki Badeus bu. Aynen, ne dediğini anlamadım ama gerçekten çok güzel konuşuyorsun Arapça Tonguç'um. Yani Araplar Türklerin yaptırdığı demir yollarını sökecekler. İşte Türklere saldıracaklar. İngilizlerle beraber hareket edecekler. Aldanacaklar. Yola 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 yola. Aynen, aldanacaklar ve İslamcılık politikası da çökecek Tonguç Ali adım benim. Ardından da biz Türkçülük politikasına, Mustafa Kemal de Türkçülük politikasını benimseyecek. Yani Osmanlı'nın dağılmasına sebebiyet veren milliyetçilik yeni Türk Devleti'nin kurulmasını sağlayacak. Biz diyeceğiz ki o zaman ümmetçi bir devlet yerine ulusçu bir devlet kuralım. Haydi gelin hep beraber ırkçı değil, milliyetçi bir devlet kuracağız. 19. ve 20. yüzyılda Osmanlı'da demokratikleşme çabaları, işte bunlar da Fransa İhtilali'nin Osmanlı'ya olumlu etkileri Tonguç'um. Tanzimat fermanıyla padişahın bile uymak zorunda olduğu Gülhane Hattı Hümayun, yani kanunlar ortaya çıkacak. Evlenme, boşanma, miras, işte vergi, askerlik gibi konularda bir Hattı Hümayun, yani bir ferman yayınlanacak. Bu fermana padişah da uyabiliyor. İşte bu bir anayasallaşma süreci. Islahat fermanı Müslümanları küstürecek. Gayrimüslimlere çok büyük haklar tanıyor. Askere gitmeme hakkı tanıyor. Birinci meşrutiyet ve ikinci meşrutiyet çok önemli Tonguç'um. Burada da %50 padişah, %50 halk yönetime katılmış olacak. Yani padişahın da yanında halk yönetime katılabilmiş olacak. Fakat bunlar da tam anlamıyla bir şekilde demokrasinin tam anlamıyla gelmesini sağlayamayacak. Sonradan TBMM'nin açılması ve Cumhuriyet'in ilanıyla biz Türkiye Cumhuriyeti zamanında Cumhuriyet'e geçeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğuna baktığımızda birincisi Mustafa Kemal okuduğu okullar, Selanik'in özellikleri ve yaşadığı şehirler önemli. Mustafa Kemal Atatürk'ün okuduğu okullara geçmeden önce Selanik'in özelliklerine bakalım. Birincisi sosyal, yani farklı milletler bir arada. Rumlar var, Ermeniler var, Müslümanlar var, Museviler var. Farklı farklı milletler bir arada.
kültürel olarak farklı farklı basın, yayın, dergileri çıkabiliyor. Ve eğitim alanında farklı farklı okullar var. Yani medreseler var, azınlık okulları var, işte yabancılara ait okullar var, askeri okullar var. Dini olarak az önce söylediğimiz gibi Müslümanlar da yaşıyor, Hristiyanlar da var ve tabii ki Museviler de var. Dolayısıyla dini olarak da bir zenginlik var. Ekonomik anlamda bir liman kenti olduğu için, demir yollarıyla ulaşım bağlantısı olduğu için zengin. Ulaşım ağı zaten ekonominin gelişmesini sağlıyor. Askeri olarak da önemli bir şey. Dolayısıyla Selanik, Mustafa Kemal Atatürk'ün zihinsel dünyasında önemli bir gelişim sağlıyor. Okuduğu okullara baktığımızda ilk başta mahalle mektebine gidiyor ama orası iyi bir okul olmadığı için Şemsi Efendi İlkokulu'na geçiyor. Sonrasında Selanik Mülki Rüştiyesi'ne yazdırıyorlar. Mülki Rüştiyesi'nden böyle muhasebeci falan oluyorsun. Mustafa Kemal ise bir asker olmak istiyor. Ben diyor vatansever bir subay olmak istiyorum diyor. Babası ona bir kılıç hediye etmiş. Odasında yatağını başına asmış. Ben asker olarak doğdum, asker olarak öğrendim. Hatta annesine gitmesini istemiyordu, öyle bir şey duydum. Annesi askere gitmesini istemiyor. Eyvah yavruma bir şey olursa eyvah eyvah diyor. Mustafa Kemal çok büyük bir asker. Ülkemizin kurtarıcılarından, en büyük liderlerimizden. Daha onda asker değil hocam daha. Olmaya o zaman daha asker değil, öğrenci. Ama annesi yavruma bir şey olursa eyvah eyvah diye böyle endişeleniyor ama Mustafa Kemal diyor ki ben asker olarak doğdum, asker olarak öleceğim anne diyor ve askeri rüşteye geçiş yapıyor. Yani askeri ortaokula geçiş yapıyor. Ardından da oradan askeri liseye, Manastır Askeri İdaresi'ne geçecek. İstanbul Harp Okulu'na ve Harp Akademisi'ne mükemmel bir asker olarak yetişecek. Ardından da ilk görev yeri Şam'a gidecek. Onlara da birazdan geliyoruz. Şimdi yani Mustafa Kemal idealist bir çocuk. İdealist bir genç. Sen de idealist olması Tomuç'um. Kendine hedefler koymalısın. Ben bunu başaracağım demelisin. Ben de atalarımdan aldığım kuvvetle ben de bunları başarabilirim demelisin. Yaşadığı şeylere baktığımızda Selanik'te kültürel hoşgörü öğreniyor. Ya Rum var, Sırp var. Kültürel hoşgörü öğrenecek Mustafa Kemal. Ve Manastır'da özgürlük ve Türk milliyetçiliğini kazanacak. Diyecek ki orada hocaları ya diyecek bak herkes kendi milletini, kendi devletini kurmaya çalışıyor Mustafa'cığım. Sen de artık kendi milletine önem vermelisin, Türk tarihine önem vermelisin, geçmişini öğrenmelisin diyecek. Yine ülke sorunlarıyla ilgilenecek İstanbul'da. Niye? İstanbul başkent o zaman. Başkente bir bakacak ki ülke zor durumda. Diyecek ben ülke sorunlarına kayıtsız kalamam. Ya ben işte oturayım biraz oyun oynayayım falan. Hayır ben ülke sorunlarına kayıtsız kalamam diyecek. Yabancı gazeteleri de okuyup yabancı ülkelerin bizim hakkımızda ne düşündüğünü öğrenmeye çalışacak. Sofya'ya gittiğinde de askeri ateşi olarak orada Batı kültürünü tanıyacak. Oradaki Türklere yardım edecek, milliyetçi özelliğini gösterecek. Ve yine Bulgar Meclisi'ni inceleyip milli iradeyle alakalı kavramlar öğrenecek. Şimdi Mustafa Kemal'i etkileyen olaylar, durumlar ve kişilere baktığımızda birincisi Mustafa Kemal'i Fransız ihtilali tüm dünya etkilediği için tabii ki. Jean-Jacques Rousseau'nun Toplum Sözleşmesi filmi. Aferin hocam, resmen kasetten söylüyorsun. Fransız ihtilali tüm dünya etkilemiş bir şey. Beni bile etkilemiş, seni bile etkilemiş. Mustafa Kemal Atatürk'ü tabii ki etkiliyor. Niye? Milliyetçilik isyanları çıkıyor. Mustafa Kemal diyor ki ha ben o zaman hep beraber bir arada yaşarız düşüncesi mantıklı değil. Çünkü bunlar isyan edecekler. Hürriyet, ulusal birliktelik, ulusal egemenlik kavramları Mustafa Kemal zihninde oluşuyor. Biz o zaman ulusal bir birliktelik yapmalıyız. Haydi hep beraber muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kan da mevcuttur diyeceğim diyor. Ve o kafasında bir fikir oluşuyor yani. Kafasında bir ampul parlıyor. Ha, ben bunları bu şekilde organize edebilirim diyor. Hatta Arapları da Trablusgarp'ta örgütçülük özelliğini, teşkilatçılık özelliğini bu şekilde kullanacak. Ulusal egemenliğe önem veriyor. Bir kere diyor artık padişahlık, sultanlık, krallık bitti. Halk egemen olmalı diyor. Mesela Mustafa Kemal tek başına ülkeyi yönetebilirdi. Ardından oğlu gelebilirdi. Ondan sonra oğlu gelebilirdi. Çünkü ülkeyi kurtarmıştı. Hayır diyor bu saçma. Bu anlamsız bir düşünce. Halk yönetebilir. Halk kendisi iktidara gelecek. Halk kendisi karar verecek. Çünkü bir kalemi kırabilirsin ama bir sürü kalemi kıramazsın. Halk beraber karar verirse en doğru karar verilecek. Bu da zaten Fransız ihtilalinden kazandığı bir kavram. Sanayi inkılabı sonrasında sanayi inkılabına ayak uyduramadığımızı görecek. Ulusal ve bir ekonomi oluşturmamız gerektiğini ve çağdaşlaşmamız gerektiğini görecek. Kapitülasyonların bizim için bir bela olduğunu anlayacak ve kapitülasyonların kaldırılması için mücadele edecek. Bu önemli dolayısıyla. Osmanlı içinde bulunduğu durum, Osmanlı'nın Avrupa'nın gerisinde kalması, azınlık isyanları ve savaşları kaybetmesi artık Osmanlı'nın zor durumda olduğunu Mustafa Kemal anlayacak ve bunu halka anlatmaya çalışacak. Çünkü halk haberdar değil yani. Ya işte bakıyoruz ya diyor. Halkın umurunda değil zaten. Halkın umurunda esasında. Trablusgarp Savaşı'nda, Balkan Savaşı'nda halk bayağı bir şehit vermiş. Birinci Dünya Savaşı'nda da birçok şehit vermişiz ama hala Osmanlı kurtarabilir zannediyoruz. Ya da kurtaramazsak da bir şekilde hallederiz diyor ama padişahın içinde bulunduğu zor durum göremiyor. İnternet de yok. Televizyon da yok. Hemen böyle Facebook'taki haberi gördün mü? Twitter'da bir şey paylaşmışlar. Instagram'da öyle bir şeyler söyleyemiyor. Dolayısıyla Mustafa Kemal genelge ve kongrelerle halkı bilinçlendirmeye çalışacak. Hakimiyeti milli, irade-i milliye gibi gazeteler çıkaracak. Doğup büyüdüğü ortam yine batıya açılan Selanik kentte büyümesi ve buranın sosyokültürel ortamı Mustafa Kemal'e engin bir hoşgörü ve mantıklı bir düşünce, akılcı bir düşünce sağlayacak. Yani her yeri biz fethederiz, her şeyi alırız. Gaza gelme diyecek Mustafa Kemal, öyle yok. O eski dönemlerde artık ilim ve fenle her yeri fethedebilirsin. Toprak fethetmek çok önemli değil. Kendi elindeki toprakları koru yeter diyecek.
Yerli ve yabancı düşünürlere baktığımızda Ziya Gökalp, zaten soy isminden belli, Gökalp. Türkçülük düşüncesi de Mustafa Kemal Atatürk'ü etkileyecek. Namık Kemal vatan şairi, vatan sevgisi kazandıracak. Mehmet Emin Yurdakul, bak Yurdakul soy ismi. Yine milliyetçilik düşüncesini kazandıracak. Voltaire ve Jean-Jacques Rousseau da az önce söylediğim gibi işte demokrasi, milli irade kavramları Mustafa Kemal'e kazandıracak. Şemsiye Efendi Mektebi'nde çağdaş bir eğitim alacak. Matematik öğretmeni ona Mustafa Bey diyecek ki kardeş senin adın da Mustafa, benim adım da Mustafa. Senin adın da Mustafa, benim adım da Mustafa. Sana Mustafa Kemal adını verilecek. Fransızca öğretmeni Nakiyüttin Bey, tarih öğretmeni Tevfik Bey ona çok ciddi bir genel kültür kazandıracaklar. Arkadaşları da yine Ömer Naci edebiyat alanında ona destek verecek. Burada adım adım liderliği olayında Mustafa Kemal'in askeri görevine bakıyoruz Songuç'um. 1905'te Şam'da ilk görev yeri, 5. Ordu. Burada Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurması onun teşkilatçılık özelliğini gösteriyor. 1909'da 31 Mart olayında İstanbul'da Meşrutiyet yönetimine karşı bir gerici bir isyan çıkıyor. O isyanın bastırılmasına görev alıyor. 1910'da Pikardiya manevralarında Fransa'nın Pikardiya bölgesinde yapılan tatbikata gözlemci olarak katılacak. 1911'de Trablusgarp'ta yerli halkı İtalyanlara karşı örgütleyecek ki sonradan Kurtuluş Savaşı'nda da bu özelliğini kullanması gerekiyor. Bu sınavlarda sorulmuş bir şey ve ilk askeri başarısı. 1912'de Balkan Savaşları'nda Gelibolu'da görev yapacak. Edirne'nin geri alınması etkili olacak. Balkan Savaşları'nı kaybediyoruz maalesef. Çok önemli bir savaş normalde. Ama Kurtuluş Savaşı, Birinci Dünya Savaşı olunca Balkan Savaşları biraz ikinci planda kalıyor tarihte. 1913'te askeri ateşçilik olarak, askeri ateş olarak görev yapacak. Bu görev sırasında işte Türklere, Türk azınlıklar, o zaman biz azınlık duruma düşüyoruz artık. Orada bize milliyetçilik göstererekten onlara destek olacak, onların sorunlarını halletmeye çalışacak. Ve milli irade kavramıyla tanışacak, daha da iyi öğrenecek Bulgar Parlamentosu'nu, Bulgar Meclisi'ni inceleyerekten. 1915'te Birinci Dünya Savaşı'nda 1914-1918 arasında Birinci Dünya Savaşı var. Çanakkale cephesinde İtilaf kuvvetlerine karşı başarıyla mücadele edecek. Anafartalar kahraman olacak. Ben size orada düşmanı yenmeyi değil ölmeyi emrediyorum diyecek ve bu askeri dünyada çok önemli bir söz olarak geçiyor. Yani adamdaki zekaya bak. Böylece zaman kazandırıyor ve düşmanın yerine düşmanı oyalayaraktan yeni askerlerle yeni birlikler kazanılmasını sağlıyor. Düşmanın nereden çıkarma yapabileceğini hissediyor mesela. Çanakkale mutlaka gez Songuç'um, orayı gezdiğin zaman çok güzel böyle şeyler yapmışlar. Nedir onun adı? O dönemi canlandıran maketler, gerçek görüntüler, mumyalar koymuşlar. Görünce böyle tüylerin diken diken oluyor. Gerçekten Anafarta var. Evet. Çanakkale geçilmez diyorsun yani. Kafkas cephesinde yine Ruslara karşı başarıyla mücadele edecek ve Muş ve Bitlis'i kurtaracak. Suriye Filistin cephesinde Mustafa Kemal'in savaşta 3 cephe var zaten Birinci Dünya Savaşı'nda. İngilizlerin Anadolu'ya girmelerini engelleyecek. Orada yine mantıklı akılcı davranacak. Şimdi gelelim Birinci Dünya Savaşı konusuna. İşte savaş başlıyor. Savaş başlıyor. Şimdi sömürgecilik ve milliyetçilik için başladı savaş. Yani daha fazla para kazanmalıyız. Ham madde, pazar arayışı dediler İtilaf Devletleri. Almanya, İngiltere birbirine girdiler. Bir de milliyetçilik isyanları da var. Herkes ben Almanım, ben İngilizim, ben Fransızım, ben Sırbım, ben Yunanım. Herkes birbirine girecek. Osmanlı siyasi yalnızlık içinde. Ya ben İngiltere kazanır diye İngiltere'ye girmek istiyor. İngiltere maalesef biz Rusya'ya verdik seni diyor. Şimdi Almanya'dan destek alacağız, o yüzden siyasi yalnızlık içinde kalmak istemeyeceğiz. Kapitülasyonlardan kurtulmak istiyoruz. Bitmişiz yani. Ta kanun döneminden beri kapitülasyonlar yüzünden ekonomik anlamda sıkıntıdayız. Ve yine Mondros Ateşkesi'ni imzalayacağız Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Mondros Ateşkesi güya adı ateşkes ama Osmanlı'yı resmen fiilen bitiren bir anlaşma. Niye? Bizi 7-24 işgali açık hale getiriyor. Yani 7. ve 24. maddeyle Osmanlı artık bitiyor. Niye? 7. madde diyor ki İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit eden bir yer görürse, bir durum görürse orayı işgal edebilecekler. Pis herifler. Reziller. 24. maddede yine Doğu Anadolu'da güvenliğimiz tehdit eden bir durum olursa orayı işgal ederiz. Yani amaçları bizi parçalamak, bitirmek. Dolayısıyla Mondros Ateşkesi'yle Osmanlı fiilen bitiyor Tonguç evladım. Kuvayi Milliye. Biz zaten eskiden beri Mustafa Kemal Atatürk olmasa bile biz zaten milliyetçi bir milletiz. Yani biz Hunlar, Göktürkler, Uygurlar, Osmanlı, Fatih Sultan Mehmet, Osman Gazi, Ertuğrul Gazi, Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim'in torunlarıyız. Biz dolayısıyla Kuvayi Milliye yapıyoruz ama Mustafa Kemal diyor ki ya böyle Kuvayi Milliye güzel, tamam milli mücadeleyi başlatmışız ama bu düzensiz olduğu için, bölgesel olduğu için, hukuka aykırı şeyler yaptığı için, ülkeyi kurtarmak için yeterli değil diyecek. Kuvayi Milliye'yi düzenli orduya dönüştürecek. Yine biz yine cemiyetler işte Doğu Anadolu'da, Batı Anadolu'da cemiyetler kuruyoruz. Birazdan bunların haritada üzerine göstereceğim. Ama bunlar da yeterli değil. Bunları birleştirecek tek bir çatı altında Sivas Kongresi'nde ve sonradan da temsil heyeti ve işte Büyük Millet Meclisi ile artık tek bir çatı altında hareket edeceğiz. Niye? Birlikten kuvvet doğar. Öyle bir elin nesi var? İki elin yesi var. Yesi var değil. Evladım sesi var. Topyekun mücadeleyi sağlayacağız. Ülke bütünlüğü ve ulusal bağımsızlık da burada çok önemli kavramlar. Niye? Ülke bütünlüğünü korumaya çalışacağız ilk başta. Bunun için de ulusal bağımsızlığa önem vereceğiz. Ulusal bağımsızlık ne? Düşman buradan saldırıyor. Bir de buradan saldırıyor. Bir de buradan saldırıyor. Ekonomimizi ele geçiriyor. Boğazlarımızı ele geçiriyor. İşte ne bileyim okullarımızı ele geçiriyor.
Sen düşmanı temizledin diyelim ki, ulusal bağımsızlığı sağlamak için doğudan Ermenileri, güneyden Fransızları, batıdan Yunanlıları temizledin. Ulusal bağımsızlığa kavuştuk. Hayır bak bunlar var. Ekonomik bağımsızlığa da kavuşman lazım. Kapitülasyonları kaldırman lazım. Kabotaj kanunu kabul ettirmen lazım. Milli eğitime de kavuşman lazım. Tevhid tedrisatı kabul ettirmen lazım. Veyahut da hukuki bağımsızlığa da kavuşman lazım ki tam anlamıyla milli bağımsızlığı sağlamış ol. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nın temel nedeni Fransız ihtilali, milliyetçilik ve sanayi inkılabı, sömürgecilik. Sanayi inkılabı demek para demek. Yani daha fazla para kazanmalıyız diye herkes birbirine giriyor. Bunlar yol açan temel gelişmeler. Savaşla taraflara baktığımızda bir tarafta ittifak devletleri, yani bizim taraf olacak sonradan. Almanya, Avusturya, Macaristan ve İtalya. İtalya bir oraya bir buraya geçecek. Hem Birinci Dünya Savaşı hem İkinci Dünya Savaşı böyle bir oynak İtalya. İtiraf devletleri ise reziller. Niye? İngiltere, Fransa, İngilizler. Evet, İngiltere, Fransa, Rusya. Bunlar her seferinde kazanıyorlar. Bir oradan alıyorlar, bir buradan alıyorlar, her seferinde kazanıyorlar. İngiltere, Fransa, bilhassa İngiltere'nin kaybettiği savaş yok. Hep kazanıyor. Zaten güneş batmayan bir imparatorluk, sömürge imparatorluğu kurmuş bir devlet. Rusya, Birinci Dünya Savaşı'ndan önce... Arsız Fransız. Arsız Fransız. Ne kadar güzel bir kafiye yaptın Tonguç'um. Rusya ise Birinci Dünya Savaşı'ndan önce Osmanlı'dan sıcak denizlere inelim, işte Antalya'yı alalım, işte ne bileyim Kıbrıs'ı alalım, aşağı inelim falan böyle hayalleri var. Ama orada da isyan çıktığı için Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilmek zorunda kalacak. Bu tarafa baktığımızda neden savaşa giriyoruz biz? Birincisi kaybettiğimiz toprakları geri almak istiyoruz. Balkan Savaşları'nda, Trablusgarp Savaşı'nda ve öncesinde çok fazla toprak kaybetmişiz. Ve kapitülasyonları kaldırmak istiyoruz. Ekonomik anlamda bizi bitiriyor. Ve siyasi yalnızlıktan kurtulmak istiyoruz. Niye? Ya şimdi İngiltere... Yalnızız, depresyondayız. Depresyondayız. İngiltere'ye gidiyoruz diyoruz ki, ya biz size katılsak mı acaba? İngiltere diyor ki, hayır, no. Niye? Çünkü biz Rusya'ya söz verdik, Rusya sizi parçalayacak. Hayda. Aa. Tabii Rusya diyor ki, İngiltere'ye biz diyoruz ki ya sizle beraber hareket edebiliriz. Hani biz de Osmanlı olarak üç kıtaya yayılmışız. Jeopolitik öneme sahibiz. İngiltere diyor ki çok isterdik. I would if I could, but I can't diyor. Yani isterdim ama yapamam. Niye? Çünkü... What a pity to live in a city without electricity. Aynen, elektriksiz bir şehirde. Konumuzla ne alakası var? Tomuş, benim kafamı karıştırıyorsun. Rusya'ya biz sizi söz verdik diyor. Boğazları, işte aşağı doğru inecekler, sıcak denizlere inmek istiyorlar. O yüzden size söz verdik diyor. Biz o yüzden siyasi yalnız... Aynen bak, sanki pastayız. Aynen, bizi yaşlı, hasta adam olarak görüyorlar. Osmanlı, biz savaşa giriyoruz dolayısıyla. Almanya'ya savaşa giriyoruz. Almanya gemilerini Goben ve Breslau'yu satın alıp onları Yavuz ve Midilli yapacağız ve Rus limanlarını bombalayacağız. Bizim 3 temel cephemiz var. Osmanlı sınırlarımız içerisindeki taarruz ve savunma cepheleri, bir de sınırlarımızın dışında yardım için gönderdiğimiz Galicia, Makedonya, Romanya cepheleri var. Taarruz cepheleri Kaka, Kafkas ve Kanal cephesi. Niye Kaka diyoruz? Çünkü bizim için gerçekten sonu biraz sıkıntılı oluyor. Kafkas cephesinde Almanya'nın isteğiyle Rusya'ya saldıracağız. Yardıralım diyeceğiz ama olmayacak. Sarıkamış'ta binlerce şehit vereceğiz. Kanal cephesinde yine Almanya'nın isteğiyle İngiltere'ye saldıracağız. Süveyş kanalına doğru İngilizlerin sömürgelerine saldıracağız ama burada da Tonguç'um olmayacak. Çünkü geri çekilmek zorunda kalacağız. Suriye, Filistin cephelerine, Irak cephelerine doğru çekileceğiz. Dolayısıyla Kafkas cephesinde de, Kanal cephesinde de maalesef kaybediyoruz Tonguç'um. Savunma cephelerinde zaten az üzerine geri çekiliyoruz. Filistin, Suriye cephesi, Irak, İran cephesi, Hicaz, Yemen. Çanakkale cephesinde tüm hepsi birden saldıracaklar. Orada tek kazandığımız cephe. Ve zaten bu cepheyi kazandığımız için, Çanakkale geçilemediği için Osmanlı İmparatorluğu biraz daha zaman kazanmış olacak. Sonradan Almanya kaybettiği için bize yenilmiş sayılacağız. Ama ardından Mustafa Kemal ve Türk halkı birlikte diyecek ki hadi oradan, hadi oradan, hadi oradan diyeceğiz. Burada Almanya yardım için gidiyoruz. Şimdi sınavda çıkar. Birincisi siyasi, askeri, diplomatik, ekonomik, sosyal ve kültürel kelimelerin anlamını bileceksin. Siyasi yönetim sözcüğünü, idare sözcüğünü, sınırlar, toprak kelimelerini gördüğün zaman bu siyasi, padişahla alakalı şeyler. Askeri şeyler ordu, silah, cephane, savaş, bunlar askeri olaylar. Diplomatik, uluslararası anlaşma, görüşme, dış politika, ateşkes anlaşması, bunlar da diplomatik şeyler. Ekonomik, mali, iktisadi, ticari, kapitülasyonlar, para, bunlar hep ekonomiyle alakalı. Sosyal, toplumsal, milletlerle alakalı. Yahudiler, işte Araplar, işte Türkler, toplumsal şeyler, sosyal. Society İngilizce'de toplum demek, social da toplumsal demek. Sosyal, toplumsal kavramlar yani. Kültürelde milli ve dini özellikler, kültürel özelliklere geliyor. Bunların ne anlama geldiğini bil, buraya SS al ya da beynine yaz Tonguç'um. Şimdi işgal yıllarında burada Mondros Ateşkesi'nin maddelerini verir, yorumunu ister veyahut da hangi alanla alakalı olduğunu söyler sana. Yani bir madde veriyor, nasıl geldiğini şöyle gösterelim. %100 geliyor böyle sorular. 7. madde veya 24. maddeyi veriyor. Ulaşılır ulaşılamaz diyor. Ülke bütünlüğü, işgale hukuki dayanak, işte fiilen bitirmiş gibi cümleler veriyor. Ya da bir metin veriyor. Mondros Ateşkesi öncesi Osmanlı Devleti'nin işte bulunduğu durumu gösteren. İstanbul Hükümeti veya Mustafa Kemal'in nasıl hareket ettiğini soruyor.
İstanbul hükümeti teslimiyetçi davranıyor. Orada teslimiyetçi işareteceksin. Ama Mustafa Kemal direnişçi, özgürlükçü ve milliyetçi davranıyor. Dolayısıyla bu içi benzer şeyler, bu içi tam tersi. Eğer teslimiyetçi, işte aymaz, işte böyle böyle ülkesini rahatça savunamayacak durumda olduğunu gösteren şeyler, bir tarafta direnişçi, özgürlükçü, milliyetçi olanlar bir tarafta. Yani Mustafa Kemal tarafı, bizim milliyetçi olduğumuz taraf diyoruz. Şimdi soruların nasıl geldiği gösterdik ama biraz da konu anlatımı yapalım, öyle değil mi? Burada Mondros Ateşkes Anlaşması'yla 7-24 işgallere açık hale geliyoruz Songuç'um. Niye? İstanbul 7. maddeyle diyor ki bak, İtilaf devletleri güvenliklerine karşı tehlike gördükleri bölgeleri işgal edebileceklerdir. Bu ne demek? İşgallere resmen yasal zemin hazırlıyorlar. Ve siyasi olarak. 24. maddeye bakalım. Doğu Anadolu'da 6 ilde herhangi bir vilayeti sitte, 6 ilde herhangi bir karışıklığı çıkarsa bölge işgal edilebilecektir. Bu ne? Ermeni devleti kurmak amaçlanmış, ülke bütünlüğü tehlikede. Bu da yine siyasi bir şey. Boğazlar İtilaf devletleri denetimine bırakılacaktır. Hadi oradan. Toprak bütünlüğümüzü bozuyor. Egemenlik haklarımız ihlal ediliyor. Bak, bu egemenlik haklarının ihlal edildiği çıkmış. Yönetim hakları ihlal ediliyor. Bu da yine siyasi bir karar. Ordunuzu terhis edeceksiniz. Ordunuzu ele geçiriyoruz. Hadi oradan, ne yapıyorsun sen? Ülkeyi savunmasız bırakmaya başlıyorlar. Bu da yine askeri bir karar. Demir yolları, ulaşım ve haberleşme araçları, limanlar, toros tünelleri ve geçişler İtilaf devletleri denetimine bırakılacaktır. Ya bir kere doğru konuş. Nasıl konuşuyorsun sen? Yani ülke içinde kontrol ele geçirmek istiyorsun. İşgallere karşı örgütlenmeye engelliyorsun. Ve hani eğer haberleşme araçlarını ele geçirirlerse ne olacak? Bir oradan, bir şuradan, bir buradan saldırıyorlar. Dolayısıyla da sen eğer haberleşemezsen milli mücadeleyi topyekün hareket ettiremezsin. Bu yüzden de ister istemez sıkıntı yaşarsın. Ülke içinde kontrol ele geçirip işgallere karşı örgütlenmeyi engellemeye çalışıyorlar. Bu da teknik ve ekonomik bir neden. Şimdi soruları nasıl geleceğini gösterdik ve geçelim cemiyetler ve kuvayi-milliye. Şimdi cemiyetler ve kuvayi-milliye'de yararlı cemiyetler var, zararlı cemiyetler var. Yararlı cemiyetler yöresel, yani bölgesel, vatansever, milli mücadeleye bir dayanak oluşturuyor. Milliyetçiler ve Sivas Kongresi'nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuku adı altında tek bir çatı altında birleştirecekler. Zararlı cemiyetler ise adı üzerine, zararlı. Bağımsız bir devlet kurmak istiyorlar, ülke bütünlüğünü bozuyorlar, ulusal birlikleriye aykırılar, oldukları yerlerde isyanlar çıkarıyorlar. Wilson ilkelerine dayanak oluşturaraktan, işte Amerikan Başkanı Wilson diyor ki Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Yenenler yenilenleri ezmesin, bir bölgede kim çoksa orası onun olsun diyor. İşte Rumlar da, Ermeniler de, burada biz çoğuz. İşte Trabzon. Ki Pontus Rum Cemiyeti, işte burada Rumlar çok, burası Rumların olsun diyor. Veyahut da Mavri Mira Etnik Eteri Cemiyeti Ege'de, burada Rumlar çok, İzmir Rumların olsun diyor. Veyahut da işte Doğu Anadolu'da Taşnak ve Hınçak Cemiyeti, Ermeni Cemiyeti, burada Ermeniler çok, burası Ermenilerin olsun yan falan diye konuşuyorlar. Biz de diyoruz ki kardeş, burası Erzurum, burası Dadaş mekanı, yani ne oluyor yani, Vatapiti, ne yapmaya çalışıyorsunuz siz diyeceğiz. Ve burada Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk, burada İzmir Müdafaa Hukuk, burada Trakya Paşaali Meydan Müdafaa Hukuk, burada Trabzon Muhafaza Hukuk, burada Klikyalılar Cemiyeti ile biz milli mücadeleyi bir şekilde yapmaya çalışacağız. Azınlıklar ve milli varlığa düşman, bir de kendi içimizden çıkan zararlı cemiyetler var. Hatta bunu ben şu haritada sana bir kez daha göstermek istiyorum Tonguç'um. Birincisi bak, kırmızılar direkt bizimkiler. Yani yararlı cemiyetler. Bölgesel, yani bu kötü bir şey esasında, çünkü tüm ülkeyi kurtarmak lazım. Milliyetçi, bu iyi bir şey, milli bilinci uyandıracaklar. Özgürlükçü ve direnişçi. Sivas'ta tek çatı altında toplanıyorlar. Şimdi bak, burada Trakya Paşaeli var. Trakya'da Milli Kongre Cemiyeti var. Basın yayın yoluyla mücadele edecek. Bunu soruyorlar sınavlarda. İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti var. Mavri Mira Yeterli'yle mücadele edecek. Anadolu Kadınları var. Trabzon Muhafaza Hukuk Cemiyeti var. Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti var. Hınçak ve Taşlak'la mücadele edecek. Ve Klikyalılar Cemiyeti var. Klikyalıların ismi biraz yabancı cemiyet gibi ama normalde bizimkiler. Zararlar ise mavi renk. İşgalleri kolaylaştırıyorlar, kendi bağımsız devletlerini kurmaya amaçlıyorlar ve Wilson ilkelerini kullanıyorlar. Yani bir bölgede kim çoksa orası onun olsun gibi maddelerle orada çoğalmaya çalışıyorlar. Burada bak, Hınçak Taşnak Ermeni Cemiyeti, Hınçak ve Taşnak burada yine Doğu Anadolu'da, Pontus Rum, Rum Cemiyeti, Mavre Mira ve Etnik Yeterli Rum Cemiyeti, burada yine Trakya'da bir bağımsız Rum devleti kurmaya çalışıyorlar. Milli varlığa düşman cemiyetler ise siyahlar. Amaçları ve faaliyetleri bize zarar veriyor. Yani Wilson prensipleri diyor ki, ya biz ülkeyi kurtaramayız. Trablusgarp Savaşı'nı kaybettik, Balkan Savaşı'nı kaybettik, Birinci Dünya Savaşı'nı kaybettik. O yüzden Amerikan mandasına girelim. Amerikan mandası bizi kurtarsın. Amerikalılara teslim olursak kurtulırız diyorlar. Halbuki manda bir himaye iğrenç bir şey. İngiliz Muhitleri Cemiyeti, biz İngiliz mandasına girelim. İngilizler bizi kurtarabilir. İçişlerimize serbest olalım, dışişlerimize İngiltere'nin kontrolünde olan diye İngiliz mandası altına giriyorlar. Hürriyet ve İtiraf Cemiyeti, İslam ve Kürt Değerli Cemiyeti, bunlar da yine ülkenin kurtarılışının padişahta olabileceğini düşünüyorlar. Bu yönüyle milli varlığa düşman cemiyetler diyebiliriz. Geldik milletin ordusu Kuvayi-Milliye. Mustafa Kemal'in çok güzel bir sözü var. Tabii imzayı güzel atamamışlar. Ben şurada daha güzel bir şekilde atmaya çalışayım şöyle Tonguç'um. Hop 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 hop, şöyle yapalım. Tamam. Kuvayi-Milliye milletin ruhundan,
ve sonsuza kadar yaşamaya bağımsızlık isteğinden doğmuş bir birliktir ki onu hiçbir şey yok edemeyecektir. Hakikaten de hala Kuvayi Milliye ruhu devam ediyor. Yani nedir? Milli bilinç, milli bağımsızlık ruhu. Kuvayi Milliye'nin özellikleri neler? Birincisi vatansever. Biz zaten hep vatanseveriz. Direnişçi, milliyetçi ama bölgesel. Bak bölgesel olması birazcık olumsuz bir şey. Yani tüm ülkeyi kurtaramaz. Dağınık, düzensiz bunlar da. Ve disiplinden uzak, topyekun mücadele ve hukuka uyma yok. Bunlar da yine Kuvayi Milliye'nin olumsuz yönleri. Ama olumlu yönleri çok fazla olduğu için biz Kuvayi Milliye'yi mükemmel bir şekilde seviyoruz. Şimdi Kuvayi Milliye ve cemiyetlerden sonra nasıl geliyor? Bir bilgi veriyor. İşte Wilson, İngiliz mayıpları, Klikyalılar gibi cemiyetler. Bunlardan kurtuluş çareleri veriyor. Sen esasında sorun içerisinde sana bilgileri verip yorum yapmanı istiyor. Sen Klikyalıların milli varlığa yararlı bir cemiyet olduğunu, milli bağımsızlık için mücadele ettiğini biliyorsan buradan zaten soruda kesinlikle seni kandıramıyorlar. Ya da bir metin veriyor. Hangisine ulaşılır ulaşılamaz diyor. Sen bağımsız, milliyetçi, özgürlükçü olduğunu biliyorsun cemiyetlerimizin veya Kuvayi Milliye'nin ama teslimiyetçilik zaten iğrenç bir seçenek. Buradan da anlayabiliyorsun. Ya da böyle çok çeldiricisi olan seçenekler de verse bile eğer metni güzel bir şekilde okursan soruyu doğru bir şekilde yapabiliyorsun. Zaten fende, matematikte bile ön bilgi veriyorlar. İnkılap tarihinde bu her zaman bu şekilde geliyor. Gelelim istiklal yolculuğumuza. Ulusal bilinç, ulusal bağımsızlık, ulusal birlik ve beraberlik ve ulusal egemenlik kavramlarını çok net bilmelisin Tonguç. Bunu zaten videomuzun en başından söylemiştik. Ulusal bilinç neydi? Haberdar olacaksın. Ne oluyor ya? Ben hiçbir şey haberim yok ya. Hayır. Ülke zor durumda. Ülke tehlikede. Düşman saldırıyor. Bunlardan bilinçli bir şekilde haberdar olmalısın diyor Mustafa Kemal. Havza genelgesinde milli bilinci uyandırıyor. Ulusal bağımsızlık ülkenin düşmandan her anlamda kurtarılması. Ulusal birlik ve beraberlik tek başına değil de hep beraber ülkeyi kurtaracağız. Topyekun mücadele. Ulusal egemenlik ise ülkeyi halkın yönetmesi. Mesela şu anki Arabistan'da ulusal egemenlik yok. Ama ulusal bağımsızlık var. Ulusal birlik ve beraberlik de var. Yani adamlar bir bütün ve bağımsızlıklarına düşkünler. Bayrakları var, sınırları var, ordular. Ama ulusal egemenlik yok. Ülkeyi kral yönetiyor. Bizde ise veyahut da demokrasiyle yönetilen ülkelerde ulusal bağımsızlık da var. Ülkenin bayrağı, sınırı, ordusu var. Artı ulusal egemenlik de var. Yani halk yönetebiliyor. Dolayısıyla ulusal bağımsızlık ve ulusal egemenlik farklı şeyler. Sakın sakın bu çukura düşme. Örnek sorularda da sordular. Geçen seneki sınavda da sordular. Ondan önceki sınavda sordular. Ulusal bağımsızlık. Düşmandan kurtarmak. Ulusal egemenlik ülkeyi halkı yönetmesi. Bunu bileceksin. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Cemiyeti Sivas Kongresi'nde tek bir çatı altında birleşmek. Milli mücadeleye basın yayın çok önemli. Çünkü biz insanlara bu şekilde haberleri ulaştıracağız. Televizyon yok, internet yok. Misak-ı Milli yine bizim ulusal yeminimiz. Yani kapitülasyonları kaldıracağız, azınlık haklarını koruyacağız ama vazaklar vermeyeceğiz. Boğazlar, sınırlar, Arap bölgelerinde referandum bunların hepsi Misak-ı Milli'nin temel maddeleri. Bizim Kurtuluş Savaşı reçetemiz. Hep Misak-ı Milli'ye ulaşmaya çalışacağız. Bazen Misak-ı Milli'den tavizler vereceğiz. İşte Batum'da veyahut da işte Hatay'da ama temelinde hep hedefimiz, hayalimiz Misak-ı Milli'ye ulaşmak. Büyük Millet Meclisi eşittir milli irade. Zaten ulusal egemenlik, milli irade kavramlarını gördüğün zaman hemen aklına meclis, sandık, seçimler ve cumhuriyetin ilanı gelecek. Saltanatın kaldırılması gelecek. Büyük Millet Meclisi milletin ta kendisi. O mecliste herkes var ve bir arada temel amaç milli bağımsızlık, ülkeyi kurtarmak ama milli iradeyle kurtaracaklar. Hıyanet-i Vataniye Kanunu meclise karşı isyanlar çıkacak. Vatan hainisini siz diyeceğiz biz. Yani biz ülkeyi kurtarmaya çalışıyoruz, milli meclis açmışız ama siz vatan hainliği yapıyorsunuz. İstiklal mahkemelerinde yargılayacağız. Bu da hukukun üstünlüğüne önem verdiğimizin göstergesi Tonguç. Yine egemen devlet anlayışımız önemli. Yani kesinlikle ve kesinlikle bağımsızlığımıza ters düşen şeylere izin vermeyiz. Peki sorular nasıl geliyor? En önemli kısma geldik hocam. Aynen zaten seni ilgilendiren kısım da burası ama normalde Tonguç'um bak belki fen dersi için hatta matematik dersi için hatta işte ne diyebiliriz başka İngilizce dersi için bunu söyleyebiliriz. Ya sınavda nasıl çıkacak ama inkılap tarihi çok önemli. Din dersi aynı şekilde yani sadece bu dünya değil öbür dünyada var inkılap tarihi dönem. Çünkü şu anda sadece dersler değil hayatı da anlıyorsun. Acaba geçmişte neler yaşamışız? Gelecekte bize düşmanlar neler yapabilir? Bunu görmüş oluyorsun. Dolayısıyla bunu genel kültür olarak da bilmen gerekir diye düşünüyorum Tonguç'um. Şimdi soru nasıl geliyor? Milli mücadele gelişmeleri veriyor. Bir soru köküyle buradan bak bu şimdiye kadar %100 gelmiş. %100 gelir diye bir kez daha söylüyorum. Bu videoda bir kez daha göstereceğiz sonrasından sonra. Diyeceğiz bak %100 gelir demişti. Geldi bak biz söylemiştik falan diye böyle hava atmaya çalışacağız. Ama %100 geliyor çünkü. Ulusal bağımsızlık, ulusal egemenlik, ulusal eşitlik, ulusal birlik. Burayı bileceksin. Bunları zaten 500. kez anlattım. Ya da bir metin söz veriyor. Milletin ve azim kararı işte Amasya Genelgesi'nden, Erzurum Kongresi'nden, Sivas Kongresi'nden, Havza Genelgesi'nden bazı maddeleri verip bu neye denk veriyor diyor. Vurgulanmıştır diyor. Ulusal egemenlik. Niye? Milletin kararı demek, millet egemenliği demek. Millet, ulus,
Karar, egemenlik. Buradan her yerde bu sorulduğunu bilmen gerekiyor Tonguç Eylem benim. Şimdi başlayalım İskal yolculuğumuza. İskal yolculuğu ne? Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gönderiliyor esasında ama kendisi çıkıyor. Niye? Çünkü amacı ulusal bağımsızlığı korumak, halkı bir araya getirip ulusal birlikteliği sağlamak ve en sonunda da ulusal egemenliği gerçekleştirip güzel bir devlet kurmak istiyor. Ama ilk başta gidip de Samsun'a gidip beyler yeni bir devlet kuracağız, hadi gelin Osmanlı'yı yıkalım, yeni bir devlet kuralım diyebilir mi? Diyemez. Hiçbir yerde bunu rahat rahat söyleyemez. Söylememesi de lazım. Niye? Amaç önce ülkeyi kurtarmak. Amaç önce ülkeyi kurtarmak olduğu için padişahçıları, saltanatçıları, hilafetçileri, işte her tür insanın yanına çağırıyor. Niye? Amacı ülkeyi kurtarmak olan herkes bizle beraber olsun diyor. Sonradan diyecek ki bak ülkeyi biz kurtardık, o yüzden ulusal egemenliği gerçekleştirelim diyecek. Yani hemen bir anda padişahlığı kaldıracağız, hadi gelin Samsunlular. Ne diyorsun ya sen der millet? Ne diyorsun sen ya? Ama önce ülkeyi kurtaracağız diyecek ve ülkeyi kurtarmak için de ulusal bağımsızlığa önem verecek. Stratejik bir hamle yapmış hocam. Yani belki de o anda onu da, o da düşünmüyordu belki. O anda o da ülkeyi kurtarmak istiyordu ama sonra ülkeyi kurtardıktan sonra halkla beraber karar verecek. Zaten Mustafa Kemal'den de önce bak Mustafa Kemal 1881'de doğuyor Tonguç'um Atatürk. 1881'den önceki bir tarih veriyorum sana. 1876'da %50 halk, 150 padişah. Seçim. Meşrutiyet. Harikasın Tonguç'um, çok zekisin. Meşrutiyet yönetimi gelmişti yani. Mustafa Kemal doğduğunda insanlar seçim, sandık nedir, meclis nedir, milletvekili nedir biliyorlardı. Ama Mustafa Kemal %100 halk egemenliği olsun diyecek. Burası da önemli. Şimdi yani şu yanlış bir bilgi. Mustafa Kemal padişahlığı bitirdi, cumhuriyeti getirdi. Ya yok öyle bir şey. Zaten meşrutiyet vardı. İttihat Terakki Partisi bizi bir dünya savaşına sokmuştu yani. Parti bizi bir dünya savaşına sokuyor. Şimdi önce Samsun'a çıkacak. Samsun'da, Samsun'a gönderilme sebebi şu. Diyorlar ki işte İtilaf Devletleri hani 7. madde vardı ya. Güvenliğimizi tehdit eden bir durum olursa orayı işgal edebiliriz diyorlardı. İşte Samsun ve çevresinde Türkler Rumlara zulmediyor. O yüzden Türklerin elindeki silahları toplayın diye bir adam gönderin diyorlar. Padişah'ta kimi göndersem, kimi göndersem acaba? Bak sen. Mustafa Kemal Atatürk'ü gönderiyor. O zaman daha Türk soyisini almamış. Mustafa Kemal diyor ki git oradaki Türklerin elindeki, yani bizimkilerin elindeki silahları topla. Oradaki Türkleri sakinleştir ve geri gel diyor. Mustafa Kemal de tabii diyor hallederiz. At diyor Samsun'a gidiyor. Sence Mustafa Kemal orada bizim elimizdeki silahları toplayıp otsuz durun, teslim olun, düşmana hemen ülkemizi verin der mi? Demez. O orada milli bilinci uyandırmak için büyük bir yolculuğa çıkıyor. Samsun'a varır varmaz da hemen milli mücadeleyi başlatma kararı alıyor. Ve hatta İstanbul'a bir telgraf çekiyor. Diyor ki burada Türkler değil Rumlar uyuzluk çıkarmaktadır, stop. Türkler çok iyidir, stop. Rumlar gıcıktır, stop diye buna benzer bir mesaj atıyor. Bir telgraf atıyor, mail diyelim, elektronik posta. Ve padişah diyor ki lan Allah biz bir adam gönderdik ama ne oldu neyse. Sonra ardından Havza'ya gidiyor, milli bilinci uyandırıyor. Diyor ki ulusun bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü tehlikede olacağını sonradan Amasya'da söyleyecek ama milli bilinci uyandırmak için ülkenin işgaller altında olduğunu söylüyor. Ardından Amasya'ya gidip Amasya genelgesini yazıyor. Amasya genelgesinde amaç, gerekçe, yöntem. Hatta bu İskal yolculuğu burada gözüküyor. Tamam burasını söyledik ama biz şuraya geçelim kronolojik olarak. Şimdi Samsun'a çıktık. Ya İskal ya ölüm dedik. Havza genelgesinde milli bilinci uyandırdık. Burası da bak sınavlarda soruluyor Tonguç'um, dikkatli ol. Amasya genelgesinde Kurtuluş Savaşı'nın yağı. Yani bak yöntem, amaç ve YAG. Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi. Gerekçe ne? Ulusun bağımsızlığı, vatanın bütünlüğü tehlikede. Amaç ne? Ulusun bağımsızlığına ulaşmak. Yöntem ulusun bağımsızlığını, yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır. Yani milli egemenliğe vurgu yapıyor. Bunu duyunca tabii padişah çıldırıyor. Ne yapıyorsun sen orada? Çabuk gel buraya diyor. Hemen gel buraya diyor. Mustafa Kemal de itiraz ediyor. Ben diyor istifa ediyorum askerlik görevimden. Düşün yıllarca, hatırlar mısın, burada hepsini anlatmıştık. Birçok cephede savaşmıştı. Birçok başarılar elde etmişti. Birçok yerde milli mücadele için ve ülkemiz için iyi yerlere gelmişti. Hatta artık generalliğe kadar yükselmişken, bak da buralara kadar gelmişken, Şam'da, 31 Mart olayında, Trablusgarp Savaşı'nda, Balkan, bir sürü şey, askerlik görevinden istifa ediyor. Niye? Milleti için. Sinir millete dönüyor ve diyor ki ben artık tamam bundan sonra maaşım, rütbem falan yok ama bu halkla beraber ülkeyi kurtaracağım diyor. Önemli olan ülkeyi kurtarmak. Ben sonuçta general olmuş ama ülke gitmiş. Ne anlamı var? Erzurum Kongresi'ni yapacak Amasya Genelgesi'nden sonra. Burada da toplanış bakımından bölgesel ama alınan kararlar bakımından ulusal bir kongre olacak. Ermeni tehlikesine karşı mücadele edilmesi gerektiği söylenecek. Doğu Anadolu Müdafaa Cemiyeti topluyor bu kongreyi. Trabzon Müdafaa Cemiyeti ile beraber. Temsiliyeti ilk kez burada oluşturulacak. Milli sınırlardan burada ilk kez bahsedilecek ve manda ve himaye ilk kez
Tonguç'um her seferinde bunu yapıyorsun ama bu manda o manda değil. Esasında hepimiz birer mandayız öğrencilik dönemimizde. Niye biliyor musun? Şundan dolayı ders çalışıyoruz, süt veriyoruz, ineğiz, tamam bu güzel. Aynı zamanda iş işlerimizde serbestiz. Odamızda rahat rahat ders çalışabiliriz. İşte ne bileyim sosyal medyaya girebiliriz. Ama dış işlerimizde yani işte anne ben gece 3'te geleceğim eve. Hadi oradan. Daha ekonomik bağımsızın yok ki eve benim dediğim saatte geleceksin. Servise ineceksin eve geleceksin. Otobüse ineceksin eve geleceksin. Yürüyeceksin eve geleceksin diyorlar. Niye? Dış işlerimizi anne ve babamıza bağlıyız. İşte manda ve himaye de böyle bir şey. Eğer sen ekonomik bağımsızlığın yoksa, tam anlamıyla siyasi bağımsızlığını elde etmediysen, içlerinde serbest oluyorsun ama dışlarında İngiltere'ye, Amerika'ya, ne bileyim farklı farklı devletlere bağlıyorsun. Mustafa Kemal diyor ki, ya istiklal ya ölüm, böyle olmaz olsun diyor yani. Böyle olmaz. Manda ve himayeyi reddediyor. İlk kez Erzurum Kongresi'de, Sivas Kongresi'de bir kez daha reddedecek. Sivas Kongresi'de her yönüyle ulusal, yani toplanış bakımından da ulusal, alınan kararlar bakımından ulusal, tek elden direniş sağlanıyor. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında tüm yararlı cemiyetler birleştiriliyor. Hani Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk, Trabzon Müdafaa Hukuk, İzmir Müdafaa Hukuk, Trakya Paşaeli Müdafaa Hukuk, işte Klikyalılar, Reddi İlhak falan bir sürü cemiyet vardı. Hepsi tek bir çatı altında birleştiriliyor. Temsil heyeti kurulmuş Erzurum Kongresi'nde. Temsil heyeti tüm yurdu kapsar hale getiriliyor. Temsil heyeti şu. Mustafa Kemal ve ekibi. Hani diyoruz ya Samsun'a çıktı falan. Kimsiniz siz? Biz artık Mustafa Kemal ve kardeşleri. Arkadaşlar. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bir adı var artık. Temsil heyeti. Neyi temsil ediyorlar? Milletimizi temsil ediyorlar. İrade-i Milliye Gazetesi çıkarılıyor. Basın yayın yoluyla da yine mücadele edeceğiz. Ve ardından Amasya görüşmeleri yapılıyor. Biz bütün bunları yaptıktan sonra İstanbul'da Damat Ferit istifa etmek zorunda kalıyor. Çünkü Sivas Kongresi'ni durdurmaya çalışmıştı. Padişah'ın sadrazamı Damat Ferit. Durduramayınca Damat Ferit istifa ediyor. Yerine Ali Rıza Paşa geliyor. Ali Rıza Paşa diyor ki padişah. Efendim şu adamlarla bir görüşelim. Bu kadar havza genelgesi yaptılar. Amasya genelgesi yaptılar. Erzurum Kongresi yaptılar. Sivas Kongresi yaptılar. Bir sürü kongre yaptılar. Güzel. Bir şunlarla bir konuşalım. Ne anlamaya çalışıyorlar bunlar diyor. Amasya görüşmelerinde padişahın adamı Salih Paşa, donanma nazırı ve Mustafa Kemal ekibi bir araya geliyor. Ve burada Amasya görüşmelerinde biz diyoruz ki bakın bizden haber sakın sakın itiraf devletleriyle anlaşma yapmayın. Sakın sakın onlarla bir araya gelmeyin. Onların dediklerini yapmayın. Biz dediklerimizi yapın diyoruz. Padişah bunu tabii ki reddediyor. Hadi oradan diyor. Merkezi otoritesine önem verdiği için bunu kabul etmiyor. O zaman bize diyoruz ki o zaman meclis toplansın. Mebusan Meclisi açılsın. Mebusan Meclisi'ne işte az önce bahsettiğimiz Osmanlı meşrutiyetten gelen meclis. Yani İstanbul'daki meclis. İstanbul'daki meclis toplansın diyoruz. İstanbul'daki meclis toplanmak kararını kabul ediyorlar. Biz hatta daha güvenli olsun diye İstanbul dışında toplansın diyoruz. Kabul etmeyecekler ama sonradan İstanbul'daki meclisin İngilizler tarafından işgali sonrasında ne kadar haklı olduğu Mustafa Kemal ortaya çıkacak. İleri görüşülük. İstanbul'daki meclisin toplanma kararı alındıktan sonra tüm ülkede seçimler yapılırken Mustafa Kemal ve arkadaşları da nereye yani temsil etti? Ankara'ya geliyor. Niye Ankara'ya geliyoruz? Çünkü birincisi Batı cephesine yakın. Buradan Yunanlar saldırmıştı ya. İstanbul'a yakın, başkente yakın ve ulaşım kolaylığı var. Ankara'ya geleceğiz. Sonradan Ankara Milli Mücadele'nin merkezi olacak. Ankara'ya geldikten sonra biz İstanbul'daki mecliste toplanıyor. İstanbul'daki meclis toplanıyor. İstanbul'daki mecliste kararlar alınıyor. Normalde meclisin toplanmasına itiraf devletleri neden izin veriyor? Şundan dolayı izin veriyor. Diyorlar ki bunlar nasıl olsa işte böyle Amasya genelgesi yaptılar, Erzurum Kongresi yaptılar, Sivas Kongresi yaptılar ama en sonunda İstanbul'daki mecliste halk İngiltere'nin mandası olmayı veyahut da Amerika'nın mandası olmayı ya da işte savaşmayalım padişahımız ne derse kabul edelim diyeceklerini düşünüyor. Niye? Çünkü Mustafa Kemal Samsun'da işte Havza'da Amasya'da Erzurum'da Sivas'ta bir sürü şey kararları aldı ama en son kararı İstanbul'daki meclis verecek. İstanbul'daki mecliste de çoğunluk saltanat taraftarı onlar da bizim istediğimiz karar alırlar diye düşünüyor. Hani bunları durdurmakla uğraşmamışlardı biraz durdurmaya çalıştılar ama İstanbul'daki mecliste, Meclis-i Memusan'da misak-ı milli kararlar yani ulusal yemin kararları alınıyor. Bu kararlar alındıktan sonra neyi kapsıyor bunlar? Kapitülasyonları kaldıracağız. Ekonomik bağımsızlık. Azınlıklara kesinlikle fazla haklar verilmeyecek. Uluslararası eşitlik. Boğazlar bizimdir. Egemen devlet anlayışı. Sınırlarımızı, Mondros Ateşkesi sonrası kalan sınırlarımızı koruyacağız. Vatan bütünlüğü. Arap topraklarında halk oylamasını yapılacak. Referandum. Kars, Ardahan, Batum ve Batı Trakya'da halk oylaması yapılacak diyoruz. Bu da misak milli oluyor. İtiraf devletleri çıldırıyor. What the hell is going on? Ne yapıyorsunuz siz burada diyor. Ne yapmaya çalışıyorsunuz diyor. Ve İstanbul'u işgal ediyorlar. Meclisi işgal ediyorlar. Ve meclisi işgal etmeleri ulusal egemenliğe doğrudan bir saldırı. İstanbul'u işgal etmeleri başkente saldırı. Ulusal bağımsızlığa, ülke bütünlüğüne saldırı. Aykırı bir şey. Ve biz de onlar İstanbul'u işgal edip meclisi işgal edince biz de diyoruz ki o zaman kardeş biz de Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni açıyoruz. Ve Ankara'da açılan ilk meclis kurucu bir meclis. Niye? Yeni bir devlet kuruluyor ve
Yeni bir anayasası olacak. Teşkilat esasiyeti. Demokratik bir meclis çünkü her görüşten insan var. Padişahçısı da var. Çünkü padişahın bulunduğu İstanbul'u işgal ettikleri için padişahçıları da çağırıyor Mustafa Kemal. Yani saltanat yanları da gelsin, onlar da ileride bir şekilde gerekirse padişah da meclisin alacağı duruma göre yerini belirler diyor. Her tür düşüncede olan insan var. Ve Milli Meclis çünkü Türk adıyla kurulacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Olağanüstü meclis, güçler birliği var. Yani yasama, yürütme, yargı hepsi tek bir çatı altında toplanacak. Amaç ülkeyi kurtarmak. Savaş meclisi, amacı Kurtuluş Savaşı'nı yönetmek. Yani hadi meclisi açtık, şimdi ne yapalım? Hadi kanunlar çıkaralım. Acaba ne yapsak? Sınavları kaldırsak mı? Yeni bir anayasa falan. Hayır. Önce düşman var. Buradan Yunanlar saldırıyor batıdan. Doğudan Ermeniler saldırıyor. Güneyden Fransızlar saldırıyor. Meclisi açtık ama orada milletvekilleri hadi baba ne haber oturalım biraz yemek yiyelim. Hayır hayır. Milletvekilleri aynı zamanda komutan, aynı zamanda savaşçı, aynı zamanda ordunun içerisinde mücadele eden kişiler. Ve halk meclisi yani milletin ta kendisini oluşturuyor. Herkesinden insan var. Bunu da bilmemiz gerekiyor Tuğmuş. Bu arada 6 Nisan'da da Anadolu Ajansı kuruluyor. Halkı bilgilendirmek amaçlı. Şimdi Misak-ı Milli'den soru gelir mi? Gelir. Nasıl gelir? Misak-ı Milli'nin kararları verilir. Amaç neydi der sana? Milli egemenlik mi? Ülke bütünlüğü mü? Tam bağımsızlık mı? Ekonomik bağımsızlık. Tam bağımsızlık. Evet. Eğer kapitülasyonlar geçiyorsa seçeneklerde yani Misak-ı Milli kararının içerisinde ekonomik bağımsızlıktır. İşte sınırlar bir bütündür, bölmeyeceğiz diyorsa yine tam bağımsızlık ve ülke bütünlüğüne kalır. İşte halk oylaması karar verecektir. Arap bölgelerinde halkın iradesi diyorsa o zaman da milli egemenlik kavramına vurgu yapar. Sorunun köküne göre seçenekler değişebilir ama bu kavramların ne olduğunu bilirsen cümleyi okursun, paragrafı okursun, hop çikilop doğru cevabı yaparsın. Ve ardından Ankara'da Büyük Millet Meclisi açılınca TBMM'ye isyan ediyorlar. Kimler isyan ediyor? Birincisi itilaf heyetleri isyan ediyor. Ne oluyor ya diyor. Biz de adamların Havza Genelgesi'ni durdurmadık. Amasya Genelgesi'ni durdurmadık. Erzurum Kongresi'ni durduramadık. Sivas Kongresi'ni durduramadık. İstanbul'da Misak-ı Milli kararları aldılar. Durdurmaya çalıştık. Adamlar dağ oldular büyüdüler. Ankara'da meclis açtılar diyor. Bu ne saçmalık diyor. Çıldırıyorlar yani. Çıldırsınlar, sıkıntı yok. Ve aynı zamanda padişah da sıkıntıda. Padişah diyor ki ne yapıyorsunuz siz diyor. Osmanlı yönetimi de isyanlar çıkarıyor. Azınlıklar zaten azmış durumdalar. Yani o kadar bir zararlı cemiyetler kurduk. Taştan, kınçak, ettik yeter ya. Mavre Mira, Pontosorum falan. Abi adamlar meclis açtılar diyor. Böyle bir şey olamaz. Milli mücadele gittikçe güçleniyor. Samsun'da başlayan o minik Mustafa Kemal ve arkadaşlarıyla yapılan minik mücadele bir anda Büyük Millet Meclisi'ne dönüştü. Bunlar ne hale geldiler diye isyan ediyorlar. İsyanlara karşı bak hilafet ordusu, Anzavur, Düzce, Konya, Milli Aşireti, Yozgat, Demirci, Mehmet Efe, Çerkezistan, Pontus, Ermeni bir sürü isyan var. Bak azınlık isyanlarının üzerinden belli. Ermeni ve Rum isyanlar azınlık isyanları. Eskiden Kuvayi Milliyeci olup bize destek verip sonradan isyan edenler özel isim. Demirci, Mehmet Efe, Çerkezetem. Bunlar ilk başta bu isyanları bastırıyorlar ama sonradan TBMM'nin otoritesine girmek istemedikleri için isyan ediyorlar. Hilafet ordusu Kuvayi İnzibatiye ve Anzavur'da padişah isyanları. Bak şu yeşille gösterdiklerim Osmanlı hükümetinin çıkardığı isyanlar. Şunlar azınlıkların çıkardığı isyanlar. Şunlar eskiden Kuvayi Milliyeciyken bu isyanları bastırmışken çıkan isyanlar. Şunlar da Düzce, Konya, Afyon, Kütahya, Isparta, Adana gibi isyanlarda itilaf devletlerini çıkardığı isyanlar. Yani bunlar şehir ismi. Bunlar özel isim eski Kuvayi Milliyeciler. Bunlar da azınlıklar. Hilafet ordusu yani Kuvayi İnzibatiye, Kuvayi Milliye'nin tam tersi ve Anzavur ise padişahın çıkardığı isyanlar. İsyanlara karşı aldığımız tedbirler birincisi hıyaneti vataniye kanunu. İsyan çıkaran vatan hainidir diyoruz. Ya biz Yunanistan'la savaşmamız gerekirken, Fransızlarla savaşmamız gerekirken, Ermenilerle savaşmamız gerekirken ya ben seninle mücadele ediyorum kardeşim. Sen niye bana böyle çiş yapıyorsun yani? Sen vatan hainisin diyoruz. Ve isyancıları istiklal mahkemelerinde hukukun üstünlüğüne önem verdiğimiz için yargılıyoruz. İstiklal mahkemeleri Büyük Millet Meclisi'nin yargı yetkisini gösterir. Hıyaneti vataniye kanunu ise yasa ve yürütmek yani yürütüyor, yeni bir kanun çıkarıyor, bu yetkisini gösterir. Fetva da dini bildirim. Padişah dini bildirimle diyor ki bu TBMM etrafındakiler yeni bir meclis açmıştır. Din elden gidiyor, Müslümanlık elden gidiyor, halifelik elden gidiyor. Bunlar dinsiz, bunlar donsuz, bunlara dikkat edin, bunlar kötü insanlar diye bir fetva yayınlatıyor. Ama Ankara müftüsü Rıfat Börekçi geliyor bakıyor ki Mustafa Kemal ve arkadaşları Kur'an okuyorlar, kurban kesmişler, dua ediyorlar, mecliste her tür insan var, namaz. Ya diyor bunlar ülkeyi kurtarmak isteyen dindar insanlar. Yanlış bir fetva var, burada hata var diye karşı bir fetva yayınlıyor. Basın yayın yoluyla da mücadele ediyoruz çünkü az önce söylediğim gibi Instagram yok, internet yok.
abi post atalım da herkesin haberi olsun milli mücadeleden. Böyle bir imkan yok. Dolayısıyla gazeteler çıkarıyoruz. Bir sürü like alırdı gerçekten de. Ya Tonguç'um gerçekten çok dejenere olmuşsun. Milli mücadeleden ne like? Hocam sizin kaç takipçiniz vardır? Benim Instagram'ım yok biliyor musun Tonguç? Aa. Sosyal medyam yok çünkü... Hocam siz de entelektüel takılmaya çalışmayın. Kesin vardır bir hesaplarınız. Ya tabii stalk için kullandığım hesaplar var ama temelinde hesabım yok Tonguç'um. Evet. Geldik TBMM ile alakalı soru nasıl gelebilir? Hıyanete vataniye... Benim 72 tane hesabım var farklı farklı zamanlarda. Ya sen Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük stalkersın yani. Onu biliyoruz zaten senin kendi Tonguç Akademi hesabından. Instagram'dan seni takip ediyorum Tonguç'um. Gerçekten çok güzel. Tonguç Akademi güzel şeyler paylaşıyorsunuz. Şimdi hıyanete vataniye ve kanun maddeleri verilir. Söylenebilir söylenemezler. İşte hızlı yargılamak... Hayır öyle bir şey yok. İskal mahkemelerinde hukukun üstünü yargılayacağız. Hukukun üstünü genellikle doğru cevap oluyor Tonguç. Buna dikkat et. Aynı kapitülasyonlar gibi önemli bir madde. Hıyanet-i Vataniye Kanunu, İskal Mahkemeleri neye göre hareket edilmiş? Hukukun üstünlüğüne göre. Yani öyle kafamıza göre hareket etmek yok. Takrir-i sükun var. Mustafa Kemal'e suikast var. Bunlar da yine hukukun üstünlüğü için sorulabilen maddeler. Bunu ikinci dönem fikrimde öğreneceğiz. Takrir-i sükun Şeyh Said isyandan sonra çıkarılan bir kanun. Mustafa Kemal'e suikast da yine isyancılar, suçlar istiklal mahkemelerinde çat 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 hemen idam edilmiyorlar. Öyle bir şey yok. İstiklal mahkemelerinde yargılandıktan sonra cezalandırılıyorlar. Şimdi Sevr Anlaşması 1920'de, şimdi biz Ankara'da meclisi açtık ya Tonguç. İtilaf Devletleri diyorlar ki biz bunlara Mondros Ateşkesi'ni imzalattık. Ama bunlar milli mücadele yaptılar ve bunlar isyan etmeye çalışıyorlar. Bunlar gaza geldiler. O zaman biz Sevr Anlaşması'nı imzalatalım padişaha ve artık Osmanlı resmi şekilde net bir şekilde bölüşelim diyorlar. Burayı Ermenilere verelim padişahın bu kısmının. Burasını biz İngilizlere alalım, burayı Fransızlara verelim, burayı İtalyanlara verelim, burayı Yunanlara verelim, burayı da ortaklaşa yönetelim. Şu ortadaki bölgeleri de işte Ankara, Yozgat, Amasya, Eskişehir, Kütahya'yı da Türkiye'ye bırakalım, Osmanlı'ya bırakalım diyorlar. Şimdi bak, bu resmen adamların ne kadar art niyetli, ne kadar kötü olduğunu göstergesi. Sence biz bunu kabul etmiş miyizdir? Kabul etmeyiz asla. Asla, hadi oradan diyor Mustafa Kemal. Bunu imzalayanlar vatan hainidir, bunları imzalayanlara karşı biz savaş yapacağız ve... Kurtuluş Savaşı yaparaktan doğudan Ermenileri göndereceğiz. Kardeş bir müsaade edin. Fransızları göndereceğiz güneyden. İtalyanlar zaten kaçıp gidecekler. Yunanları denize yükeceğiz. Biraz denize yüzmeyi öğrenin diyeceğiz. Ve ardından biz Lozan Anlaşması'nı kabul ettireceğiz. Sevr ölü doğmuş bir anlaşma. İki kere ölü doğmuşluğu var. Niye? Birincisi Osmanlı'daki meclis, İstanbul'daki meclis misak-ı milli kararları alındıktan sonra kapatıldığı için meclis-i mebusanın imzalanmadığı bir anlaşma, yani sadece padişahın, saltanat şurasının imzaladığı anlaşma geçerli olmaz. Aynı zamanda meclis-i mebusanın imzalaması lazım. Dolayısıyla ölü doğmuş bir anlaşma. Aynı zamanda da zaten ölü doğmuş bir anlaşma. Biz hayatta böyle bir şey kabul etmeyiz ki. Büyük Millet Meclisi diyor ki anlaşmayı imzalayanlar vatan hainidir. Mustafa Kemal bizim için bu anlaşma yok hükmündedir. Türk milleti direnişçi, vatansever ve özgürlükçü bir tutuma sahip olup bu anlaşmayı kabul etmeyeceğiz ve Sevr Anlaşması'nın maddelerini değiştirip Lozan'ı kabul ettireceğiz. Ama bize sınavda Sevr Anlaşması ile alakalı soru nasıl gelir? Bak, şöyle Sevr Anlaşması ile alakalı bir söz metin verir. Türk halkının veya Mustafa Kemal Atatürk'ün tepkisi sorulur. Burada sen ümitsizliğe düşmediğimizi, teslimiyetçi olmadığımızı bilmen gerekir. Yani teslimiyetçi miyiz? Hayır. Ümitsizliğe düşmüyor muyuz? Evet. Bağımsızlığımıza düşkün müyüz? Evet. Vatansever miyiz? Evet. Yani yine bir bilgi üzerinden yorum sorusu gelir. Yoksa Sevr Anlaşması kaç yılında imzalandı? Böyle bir bilgi sorusu gelmiyor. Sorular nasıl geldiğini gösteriyoruz. Bunların hepsi sınavda karşımıza çıkacak. Şimdi maddelerini inceleyelim. Sınırlar. Anadolu toprakları paylaşılıyor. Bize Anadolu'da küçük bir alan bırakılıyor. Yani ülke bütünlüğümüz bozuluyor. Siyasi bir karar. Boğazlar İtilaf Devleti'ne ait uluslararası bir komisyona bırakılacak. Hadi oradan. Osmanlı Devleti'nin egemenlik hakları zedeleniyor. Bu da siyasi bir karar. İstanbul Osmanlı'nın başkenti olarak kalacak. Fakat azınlıkların hakları korunmazsa burası Türkiye'nin elinden alınacak. Hadi oradan. Baskı oluşturmaya çalışıyorlar. Siyasi. Azınlık hakları genişletilecek. İstedikleri ülkenin vatandaşı olabilecekler. Hadi oradan. İçlerimize müdahale ediyorlar. Siyasi. Kapitülasyonlardan bütün devletler faydalanabilecek. Ho ho rahat rahat. Bak bu da ekonomik bağımsızlığımızın ruhuna resmen el fatih. Hadi bitti artık. Ekonomik bağımsızlık bitti diyorlar. Bu da ekonomik bir karar. Osmanlı borçlarını ödemekle yükümlü. Bu ne? Bu da ekonomik yükümüzü artırıyorlar. Resmen bizi batırmaya çalışıyorlar. Halbuki bizim elimizden çıkmış toprakların borcunu bile istiyorlar. Yani hani zamanında Avusturya, Macaristan, oralar bizim topraklarımız ya Tonguç. Onların borcunu bile bize vermeye çalışıyorlar. Mecburi askerliği kaldırılacak. Asker sayısı 50 bin ile sınırlı kalacak. Niye? Savunmasız bırakmaya çalışıyorlar bizi ve askeri anlamda da bitiriyorlar ve biz kabul etmeyeceğiz. Sınavda nasıl geleceğini gösterdik. Gelelim Kurtuluş Savaşı'da ne çıkar? 1. Askeri zaferler siyasi zaferlere dönüşüyor. Askeri başarılar siyasi başarılara dönüşüyor. Vatanseverlik, bağımsızlık, milliyetçilik, teslimiyetçi olmama ve bunların hepsinin ne anlama geldiğini bileceğiz. Çünkü seçeneklerde bunların bizim özelliğimiz olduğu çıkacak. Ulusal ve uluslararası etki. Yani 1. İnönü Savaşı'ndan sonraki ulusal sonuçlar nedir? Uluslararası sonuçlar nedir? Bunları bize soracaklar Tonguç sınavda. Bunlarla alakalı soru tarzı nasıl geldi? Hatta şurada göstereyim sana Doğu Cephesi.
Kütahya Eskişehir Savaşları. Ha. 4T ve burası. Ha. Bak. Savaşın sonuçlarını verecek. Ulusal sonuçlar nedir? Uluslararası sonuçlar nedir diyecek. Anlaşma konferans kararını verecek. Ulaşılır ulaşılamaz diyecek. Ülke bütünlüğünü soracaklar. Savaşlarla alakalı. Yani işte Moskova Anlaşması. Afganistan'la dostluk anlaşması. Bunlar uluslararası sonuçlar. Yabancı devletçileri. Teşkilat-ı Esasiye. Bu ise ulusal bir sonuç olduğunu bilmen gerekecek. Tekalif-i Milliye nedir? Dayanışma nedir? Fedakarlık nedir? Bilmemiz lazım. Tekalif-i Milliye bir genel seferberlik. Düşmana karşı hep beraber bir araya geliyoruz ve diyoruz ki düşmanı kurtarmak için topyekun mücadele edeceğiz. Ordumuzun ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sakarya ve Büyük Taarruz'da Mustafa Kemal'in askeri dehasını görüyoruz. Sakarya Savaşı'nda diyor ki Mustafa Kemal, hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her bir karış toprağı düşman kanı, vatandaşın kanı ıslanmadıkça terk olamaz. Yani ölmek var, terk etmek yok diyor. Yani manda himaye, ülkeyi teslim edelim, acaba anlaşmaya mı gitsek? Hayır. Düşmana her türlü karşı koyacağız diyor. Ve Tonguç, bunları anlatmıyoruz esasında ama düşman yurdu terk ederken o kadar büyük zulümler yapıyorlar ki yani tüylerin diken diken olur. Burada çok fazla böyle milliyetçi duygularımızı kabartıp onlara karşı çok fazla kin beslemek istemiyoruz. Zaten denize dökmüşüz, göndermişiz, fırlatmışız, atmışız ama düşman giderken Kütahya'da, Eskişehir'de, Afyon'da, Uşak'ta, İzmir'de bir sürü Türk köylerine çok büyük zulümler yapıyor. Gelelim buraya. Dolayısıyla bunları iyi bilmemiz lazım. Teşkilatçılığı, vatanseverliği, kararlılığı ve planlılığı var Mustafa Kemal Atatürk'ün. Teşkilat-ı Esasiye önemli. Niye? Birinci Yunanlı Savaşı'ndan sonra 1921 Anayasası ilk anayasamızı kabul ediyoruz. Ve güçler birliği var. Niye? Şimdi yasama, yasa çıkarmak. Yürütme yasanın uygulanması, yargıda bağımsız mahkemelerle denetlenme. O dönemde zor durumda olduğumuz için, ülkeyi düşman işgalinden kurtarmak istediğimiz için yasama, yürütme, yargı hepsi meclisin elinde, tek bir çatı altında. Ve Mustafa Kemal'e de başkomutanlık yasası verilerekten tüm güçler Mustafa Kemal'e geçici bir süre veriliyor. Niye? Amaç ülkeyi kurtarmak. Siyasi başarılar ve askeri başarıların sonucu Lozan Anlaşması. Lozan Anlaşması'yla düşman net bir şekilde artık bağımsızlığımızı düşmana net bir şekilde bağımsızlığımızı kabul ettireceğiz sonuçum. Ve bunu da o dönemki milli edebiyat sanatçıları, o dönemdeki Kurtuluş Savaşı döneminde yaşamış Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Halit Adıvar gibi milli mücadele destek veren sanatçılar eserlerine gösterecekler. Şimdi ya İstiklal ya Ölüm 1919 ve 1922 arasında bak. 1914 ve 1918 arasında Birinci Dünya Savaşı vardı. 1919 ve 22 arasında ise Kurtuluş Savaşı var. Kurtuluş Savaşı bizim savaşımız. Yani ülkemizi teslim etmeyeceğiz diyoruz. Doğu cephesinde Ermenilerle mücadele ediyoruz. 15. Kolordu Kazım Karabekir diyor ki kardeş biz dadaşız, size buraları vermeyiz. Güney cephesinde Fransızlar ve Ermeniler birlikte mücadele ediyorlar. Burada da Kuvayi Milliye. Antep'te Şahin Bey, Urfa'da Ali Sahip Ursavaş, Maraş'ta da Sütçü İmam ve Türk halkı birlikte mücadele edecekler. Bu isimler neden önemli? Çünkü bunlar milli bağımsızlık ateşini fitilleyen değerli karakterler. Maviler Türk kuvvetleri, kırmızılar işgal kuvvetleri. Saldırıyorlar, bir şekilde onları gönderiyoruz. Batı cephesinde ise Yunanlar İngilizlerin desteğiyle çok güçlü bir şekilde saldırıyorlar. Biz ilk başta Kuvayi Milliye ile mücadele ediyoruz, olmuyor. Sonrasında Sivas Kongresi'nde Ali Fuat Paşa atanmıştı, o da olmuyor. Orada Uşak, Afyon muharebelerini kaybediyoruz. Sonradan İsmet İnönü ordunun başına geçecek. Birinci İnönü zaferini kazanacak, ikinci İnönü zaferini kazanacak ama Kütahya Eskişehir Savaşları'na geri çekilmek zorunda kalacağız. Sonra ordunun başına Mustafa Kemal Atatürk geçiyor ki o zaman Atatürk soy ismi yok. Mustafa Kemal bu ordunun başına geçiyor. Başkomutanlık yasası çıkarılacak. Tekalif Milliye emirleriyle Türk halkının desteğini alacak ve önce Sakarya zaferini elde edeceğiz. Düşmanı son kez vurulacağız. Sonra da Büyük Taarruz'a, bir yıl sonra Büyük Taarruz'a düşmanı denize dökeceğiz. Hadi oradan gidin evinize, ne haliniz varsa görün diyeceğiz. Geliyoruz şimdi Doğu Cephesi'nin detaylarına. Doğu Cephesi'nde Gümrü Anlaşması var. Gümrü Anlaşması Büyük Millet Meclisi'nin ilk askeri ve siyasi başarısı. Bu sınavlarda bu şekilde olmasa bile yorumsal olarak çıkar. Bu anlaşmayla Kars, Sarıkamış ve Gümrü Büyük Millet Meclisi hükümetine bırakıldı ve Ermenistan ilk kez Misak-ı Milli'yi tanıyor. Bizi tanıyan ilk devlet Ermenistan olmuş oluyor. Gümrü Anlaşması da Büyük Millet Meclisi adına imzalanan ilk anlaşma oluyor. Ve Doğu Cephesi'nde kapandığı için Doğu Cephesi, buradaki askerleri hop çikilop Batı Cephesi'ne yönlendiriyoruz. Niye? Doğu Cephesi'ni kazandı. Hadi biraz dinlenelim. Ne dinlenmesi? Batı Cephesi'ne Yunanlar saldırıyor. Ankara'yı ele geçirecekler. O yüzden buraya takviye birlikler göndereceğiz. Güney Cephesi'nde Kuvayi Milliye, Urfa, Antep ve Maraş'ta bağımsızlıktan taviz vermiyoruz. Sütçü İmam, Şahin Bey, Ali Sahip Ursavaş hepsi bir şekilde Türk halkıyla beraber mücadele edeceğiz. Gelelim Batı Cephesi'ne. Batı Cephesi en önemli cephe. Niye? Çünkü Batı Cephesi'nde Yunanlar direkt saldırıyorlar ve Batı Cephesi'ni biz kaybetseydik Kurtuluş Savaşı'nı kaybetmiş oluyoruz. Yani sen Doğu Cephesi'nde işte Ermenileri yendim, Güney Cephesi Fransa'yı yendim diyorsun ama Batı Cephesi Yunanlar Ankara'yı ele geçirmeye çalışıyor. Başkent ele gittiği zaman ya burayı da alırlar adam.
Dolayısıyla Batı cephesindeki zaferler Doğu cephesinin Doğu cephesinin ve Güney cephesinin kapanmasını sağlayacak. Şöyle ki şimdi Doğu cephesinde başarı elde ediyoruz, Gümrü Anlaşması'nı imzalıyoruz ama Doğu cephesinin kapanmasını Sakarya zaferinden sonraki Kars Anlaşması sağlayacak. İşte Güney cephesinde zaferler elde ediyoruz ama Güney cephesinin kapanmasını yine Sakarya zaferinden sonraki Ankara Anlaşması sağlayacak. Şimdi birinci yönünde ne yapıyoruz? 1-0 yapıyoruz. İkinci yönünde 2-0 yapıyoruz. Kütahya Eskişehir'de 2-1 oluyor. Düşman yeniden toparlanıyor. Sakarya'da 3-1 yapıyoruz ve büyük taarruzda 4-1 zaferi elde ediyoruz. Yani savaşı biz kazanmış oluyoruz. Birinci yönünü ve ikinci yönünü savunma savaşı. Kütahya Eskişehir'de savunma savaşı. Geri çekilmek zorunda kalıyoruz. Ama Sakarya'da son kez savunma yapıp büyük taarruz yani saldırıya da geçeceğiz. Şimdi burada şunu bilmemiz lazım Tonguç'um. Askeri başarılar siyasi ve sosyal gelişmelere neden oluyor. Yani soru nasıl geliyor demiştik bak. Savaşın sonucunu verir şöyle demez. Birinci yönünden sonra ne oldu? Ya bunları yazın bunlar ayıp. Savaşın sonucunu zaten söyler. Birinci yönünden sonra olanları söyler. Ulusal mı uluslararası mı şeklinde sorar. Yani yoruma dayalı sorar. Veya anlaşma ve konferans kararlarını verir. Hangisine ulaşılır ya da ulaşılamaz der. Dolayısıyla sen bu tarz kavramları, ulusal bağımsızlık, ülke bütünlüğü gibi kavramları bilmen lazım. Şimdi birinci yönü bir milat. Niye? Moskova Anlaşması, İstiklal Marşı, Londra Konferansı, Afganistan-Ruslu Anlaşması ve Teşkilat-ı Esasi bu anlaşmadan sonra yapılıyor. Moskova Anlaşması ile Rusya ile dostluk kurmuş oluyoruz. Rusya ile dostluk kurmuş oluyoruz. Şeyle ise Batum'u misak-ı milliden taviz verip Rusya'ya veriyoruz. Niye? Çünkü Rusya'nın desteğini almak istiyoruz. İstiklal Marşı, Milli Bağımsızlık, Londra Konferansı ilk kez İtilaf Devletleri bizi tanıyor. Ve İtilaf Devletleri'nin bizi sevri yumuşatıp sunacağını bildiğimiz halde yine de Londra'ya gidip misak-ı milliyi tüm dünya kamuoyuna duyurmak ve Türkler barışa yanaşmıyor. Onlar savaşçı gibi asılsız bir haberi ortadan kaldırmak için Londra Konferansı'na gidiyoruz ve milli mücadeleyi tanıtıyoruz. Afganistan'la dostluk anlaşması ilk kez bir Müslüman devlet bizi tanıyor. Teşkilat-ı Esasi de ilk anayasamız. Birinci İnönü'nden sonra ilk 1921 anayasası. İnönü savaşları halkımızın ve ordumuzun psikolojik olarak desteklenmesini sağlıyor. Savaş sırasında Kütahya Eskişehir savaşları sırasında Maarif Kongresi var. Milli ve çağdaş eğitime önem verdiğimizi gösteriyor. Çünkü 2. İnönü Savaşı'ndan sonra İsmet İnönü'ye Mustafa Kemal şöyle bir telgraf atıyor. Siz orada yalnız düşmanı değil milletin kötü talihini de yendiniz diyor. Yani şimdiye kadar hep böyle yenip yeniliyorduk ama bu sefer yendiniz diyor. Fakat ardından Kütahya Eskişehir Savaşı'na geri çekilmek zorunda kalıyoruz. Ona rağmen cehaletle savaş, düşmanla savaştan daha az önemli olmadığını söyleyerekten Mustafa Kemal eğitim kongresi yapıyor. Türk eğitiminin sistemlerini oturtmaya çalışıyor. Ve Kütahya Eskişehir Savaşları'ndan sonra Mustafa Kemal eleştiriler başlıyor. Paşa ne yapıyorsun sen böyle kongreler böyle olmaz diyorlar. Mustafa Kemal de tamam diyor beni diyor yetkilerle donatın göreceksiniz ülkeyi kurtaracağım diyor. Ve geçici bir süreyle Mustafa Kemal'e başkomutanlık yasası çıkarılıyor. Ve ardından da Mustafa Kemal'e güveniliyor çünkü düşünsene Anafartalar kahramanı Çanakkale Savaşları'nda çok büyük başarılar elde etmiş. Doğu cephesinde Birinci Dünya Savaşı sırasında Kafkasya cephesini, Suriye Filistin cephesi askeri dehalarını göstermiş. O yüzden Mustafa Kemal'e güveniliyor. Amasya, Erzurum, Sivas kongrelerini düzenlemiş. O yüzden Mustafa Kemal'e güveniliyor. Ve Mustafa Kemal de diyor ki siz bana güveniyorsunuz ama ben esas size güveniyorum. Halkımıza güveniyorum. Haydi hep beraber tekalifi milli emirlerini uygulayalım. Ordu millet el ele topyekün özveri ve fedakarlık gösterelim. Genel bir seferberlik yapalım diyor. Ve ardından Türk halkı tabii ki Mustafa Kemal'e ve Türk ordusuna desteğini canına kadar, malına kadar veriyor. Ve ardından da Sakarya Zaferi'ni elde ediyoruz. Sakarya Zaferi'nden sonra Ankara-Kars Anlaşması ve Mustafa Kemal'e gazilik ve maraşallik unvanları veriliyor. Ankara Anlaşması'yla Güney Cephesi kapanıyor. Fransızlar diyor ki biz gidiyoruz diyorlar. Kars Anlaşması'yla doğudaki Ermeniler tamam abi teslimiz artık bizden bir şey çıkmaz diyor. Hatta Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği ile imzalıyoruz. Yani Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan'la beraber SSCB'nin kontrolündeki onlarla imzalıyoruz. Ardından bir yıl dinlendikten sonra hurra diye hemen saldırmıyoruz. Niye? Bir yıl dinlenmemiz lazım. Ordu kendini toparladıktan sonra düşmana saldırıyoruz ve büyük taarruzu gerçekleştiriyoruz. Askeri safa bitiyor ve Mudanya Ateşkesi imzalanıyor. 1922'de imzalanan Mudanya Ateşkesi'yle Kurtuluş Savaşı'nın askeri kısmı bitiyor, diplomatik kısmı başlıyor. Ve İstanbul ve Boğazlar Türk İdari Amirliğine bırakılacaktır maddesiyle Osmanlı hükümeti hukuken sona ermiş oluyor. Osmanlı-Mondros Ateşkesi'yle fiilen sona ermiştir Tonguç. Mudanya Ateşkesi'yle hukuken sona ermiştir. Saltanatın kaldırılmasıyla resmen halifeliğin kaldırılmasıyla tamamen sona ermiştir. Teşkilat-ı Esasiye 1920 Anayasası. TBMM'nin ilk anayasası. Tekalif-i Milliye Kütahya Eskişehir Savaşları'ndan sonra ordunun ihtiyaçları için yayınlanan genel seferberlik emirleri.
Tevhid-i Tedrisat 1924'te 3 Mart 1924'te halifeliğin kaldırıldığı gün eğitimde birliğin sağlanması, tüm okulların ve bağlanması. Takrir-i Sükun ise Şeyh Said isyanından sonra bozulan huzur ve güven ortamını sağlamak için çıkarılan yasa. Şimdi savaşlardan nasıl soru geldiğini gösterdik. Sakarya taarruzunda yine bir söz metin verilip Atatürk'ün rolü soruluyor. Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı işte vatanın her bir karış toprağı vatandaşın kanını ıslanmadıkça terk olunamaz diyor. Yani burada yine askeri dehasını, vatanseverliğini gösterdiğini bilmemiz gerekiyor. Yine bilgi metin verilip ulusal ve uluslararası sonuçlar sorulabiliyor. Lozan Anlaşması 24 Temmuz 1923'te artık biz tabii Mudanya Ateşkesi'nden sonra hemen biz Lozan'a gitmiyoruz. Lozan'a padişahı da çağırıyorlar. O yüzden 1 Kasım 1922'de saltanatı kaldırıyoruz. Lozan'a gidiyoruz. Lozan'da bize kapitülasyonları direttikleri için, bizi böyle ezmeye çalıştıkları için gelip İstanbul'da İzmir'e gelip İzmir'de İktisat Kongresi yapıyoruz. İzmir İktisat Kongresi'nden sonra misak-ı iktisadi kararlar alınıyor ve kapitülasyonları kaldıracağımıza dair yemin ettikten sonra hop gidiyoruz Lozan'a ve Lozan'da milli bağımsızlığımızı tescil eden bir karar almış oluyoruz. Lozan'dan sonra nasıl geliyor? Anlaşma maddeleri veriliyor. Egemenlik, toprak bütünlüğü, ekonomik bağımsızlık, tam bağımsızlık gibi kavramlar üzerine vurgu yapılıyor ve Lozan'dan da sonra mutlaka geliyor Tomuç. Anlaşma maddelerine ulaşılabilir ulaşılmaz, içlerimize karışılmasını önlemek gibi kavramları da çok iyi bilmemiz lazım. Şimdi Lozan'ın maddelerini bir söylüyoruz. Birincisi, Sevr Anlaşması'nda ne diyorlardı? Boğazların kontrolü tamamen itilaf delilerine bırakılacak. Hadi oradan. Başkanı Türk olan, gerçi bu bizim için kötü, bunu uluslararası bir komisyona, bu da kötü ama biz diyoruz ki başkanı Türk olan uluslararası bir komisyona bırakılacak. Yani böyle bir şey yok. Ama sonradan bunu da değiştireceğiz Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'yle. Bu bizim için kötü. Sevr Anlaşması da diyordu ki anlaşma şartlarına uyulmazsa İstanbul Türklerden geri olacak. Hadi oradan diyoruz ve TB bize bırakılıyor. Doğuda Ermeni ve Kürt devletleri kurulacak. Hadi oradan diyoruz ve ülke bütünlüğü için buna izin vermiyoruz. Türkiye Anadolu'da küçük bir alana bırakılacak. Sınırlar Hatay ve Musul hariç misak-ı milli büyük ölçüde sağlıyoruz. Bütün devletler kapitülasyonlardan yararlanabilecek. Ekonomik olarak bizi bağımsızlığımızı bitiriyordu. Hadi oradan diyoruz ve bütünüyle kaldırıyoruz. Burada İzmir'deki misak-ı iktisadi kararlarının alınması da önemli Lozan konferansı sırasında. Yani Lozan bir gün sürmüyor. Yıllar sürüyor. Yani bir yıldan fazla sürüyor. Azınlıklara geniş haklar tanınacak. Hadi oradan diyoruz ve azınlıkların haklarının Türk vatandaşlarıyla aynı olacağını söylüyoruz diğer ülkelerdeki. 50.700 kişiyle sınırlandırılan ordumuzda herhangi bir sınırlamayı kabul etmiyoruz. Şimdi başlayalım sınavda çıkar kısmı. 4. ünite Atatürkçülük ve çağdaşlaşan Türkiye. Burada neyi öğreneceğiz? Atatürk inkılaplarının getirdiği kazanımlar yani siyasi, ekonomik, sosyal ve bunun gibi kazanımlara bakacağız. İlke ve inkılaplar arasındaki ilişkiler yani mesela cumhuriyetçilik ilkesiyle bağlantılı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması, çok partili yaşam denemeleri bunların hepsinin birbiriyle bağlantısını göreceğiz. Milli egemenlik kavramının cumhuriyetçilikle, milli bağımsızlık kavramının milliyetçilikle, sosyal adalet kavramının halkçılıkla, karma ekonomi kavramının devletçilikle nasıl bağlantılı olduğunu birlikte öğreneceğiz. Atatürk'ün kişisel özelliklerine baktığımızda eğitimci olması, biliyorsun geometri kitabı bile yazdı. Geometri kitabı vardı hocam. Harikasın. Sanatsever olması ve diğer inkılaplar arasındaki bağlantılara bakacağız. Yani milliyetçi olduğu için Türk Dil Kurumu'nu ve Türk Tarih Kurumu'nu kurup bizatihi kendisi çalışmalarına katılacak. İlke ve inkılaplarla ilgili verilen söz ya da metinlerin yorumlanmasına bakacağız. Peki soru nasıl geliyor hocam? Bize sorular... Önemli olan bu zaten. Aynen, ben bu dersi dinliyorum ki zaten. Başka hiçbir şey dinliyorum. Konuşma Tokuç'um sen. Pardon gerçek hocam. Bir vatansever olarak zaten bu dersi bilmelisin. Ve geçmişini bilmeyen geleceğini hiçbir şekilde anlamlandıramaz. Şimdi %100 gelecek olan soru tarzını söylüyorum Tomuç'um. Bize inkılaplarla ilgili metin ya da inkılaplar verecek. Yani işte Atatürk inkılapları şöyle şöyle şey olmuştur ya da bazı inkılapları yazacak. Soru kökü ne diyecek ki? Bu hangi ilkeyle alakalı diyecek? Yani laiklikle mi alakalı, devletçilikle mi alakalı, halkçılıkla mı, cumhuriyetçilik mi? Buradaki seçenekler değişebilir ama soru kökünün hangi ilkeyle alakalı olduğu ve hangi ilkeyle alakalı olmadığına dair yukarı... Hocam bir şey soruyorum. Söyle Tomuç. Dinle alakalı bir şey varsa laiklik, devletçilikle şeyle alakalı. Ekonomi. İle alakalı, halkçılıksa, eşitlikle alakalı, cumhuriyetçilikse, egemenlikle alakalı. Egemenlik. Harikasın. Ulusal egemenlik. Harikasın Tonguç'um. İşte seçimler. Seçimler sandık. Falan sandık. Milli egemenlik. Aynen Tonguç'um. Gerçekten muhteşem bir zekayı sandık. Ama milli bağımsızlık deyince Erzurum ve Sivas Kongresi aklına gelecek. Hayır. Milli bağımsızlık deyince onlar da gelecek belki ama milliyetçilik ilkesi gelecek. Şimdi ilkeler konusundayız ya Tonguç'um. Şimdi cumhuriyetçilik ilkesinin amacına bakalım ilk başta. Anahtar kelimelerimiz ulusal yani milli egemenlik veya milli irade. Egemenlik neydi? Ülkeyi yönetmek. Ulusal egemenlikte ülkeyi halkın yönetmesi Tonguç'um. Seçim, siyasi partiler, demokrasi, meclis, seçme ve seçilme hakkı gibi kelimeleri görünce aha diyeceğiz. Burada cumhuriyetçilik ilkesi var. Halkın yönetimine söz sahibi olmasını sağlamak. Temel amaç bu. Zaten Mustafa Kemal'in ilk amacı milli bağımsızlıktı. İkinci amacı ise milli egemenlik. Yani ülkeyi halkın yönetmesiydi. Bununla alakalı yapılan inkılaplara baktığımızda Büyük Millet Meclisi'nin açılması, saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması, çok partili hayata geçiş denemeleri, ordunun siyasetten ayrılması, 1900
1921 ve 24 anayasalarının kabulü, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi, bak, kadınlara medeni kanunla evlenme, boşanma, miras gibi haklar verilmesi sosyal yaşamla, halkçılıkla bağlantılı, laiklikle bağlantılı. Ama kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi seçimle, sandıkla alakalı olduğu için cumhuriyetçilik ilkesiyle alakalı olacak Tonguç'um. Burada tabii ki Amasya Genelgesi'ndeki ulusun bağımsızlığını ulusun azim ve karar kurtaracaktır cümlesi veyahut da Erzurum Kongresi'ndeki milli egemenlik işte kayıtsız şartsız olmalıdır, yani kuvay milli etkin, milli iradeye hakim kılmak esastır cümleleri de yine cumhuriyetçilik ilkesiyle alakalı olduğunu bilmen gerekiyor Tonguç'um. Milliyetçilik ilkesine baktığımızda anahtar kelimemiz Türk, Türklük, milli bağımsızlık, birlik ve beraberlik, ortak dil, ortak kader ve kültür ve tarih kelimelerini mutlaka iyi bilmelisin Tonguç evladım benim. Şimdi milliyetçilik ilkesinin amacı Türk devletinin milletiyle bir bütün olmasını sağlamak ve Türk milletini yüceltmek. Muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur diyor Atatürk. Şimdi burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bak. Normalde Büyük Millet Meclisi ilk açıldığında adı Büyük Millet Meclisi. Daha da Türk ismi yoktu. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması milliyetçilik ilkesiyle alakalı. Misak iktisadinin kabulü. Misak-ı milli, bak, misak-ı milli yani ulusal yemin. Veyahut da yine misak-ı milli ile başka ne diyebiliriz? Kuvayi milliye, yani milli kuvvetler. Düzensiz, bölgesel de olsa milli ruhu yansıtıyorlar. Kapitülasyonların kaldırılması, ekonomik bağımsızlığı sağlaması yönüyle. Kabotaj kanunu, Türk denizlerinde Türk gemilerinin Türkler tarafından işletilmesi. Türk Tarih Kurumu'nun kurulması kültürümüz TDK, için. TDK, TTK. Aferin. Türk Dil Kurumu'nun kurulması yine Türk dilimiz ve kültürümüz için. Yabancı işletmelerin millileştirilmesi. Şimdi bir sürü yabancı fabrika sarmış Atatürk diyor ki, what the hell is going on? Ne yapıyorsunuz siz burada ya? Burası Türkiye kardeşim. WTF. Ne yapıyorsunuz siz diyor. Hadi bakalım buradan diyor ve yabancı işletmeleri millileştiriyor. Yabancı okullardaki Türkçe tarih ve coğrafya dersine Türk öğretmenlerinin girmesi yine milliyetçilik ilkesine bağlantılı Tonguç evladım benim. Halkçılık ilkesine baktığımızda halkçılık ilkesi esasında cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkesinin bütünü. Yani matematikten gidecek olursak cumhuriyetçilik artı milliyetçilik eşittir halkçılık. Bunu çok iyi bilmen lazım Tonguç evladım benim. Peki anahtar kelimelerimiz nedir hocam dersen? Eşitlik, adalet, sosyal dayanışma, halkın yararına devletin gayret göstermesi ve topluma hizmet. Şöyle düşün Tonguç. Diyelim ki bir babanın bir tane büyük oğlu var, bir tane kızı var, bir tane küçük kızı var, 3 tane çocuğu var. Bu baba evlatlar arasında ya ben işte küçük kızıma daha fazla harçlık vereyim, büyük oğluma daha az harçlık vereyim, böyle bir şey yapıyorlar demez. Yapıyorlar hocam, çok rahat yapıyorlar. Hayır, yapıyorlarsa o zaman halkçılık ilkesine uygun davranmıyorlar. Sosyal adalet ilkesine uygun davranmıyorlar. Eşitlik ilkesine uygun davranmıyorlar. Eşit davranması lazım. Bir baba nasıl evlatlarına eşit davranıyorsa, hatta daha fazla yardıma ihtiyacı olana daha fazla destek veriyorsa, biz buna işte devletin de bu şekilde halkına eşit davranmasına sosyal adalet anlayışı diyoruz ve halkçılık ilkesi diyoruz Tonguç'um. Mesela devletin içinde, halkımızın içinde bazıları çok zengin, bazıları orta seviyede, bazıları da fakir. İşte halkın yararına, devletin fakir insanlara destek vermesi, çiftçinin belinde bir yük olan aşar vergisinin kaldırılması, işte zenginler şunu giyer, fakirler bunu giyer gibi ayrım yapmayıp kılık kıyafet inkılabı yapması, medeni kanunla kadın erkeğin eşit olması, evlenme, boşanma, miras gibi konularda kadın erkeğin eşitliğinin sağlanması, halka okuma yazma öğretmek için millet mekteplerinin açılması, kadınlara siyasi haklar verilerek siyasette de kadın erkeğin eşitliğinin sağlanması, ki bu daha çok cumhuriyetçilikle alakalı, soyadı kanunun kabulüyle ağa, paşa, hacı, hoca, molla gibi unvanların kaldırılıp normal soyadlarının verilmesi, herkesin eşit olması yine tabii ki halkçılık ilkesiyle alakalı. Burada şunu bilmen lazım Tonguç'um. Türkçe bir soyadının verilmesi ise milliyetçilik ilkesiyle alakalı. Tamam, soyadı kanunuyla hepimiz eşit olduk, halkçılık ilkesi geldi. Ama işte gidip de Brian veyahut da Thomas veyahut da Stevenberg diye soy ismi alamayız. Biz işte Yılmaz Türk, ne bileyim işte Hak Yemez veyahut da ne bileyim Vatansever gibi soy isimleri veyahut da işte aklıma gelmiyor şimdi garip soy isimleri söylüyorum ama buna benzer işte Kahraman Türk gibi soy isimler almamız yine milliyetçilik ilkesiyle bağlantılı olduğunu bilmen lazım Tonguç evladım benim. %100 sınav tarzı bir taktik daha söylüyorum sana. İlkeyle ilgili metin ya da söz verilir. Mesela ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır cümlesinde Mustafa Kemal milletin azim ve kararı diyerekten niye denk geliyor der, neyi söylemek istiyor der. Sen diyeceksin ki ha, burada net bir şekilde milli egemenlik yani cumhuriyetçilik. Veyahut da işte halkın yararına yatırımlar yapılacaktır, eşit davranılacaktır derse ekonomiyle alakalı olduğu için devletçilik. Eğer sana halkçılıkla bağlantılı bir kelime söylerse, burada halkın eşitliği için sosyal devlet, sosyal dayanışma, sosyal hizmetle alakalı kavramları verdiği zaman bunun halkçılıkla bağlantılı bir şey olduğunu bilmen lazım. Soruda örneğin halkçılık ilkesinin aşağıdaki hangi nesne aldığı söylenebilir, söylenemez denilebilir Tonguç evladım benim. Gelelim devletçilik ilkesinin amacına. Devletin ve milletin el ele vererek ekonomik kalkınmayı sağlamaya çalışması. Yani Kurtuluş Savaşı'ndan sonra halkın elinde yeterli sermaye yoktu. Elinde sermaye olmayınca temel yatırımları devlet yaptı. Teşviki Sanayi Kanunu çıkardı ama halkta para yok. Paşam bize para yok, savaştan çıktı. O zaman devlet de temel yatırımları 1. 5 yıllık kalkınma sanayi planıyla birlikte Sümer Yap Bank... Yap işlet devlet.
Evet, devlet değil. Sümerbank kurulması, maden tetkik arama kurulması, Etibank, çeşitli fabrikaların kurulması, yine özel sektör için İş Bankası'nın kurulması devletçilik ilkesi doğrultusunda yapılan önemli gelişmelerdir. Anahtar kelimelerimiz ekonomi, kalkınma, para, banka, yatırım, fabrika ve en önemlisi karma ekonomi. Karma ekonomi ne demek? Eğer bir ülkede komünizm varsa her şey %100 devlet yapıyordur. Eczane devlettir, öğretmen devlettir, her şey devlettir. Eğer bir ülkede liberalizm varsa %100 özel sektör, yani halk yapıyordur. Niye? Herkes liberal. Bırakınız yapsınlar. Ama eğer %50 devlet, %50 halk yapıyorsa, yani temel yatırımları devlet yapıyorsa ama bazı yatırımlar devlet halkın yapmasına da izin veriyorsa, onları sanayiye teşvik ediyorsa, bu işte karma ekonomidir ve devletçiliktir. Devletçilik ilkesinin uygulanmasının siyasi nedenlerine baktığımızda tam bağımsızlığı sağlamak için ekonomik bağımsızlık gerekli. Yani sen ekonomik olarak dış ülkelere bağımlısın. Ben çok bağımsızım. Hadi oradan. Eğer ekonomin bağımlıysa olmaz. Zaten hatırlarsan Tonguç evladım benim. Birinci Dünya Savaşı'nın çıkma nedeni sömürgecilik yarışıydı. Yani paraydı. Sen savaştan sonra kapitülasyonları kaldırıp tam ekonomik bağımsızlığını sağlamadıysan boşa konuşuyorsun kardeşim. Sakarya zaferini elde ettik. Tamam, güzel ama kapitülasyonları kaldırmamış. İşte büyük taarruz, denize döktük. Döktün ama hala kapitülasyonların varsa rezalet. Hala rezalet durumdasın. Kapitülasyonları kaldırarak Lozan Anlaşması'yla biz dedik ki tam bağımsızlık. Devletçilik ilkesi uygulamasının ekonomik nedenlerine baktığımızda savaştan çıkan Türkiye'nin doğru durumu vardı ve 1929 yılında dünya ekonomik krizi yaşadı. Dünyada çok büyük bir ülke var maalesef ki, Amerika Birleşik Devletleri. Eğer orada ekonomik bir kriz yaşanırsa Tonguç'um, diğer küçük ülkeler çok daha kötü duruma düşüyor. Yani mesela Amerika'da 1929 yılında bankalar battı borçlarını alamayınca. Bu sefer dünyadaki küçük ülkelerin ekonomisi tamamen battı. Ve dünya ekonomik kriziyle zor durumdaki Türk ekonomisine devlet müdahale etmesi gerekti. Ve devletçilik ilkesi uygulanmasının sosyal nedeni ise devletin sosyal adaleti sağlamak istemesi. %100 sınav tarzına baktığımızda bu ilkeyle ilgili metin ya da söz verilebilir veyahut da bir inkılap verilebilir. Sonrasında der ki soru kökünde, burada hangi devletçilik ilkesinin hangi yönüne vurgu yapılmıştır der. Ulusal olması mı? Yani tüm ulusal milli şirketler kurulması, ekonomik destek vermesi mi? Sosyo-kültürel desteği mi? Yoksa siyasi olarak mı destek oluyor diye bu kavramları bilmemiz gerektiren bir soru gelebilir Tonguç'um. Gelelim laiklik ilkesine. Laiklik ilkesi Türk devletini aklın ve bilimin öncülüğünde geliştirmek ve tüm inançlara... Bu şemsiye ne demek hocam? Şemsiye aynı şey. Mesela diyelim sen yağmur yağarken yanında kardeşin olsa ıslansın ya demezsin değil mi? Onu da şemsiyenin altına alırsın, beraber korunursun. Islansın i̇şte, o benim inandığım şeye inanmıyor. Hayır olsun. O senin tuttuğun takımı tutmasa da, o senin inandığın şeye inanmasa da hepimiz insanız. Allah da bize bunu emrediyor. Diyor ki herkes insandır. Tabii ki kötüler var. Bazılarımız çiğ süt emmiş kötülükler yapabiliyorlar. Yahudilerin içerisinde, Hristiyanların içerisinde, hatta bazen maalesef ki Müslümanların içerisinde hatalı davrananlar var. Onları istisna tutarsak normal hepimiz insan olduğumuz için yaradılanı Yunus Emre ne diyor bizde? Yaradılanı yaradandan ötürü sevmeliyiz diyor. İşte laiklik de vicdan özgürlüğü ve akıl ve bilimin önderliğinde insanlara istediği dini, istediği şekilde yaşama özgürlüğü verilmesi. Yönetim alanında saltanatın kaldırılması laiklik yolunda atılan ilk adım Tonguç'um. Niye? Çünkü dinle devlet işleri birbirinden ayrılıyor. Halifelik kaldırılıyor. En önemli adım. Halifeliğin kaldırılması laiklik ilkesi yolunda atılan en önemli adım. Şeriye ve efkaf vekaletinin kaldırılıp yerine Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kurulması ve sosyal alanda tekke ve onun küçüğü olan zaviyelerin kapatılması. Tekke ve zaviyeler eskiden çok iyi şeylerdi. Yani orada Yunus Emre'ler, Hacı Bektaş Veli'ler, Pir Sultan Abdallar, Mevlana'lar yetişmişti. Orada insan sevgisi, Allah sevgisi, tasavvuf anlatılıyordu. Ama sonradan bu kurumlar yozlaştı. Yozlaştığı için de insanların parasını toplayıp bazı kötü şeyler yapmaya çalıştıkları için de Mustafa Kemal Atatürk tekke ve zaviyelerin zararlı olanlarını kapattı. Kılık ve kıyafet değişikliğiyle ilgili kanun kabul edildi. Yani eskiden mesela işte sen hocaysan başka bir kıyafet giyiyordun, papaz başka bir kıyafet giyiyordu, gayrimüslimler Müslümanların giydiği kıyafetleri giyemiyordu. Ama şu an hepimiz istediğimiz kıyafeti giyebiliyoruz. Mesela sen istersen şimdi tight'la da gezebilirsin, takım elbiseyle de gezebilirsin. İbadet yerlerinin dışında dini kıyafet, sembol ve işaretle dolaşılmasının yasaklanması, bu da aynı şekilde. Yani Diyanet İşleri Başkanı haricinde cami hocaları ben hocayım bak bu da benim kıyafetim cübbem demiyorlar artık. Niye? Herkes rahat bir şekilde kimseye müdahale etmeden kıyafet giyebiliyor. Eğitim ve kültür alanında 1924 yılında yani halifeliğin kaldırıldığı gün tevhid-i tedrisat, eğitimle birlik kanunu çıkarılaraktan ve medreseler kapatılaraktan eğitim ve kültür alanında da laiklik sağlanmış oldu. Medeni kanunun kabul edilmesi, bu çok çok önemli bir adım Tonguç'um. 1926 yılında kadın ve erkekler normalde mecelleye göre eşit değildi. Kadının mirası hakkı yeterli değildi. Kadının işte ne bileyim evlenme, boşanma konularında yeterli hakları yok diye düşünüldü ve 1926 yılında İsviçre'den medeni kanun getirildi. Mecelle out, medeni kanun in oldu. Ve dolayısıyla medeni kanun sayesinde kadınlar evlenme, boşanma, miras, istediği mesleği seçebilme, istediği işi yapabilme gibi konularda özgürlük elde ettiler. Buraya dikkat et, siyasi bir hak burada yok. Yani kadınlara seçme hakkı burada daha verilmedi. Sonradan BMW ile yani 1931-33
33 ve 34 yılında belediye, muhtarlık ve vekillik seçimleriyle beraber kadınlar seçme hakkı kazanacak. 1928 yılında devletin dini İslam'dır maddesi anayasadan çıkarıldı ve 1937 yılında da tüm Atatürk ülkeleri gibi laiklik de anayasaya girdi. İnkılapçı ilkesine baktığımızda burada anahtar kelimenin sonucu çağdaşlık, modernleşme, yenilik, değişim, dinamiklik, süreklilik, gelişim, değişim ve muasırlaşma, yani Batı medeniyetlerine yönelmek. Şimdi Batı derken Batı'nın tabii ki ilim ve fenini almak, dejener olmak değil. Türk devletini çağdaş devletler seviyesine çıkaracak yenilikler yapmak ve bunu sürekli kılmaktır. Osmanlı İmparatorluğu'ndan önceki Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklular hep doğuya yöneliyordu. Çünkü eskiden İran çok güçlüydü, Arap medeniyeti çok güçlüydü. Arabistan'da veyahut da işte İran taraflarındaki bilim insanları, işte İbn Sina'lar, İmam-ı Gazaliler, işte şeyler nedir onun, Farabiler, bir sürü değerli bilim insanı vardı. Batılılar bile onların eserlerini okuyorlardı. Batılıların eserlerini bile ilk önce onlar çevirmişlerdi. Fakat sonradan Batı, coğrafi kişiler, Rönesans ve Reform'da çok ileriye gitti. Batı ileriye gidince Türk milleti olarak bizler de yönümüzü Batı'ya çevirdik. Tanzimat döneminde Fransa'ya okumak için insanlar gönderdik. Mustafa Kemal de Batı'nın, yani çağdaş devletlerin seviyesine gelmek için kılık kıyafet inkılabı yaptı, harf inkılabı yaptı. Yani bizim harflerimizde eskiden mesela Tonguç böyle yazılıyor, Tonguç'um, Tonguç diye. Fakat sonradan biz Çince harflere de geçebiliriz şöyle. Çoğunluk Tongiçon da yapabilirdik. Ama biz dedik ki biz Batı'ya yöneleceğiz. O yüzden Latince harflere geçtik ve dedik ki artık Tonguç'u biz Latin harfleriyle yazacağız dedik. Bu da yine harf inkılabı da, hem okur yazar onu artırmak hem de Batı'ya yönelmek için tabii ki harf inkılabı ile alakalı. Burada yine çok ince bir detay söyleyeceğim Tonguç. Bunu zor bir sınavda sorabilirler. Harf inkılabının içerisinde Türkçe karakterlerin olması. Yani İngilizce'de Ç var mı? Yok. Şey var mı? Nedir anladın? Ü var mı? Yok. İşte İngilizce'de olmayan Ç, İşte Ü, Ş gibi özel karakterlerin olması da harf inkılabında Ç'ler, Ü'ler, işte ne diyebiliriz başka, Ş'ler. Bu tarz harflerde yine milliyetçilik ilkesiyle bağlantılı diyebiliriz. Sonuç evladım benim. Atatürkçülüğün durağan bir düşünce, yani durağan bir düşünce olmaması, durgun bir düşünce olmaması da inkılapçılık ilkesiyle bağlantılı. Takvim saat ve ölçüler değişikliği yaptık. Gittik Batı'nın saatlerine uyduk. Hafta tatilinin pazara alınması yine Batı ile uyum için yapılan önemli inkılapçılık alanında gelişmeler. Zaten bütün yapılan inkılaplar Tonguç'um inkılapçılık ilkesiyle alakalı. Ama bunlar direkt doğrudan inkılapçılık ilkesiyle alakalı. Şimdi geldik sınavda çıkar kısmına. Burayı mutlaka esas al. Benim için önemli olan burası hocam. Zaten başka bir şey önemli değil. Diyorsun. Bunları sen zaten bilmesin lazım. Burada siyasi alanda gelişmelerine baktığımızda saltanatın kaldırılması 1 Kasım 1922'de önemli. Niye? Ulusal egemenlik gerçekleştiriliyor. Ulusal birlik ve beraberlik ilişkilendiriliyor. Burasını bilmen lazım. Ankara başkent ilan edildiğinde tarihi, coğrafi, stratejik nedenlerle Ankara'nın neden başkent ilan edildiğini sana sorabilirler. Ki birazdan %100 sınav soru tarzına gelecek. Cumhuriyetin ilanı çok çok önemli. Ulusal egemenlik sağlanıyor. Devlet başkanlığı sonra hallediliyor. Kabine sistemine geçiliyor ve rejimin adı belli oluyor. Çünkü biz 1920'de meclis açıyoruz ama yönetim şeklimiz belli değil. 1922'de saltanatı kaldırıyoruz ama yönetim şeklimiz belli değil. 1923'te Kurtuluş Savaşı bitiyor, Lozan imzalıyoruz ama yönetim şeklimiz belli değil. Ne zaman ki 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan ediyoruz, o zaman devletin başkanı, cumhurbaşkanı belli oluyor ve artık rejimin adı da belli oluyor. Halifeliğin kaldırılması yine siyasi alanda bir gelişme. Ulusal egemenlik yolunda önemli bir adım atıldığı gibi inkılapların önü açılıyor ve laik devlet düzenine geçiliyor. 1924 Anayasası kabulüyle de cumhuriyetçi, milliyetçi, laik, halkçı, devletçi ve inkılapçı bir devlet anlayışı kurulmuş oluyor. Ayrıca verilen gelişmelerin özellikleri ve amaçları ilgili çıkarımlar ve ilgili olduğu ilkeler sorulabilir. Cumhuriyetçilik, cumhuriyetçilik ve laiklik. Yine cumhuriyetçilik olduğunu bilmen lazım Tonguç Elhan'ı benim. Peki saltanat neden kaldırıldı? Bir kere ulusal egemenliğe aykırı. Biz Amasya Genelgesi'nde, Erzurum Kongresi'nde, Sivas Kongresi'nde her zaman dedik ki ulusun bağımsızlığını ulusun azimle karar kurtaracaktır dedik. Padişah sonradan bakacağız dedik. Baktık ki sonradan da olmuyor. Saltanatı kaldırdık. Zaten şurası çok önemli Tonguç'um. Tarihi iyi bilenler bilirler. Normalde şöyle olmadı. Mustafa Kemal padişahlığı kaldırıp cumhuriyeti getirmedi. Osmanlı'da 1876 yılında meşrutiyet gelmişti, yani %50 halkı yönetimi vardı. Sonra 1881 yılında Türk doğduğunda, yani zaten meclis nedir, sandık nedir, parti nedir biliyordu insanlar. 1908'de ikinci meşrutiyet geldi ve ikinci meşrutiyetten sonra 1920'de meclis açıldı. Yani bu meclise halk kabullendi, olabilirdi, meclis vardır, sandık vardır dedi. Mustafa Kemal Erzurum milletvekili oldu mesela. Biz 1922'de saltanatı kaldırıncaya kadar zaten halk ulusal irade kavramını öğrenmişti. İtilaf Devletleri'nin Lozan görüşmelerine Osmanlı hükümetini de çağırdılar. İtilaf Devletleri biliyorsun 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Londra Konferansı'na da çağırmışlardı ikilik çıkarmak için. Ama biz dış politikada sıkıntı yaşamak istemediğimiz için ve İtilaf Devletleri'nin ikilik çıkarmasının önüne geçmek için saltanatı kaldırdık ve laik devlet yönetimine geçtik. Saltanatın kaldırıldığı gün Tonguç'um biz halifeliği kaldırmadık. Halife Abdülmecit Efendi oldu, Tevhid halifesi. Saltanat kaldırıldı. Niye? Çünkü eğer halifeliği kaldırsaydık o gün
Saltanat Ali Felik İngiltere'ye giden Vahdettin padişahımız ile birlikte ne olacaktı? İngiltere'ye gitti. İngiltere diyecekti ki ey Müslümanlar halife şu anda Londra'da. Hadi bakalım bize destek verin diye. Dear Muslims. Gibi öyle uyanıklıklar yapabilirdi. O yüzden dedik ki tamam saltanatı kaldırdık ama halifeliği kaldırmadık dedik. Bak zaten saltanat 1 Kasım 1922'de kaldırıldı. Halbuki halifelik 3 Mart 1924'te kaldırıldı. Neredeyse 2 yıl sonra. Saltanatın kaldırılmasının sonuçları nelerdi? 1. Ülke çift baş yönetimden kurtuldu. İstanbul'da padişah vardı. Ankara'da Büyük Millet Meclisi vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk milletinin tek temsilcisi oldu. Ulusal egemenlik yani cumhuriyetçilik ilkesi güçlendi. Ve aynı zamanda meclis sandık resmi çiziyorum gene Tonguç'um. Laik devlet yönetimine geçişin ilk adım atıldı. İtilaf devletlerinin Lozan'da ikilik çıkarma planları bozuldu. Peki hangi ilkeyle alakalı? Az önce söylediğimiz bir kez daha tekrar ediyoruz. Cumhuriyetçilik ilkesiyle bağlantılı saltanatın kaldırılması Tonguç evladım benim. Ankara neden başkent seçildi peki? Birincisi tarihte geçmişteki Ahi Cumhuriyeti'nin de başkentiydi. Askeri olarak savunmaya elverişliydi. Stratejik olarak Batı cephesine yakındı. Coğrafi olarak Anadolu'nun merkezindeydi ve ulaşım yolları üzerindeydi. Ve sosyal olarak Ankara halkının desteğini almıştı Mustafa Kemal. Güvenlik olarak da bir geminin topunun telaşına düşecek yerde değildi. Niye? İstanbul bir geminin topunun telaşına düşecek bir yerdeydi. Orada İngiliz gemileri vardı. Eğer biz o sırada orada meclis açsak İngilizler hemen meclisi kapatabiliyorlardı. Hatta Misak-ı Melik kararların alındığı Meclis-i Mebusan kapatılmıştı. Demek ki Ankara'nın açılması doğru bir yerde Ankara'nın başkent olması. Ve aynı zamanda Mustafa Kemal Ankara gibi küçük bir köyü büyük bir başkente çevirerekten şunu demek istedi. Kendisi de bizzat uğraşaraktan. Bakın dedi. Ankara normalde küçük bir köydü değil mi? Ben burayı kocaman bir kent yaptıysam halkımla beraber. Türkiye Cumhuriyeti savaştan çıktığında biraz muzdarip biraz sıkıntı olabilir ama burası da mükemmel bir ülke olacak demek istedi. Şimdi %100 sınav tarzı. Ankara ile alakalı bir söz metin verilir. Ankara'nın başkent olma nedenlerinin hangisinin etkili olduğu soru köküne sorulur ve sen tarihi nedenle mi, coğrafi nedenle mi, askeri nedenle mi, sosyal nedenle mi olduğunu bileceksin. Biz burada zaten gelebilecek soruya karşı sosyal nedir, coğrafi nedir, tarihi nedir, askeri nedir bunları da sana dile getirdik Tonguç evladım benim. Cumhuriyetin ilanına baktığımızda Büyük Millet Meclisi'nin açılması çocuğun doğması ise, Cumhuriyetin ilanı ise çocuğa isim konulması. Çocuğun var ama ismi yok. İsmi ne? No name. Nasıl yani? İsmi yok. İsimsiz. Olmaz. Bu ülkenin bir adı olması lazım. Bu ülkenin adı da Türkiye Cumhuriyeti oldu. Niye? Cumhuriyeti ilan etti. Şimdi Cumhuriyet bunu demek istediniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması, Devlet Başkanı Mustafa Kemal olması, Cumhurbaşkanı, kabine sistemine geçilmesi ve ulusal egemenliğin güçlenmesi. Kabine sistemi şu Tonguç'um. Eskiden meclis hükümeti sistemi vardı. Bu sistemde milletvekillerinden herhangi biri Dışişleri Bakanı oluyordu. Herhangi bir tanesi meclis başkanı oluyordu. Ve burada tabii ki sınıf başkanı seçer gibi yani. Sizin sınıfta partiler var mı? Yok. Ama meclis hükümetinde böyleyken kabine sisteminde artık partiler var. Diyelim ki A partisi eğer iktidara geçtiyse orada kendi elemanlarını, kendi bakanlarını kendi seçiyor. B partisi de muhalefet oluyor. C partisi de ikinci muhalefet olabiliyor. Kabine sistemi bu. Şu anda mesela günümüzde kabine sistemi var. Ama ilk mecliste yani Kurtuluş Savaşı'nın yapıldığı mecliste sistemi vardı. Meclis hükümet sistemi vardı. Ve aynı zamanda ulusal egemenlik güçlendi. Cumhuriyetin ilanıyla gerçekleşenler bunlar. Şimdi 3 Mart 1924 çok önemli bir tarih. Bu sınavlarda her zaman karşımıza çıkıyor. Neler yapıldığını bileceğiz. Hangi neyle alakalı olduğunu bileceğiz ve özelliğini bileceğiz. Mesela halifeliğin kaldırılmasıyla ulusal egemenlik güçlendi 3 Mart 1924'te. İnkılapların önündeki engel kaldırıldı. Rejim karşıtlarının halifenin etrafında birleşmesi engellendi. Ve cumhuriyetçilik ve laiklik ilgisiyle alakalı olduğunu bileceğiz Tonguç'um. Peki ilgili olduğu alan siyasi. Tevhid Tedrisat Kanunu çıkarılaraktan eğitim, öğretim, milletin bakanlığı çatısı altında birleşti. İlk öğretim parasız ve zorunlu olaraktan sosyal devlet anlayışı gerçekleştirildi. Çünkü paralı olsa bazı durumu iyi olmayan insanlar belki çocuklarını okumaz ve öğretemeyecekti. Karma eğitim sistemi benimsendi. Milli ve çağdaş bir eğitim sistemin temeller atıldı. Niye? Türkçe, tarih, coğrafya dersen artık Türk hocalar girecekti. Laiklik ilkesiyle ve yine dolaylı ve doğrudan bir yoldan halkçılık ilkesiyle alakalı olduğunu bilmemiz lazım eğitim alanında. Şer'iye ve efkaf vekaletini kaldırılarak şer'iye için diyanet, vakıflar için de vakıflar genel müdürlüğünün kurulması yine dini ve sosyal alanda bir olay ve laiklik ilkesiyle bağlantılı Tonguç evladım benim. Erkan Harbiye Vekaleti, bak harp savaş demek. Erkan Harbiye Vekaleti kaldırılarak ordu siyasetten arındırıldı ve genelkurmay başkanlığı kuruldu. Ordunun siyasetten ayrılması cumhuriyetçilik ilkesiyle alakalı ilgili olduğu alanda askeri. %100 sınav tarzı, burada şu da önemli Tonguç'um, bak milli egemenlik güçlen diyoruz ya. Esasında Osmanlı'nın kronolojisini bilmen lazım. Bak, Mondros ateşkesiyle Osmanlı fiilen sona ermişti. Mudanya ateşkesiyle Osmanlı hukuken sona ermişti çünkü İstanbul ve Boğazlar TBMM'ye bırakılmıştı. Saltanatın kaldırılmasıyla Osmanlı resmen sona erdi. Halifeliğin kaldırılmasıyla da Osmanlı tamamen sona ermiş oldu. Gelelim, yani niye çünkü tamamen sona erdi? Cumhuriyet ilan edildiği zaman, yani biz diyoruz Cumhuriyet ilan edildi falan filan. Tamam güzel ama Cumhuriyet ilan edildiğinde Mustafa Kemal Atatürk Cumhurbaşkanı oluyor.
İsmet İnönü başbakan oluyor. Fethi Oger meclis başkanı oluyor. Abdülmecit Efendi ise TBMM'nin halifesi oluyor. Bir çift başlık yani, kafa karmaşası var. Şimdi Abdülmecit Efendi Vahdettin'in amcasının oğlu, koskoca halife, bir tarafta cumhurbaşkanı, ya ne oluyor falan, çift başlık oluyor. Devam ediyoruz sonuç için. %100 sınav tarzı. İnkılaplarla ilgili bir metin verecekler sana. Sonrasında soru kökünde diyecekler ki soruda inkılapların hangi alanda kazanım sağladığı vurgulanacak. Yani işte halifelik ise siyasi, işte ekonomik olabilir, sosyal alanda olabilir, eğitimle alakalı olabilir mesela Twitter'dir saat. Hukuki alanda olabilir yeni bir anayasanın kabulü. Bunları da bilmen lazım Tonguç'um. Ve yine aynı şekilde inkılaplarla ilgili metin verip mesela örneğin Tevhid-i Saat Kanunu verilip eğitimle birliğin sağlanması. Çünkü Osmanlı'da eskiden Mustafa Kemal'in de çocukluğunda medreseler vardı, askeri okullar vardı, azınlık okulları vardı. Ve herkes kafasına göre çocuk yetiştiriyordu. Bu ülkede bir parçalanmışlığa, bir bölünmüşe yol açıyordu. Tevhid-i Tedrisat ile bütün okullar Milletin Bakanlığı'na bağlandı. Ve böylece aynı amaçta, aynı hedefte toplanmış bir toplum oluşturuldu. Soru köküne der ki, hangi inkılapla ilgili olduğu söylenir söylenemez. Mesela Tevhid-i Tedrisat verdi ya, karma eğitimi sağlamak istenmiştir, doğru. Duygu ve düşünce birliği gerçekleştirmek istenmiştir, doğru. Sosyal devlet anlayışına uygun hareket edilmiş, doğru. Milli ve çağdaş eğitimin temelleri atılmıştır, doğru. O zaman bu soru yanlış olur. 4 tane doğru seçeneği olur. Biz zaten sorudan ziyade yanlış bir seçenek verir. Der ki işte ekonomik kalkınma gerçekleştirilmiştir. Tevhid-i Tedrisat'ın ekonomiyle ne alakası var? Gelelim 1926 Medeni Kanunu'na. Birincisi Medeni Kanun Tonguç'um milli birlik ve beraberliğe yönelik. Laik ve çağdaş bir kanun İsviçre'den geliyor. Hukuk birliği sağlanıyor. Eskiden mecelle vardı. Şimdi mecelleye göre kadınların evlilik, işte boşanma, istediği mesleğe girebilme, mahkemelere tanıklık yapma, miras gibi konularda eşit değillerdi erkeklerle. Ama artık Medeni Kanun'la birlikte 1926'dan sonra tek kadınla evlilik ve resmi nikah esası getirildi. Sosyal ve hukuki alanda bir inkılap. Evlenmede her iki tarafın da rızası esas alındı. Yani kadın istemiyorsa artık evlenmiyor. Sosyal ve hukuki. Kadınlara istediği mesleğe girme hakkı tanındı. Ekonomik. Ailede kadın erkek eşitliği sağlandı. Sosyal. Mahkemelerde tanıklık yapma, miras ve boşanma konularında kadın erkek eşit hale getirildi. Bu da yine sosyal ve hukuki alanda bir inkılap. Burada bak sen şunu bilmen lazım Tonguç'um. Kadınlar medeni kanun sayesinde ekonomik, sosyal ve hukuki haklarını aldı. Ama siyasi haklar almadı ve bunu çok soruyorlar. %100 sınavda gelecek olan bir soru tarzı. Medeni kanunla alakalı bir bilgi verecek. Kanunlar şöyle haklar kazanır. Kesin gelir mi hocam bu? Bu %100 geliyor Tonguç'um. Ve sonra diyecek ki soru kökünde. Medeni kanunla ilgili hangi alanda kazanım elde edildiği ya da elde edilmediği sorulacak. Şimdi sosyal alanda elde ediliyor zaten. Hukuki alanda değil, ekonomik ama siyasi alanda elde edilmiyor. Bunu bilmen lazım. Çünkü kadınlar medeni kanun sonrasında bir sürü haklar elde etmelerine rağmen siyasi hak daha elde etmiyorlar. Sonradan 33 ve 34'te elde edecekler. Gelelim sınavda çıkar kısmında eğitim ve kültür alanında yapılan yeniliklere. Şimdi 1924 yılında 3 Mart 1924 yılında Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edilerekten laik, çağdaş, milli ve karma bir eğitime geçildi. Ve yine harf inkılabı ve millet mektepleri sayesinde okur yazar oranı artırıldı ve çağdaşlık sağlandı. 1931 yılında Türk Tarih Kurumu kurularaktan ve 1932'de Türk Dil Kurumu kurularaktan milli kültürü korumak ve milli kimliği kazanmak dolayısıyla milliyetçilik ilkesi benimsenmiş oldu. Burada şunu bilmen lazım Tonguç'um. Mesela ben şu anda seni düşünelim. Senin kıyafetlerin, davranış tarzın, telefonun, ayakkabın. Tam bir dangozum. Tam bir dejenere olmuşsun. Ama Türkçe konuşunca tam bir dangozum deyince ha bu diyorum Türk bizden. Eyvah güzel. Dangoz sadece Türkler kullanır. Aferin. Mesela yurt dışına gittiğinde böyle insanları görüyorsun. Herkes kendi kafasına yabancı tipler. Ama bir bakıyorsun adam Türkçe konuşuyor. Vay kardeşim sen Türk müydün diyorsun. Sarılıyorsun. Niye? Ben hemen anlıyorum ya yurt dışına gidince. Ben sen Türk müsün diyor yanıma geliyorlar hocam. Çünkü neden? Çünkü ayakkabımın arkasına basarak beyaz çorap giyiyorum hocam. Abi ama beyaz çorap sana çok yakışıyor. Bilhassa altı kösele siyah ayakkabılar. Siyah ayakkabı ve arkasına basıyor. Peki sen niye rugan giyiyorsun? Rugan giyince beyaz çorap giymeye gerek yok. Parlak ruganın içinde beyaz olmuyor bence Tonguç. Yani abartıyorsun bence. Hocam kaliteli gözükmek için. Ama elit bir tarzın var. Yaşam kaliten her zaman üst seviyede. Üniversite reformunda 1933'te yine araştıran, sorgulayan, yeniliklere duyarlı bir nesil yetiştirildi. Çağdaş eğitime geçilmiş oldu. Ayrıca burada verilen gelişmelerin özellikleri ve amaçlarıyla ilgili çıkarım yine ve ilgili olduğu ilkeler soruluyor. Laiklik ve halkçılık, halkçılık ve burası tabii ki inkılapçılık, milliyetçilik ve aynı zamanda yine inkılapçılık olduğunu bilmemiz lazım Tonguç'un. Şimdi harf inkılabı ile Batı ile bilim kültür alanında etkileşim kolaylaştırdı. Niye? Şimdi mesela eğer televizyon kelimesi normalde İngilizce nasıl yazılıyor? Television. Böyle yazılıyor. Sen eğer Arap harflerini kullanıyorsan televizyonu böyle yazacaksın. Televizyon. Şimdi ne oldu bu? Televizyon. Kardeşim. Ama şöyle yazıyoruz biz. Televizyon diye yazıyoruz. Bak ne kadar benziyor birbirine. Dolayısıyla Batı'ya uyum sağlıyoruz. Bilgi ve kültür düzeyini yükselttik. Okur yazar oranını artırdık. Daha rahat öğrenilebilen bir dil. Eğitim öğretimi yaygınlaştırdık ve milli kültürü geliştirmek hedeflendi. Harf inkılabında Türkçenin ses yapısına uymayan Q, X, W gibi harflerin olmaması
ulusal ve millilikle ilgili. Yani işte içerisinde Ç harfinin olması, yumuşak G, başka ne diyebiliriz? Ö harfi, Ş harfi, Ü harfi gibi tamamen Türkçe'ye ait harfler, sesler. İngilizce yok bunlar. Bu da milliyetçilik ilkesiyle bağlantılı. Tonguç herhalde benim. 1929'da açılan millet mektepleriyle okuma yazma seferberliği başlatılıyor. Bu da yine halkçılık ilkesiyle bağlantılı olduğunu bilmen gerekiyor Tonguç'um. Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu yani TTK ve TDK ile milli kültür ve milli kimlik oluşturmaya çalışıldı. Niye? Ya şimdi biz madem yeni bir devlet kuruyoruz, o zaman bu devletin kökeni nedir? Hunlar, Göktürkler, Uygurlar, Karahanlılar, Gazneliler, Büyük Selçuklar, Anadolu Selçukları, Osmanlı, biz kendi tarihimizi öğrendik. Türk tarihinin anahtarı ve okullar için 4 ciltten oluşan bir tarih kitabı hazırlandı. Milli kültür ve kimliği korumak ve geliştirmek amaçlandı. Türkçe terimlerin kullanıldığı geometri kılavuzun yazılması da yine Türk dilini korumaya yönelik olduğunu bilmemiz lazım. Türk tarih ve dil kurumunun kurulması hangi ilkeyle alakalı derlerse milliyetçilik diyeceksin. Bak şimdi %100 sınavda böyle bir soru gelecek. Türk tarih ve dil kurumu verilecek. Bununla alakalı bilgiler verilebilir, onların yaptığı çalışmalar verilebilir. Soru kökü ne diyecek ki? Bu hangi ilkeyle alakalı? Sen diyeceksin ki bu milliyetçilik ilkesiyle alakalı. Üniversite reformuna baktığımızda Reşit Galip diyor ki memlekette siyasi sosyal büyük inkılaplar oldu. Darülfünun yani eski adıyla İslam Üniversitesi bunlardan habersiz göründü. Darülfünun yani fenlerin diyarı kendine kapanmış dış dünyadan elini ayağını çekmiştir dendi. Ve sonrasında araştıran, sorgulayan, analiz eden, bilimsel değerleri rehber edinen ve inceleyen bir nesil, bir gelecek oluşturmak için biz İsviçreli bilim adamı... Tam beni anlatıyor hocam. Albert Malçe'yi çağırdık. Efendim hocam? Hayır oğlum Albert Malçe adam şey evladım. Üniversite reformu yapıldı. Albert Malçe ne yaptı biliyor musun? Dedi ki sınavlar yapılsın. Artık çocuklar üniversiteye giderken... Çok iyi bir şey söylemiş. Biz öğrenci için çok başarılı bir gerçekten, sergi olmuş. Arkasından güzel şeyler duyuyordur şu anda. Albert Malçe sınavları getiren adam. Çünkü herkes elini kolunu sallayan torpille girmesin dedi. Eğer aslında doğru da bir şey yaptı. Şöyle düşünsene şu anda işte sadece zenginler okuyacak iyi liselerde. Hayda. Sadece işte şunlar okuyacak. Sadece bunlar okuyacak. Sadece parası olanlar okuyacak. Sadece işte devletin milletvekillerinin çocukları okuyacak. Sen ne olur bu adaletsizlik. Sınavlar senin diğer adayları geçmeni sağlıyor diyoruz. Evet şimdi gelelim yapılan diğer yeniliklere. Burada Tonguç Ali Adım benim. Sanat alanında Ankara Musiki Muallim Mektebi ve yine Güzel Sanatlar Akademisi, Milli Musiki ve Temsil Akademisi, Ankara Devlet Konservatuarı, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi açılaraktan amaç çağdaş toplumlar gibi kültürlü, sanatsever bir Türk toplumu oluşturmak. Ve yine Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı, Çapa Muallim Mektebi'nde Beden Eğitimi Öğretmeni Kursu ve 1924 Olimpiyatları yapılaraktan Türk gençlerinin sağlam karakterli ve milli hislerle dolu olmasını sağlamak. Ben kelebek gibi uçarım, arı gibi sokarım hocam ben. Aferin Tonguç'um. Şuraya sanat ve spor sever mutlu bir Tonguç'um. Boğar diye sen tabii ki. Ama tabii burada sen yumruk derken sen yumruğu artık böyle optik tam form. Tam bir Muhammed Ali'yim hocam ben. Aferin. Ama sen şöyle yapıyorsun. Yumruğu nasıl atıyorsun biliyor musun? Ceyhan diyorsun doğru cevabı işaret diyorsun. Veyahut da işte Bursa diyorsun doğru cevabı işaret diyorsun. Sen kaba saba güçle değil de ilim ve fenle ilerliyorsun. Matematiği, feni, Türkçeyi, diğer... Kalemsiz bir öğrenci, silahsız bir askere benzer. Aferin. Senin kalemin, senin en güzel yardımcın diyoruz. Tebrik ediyoruz seni. Kalem kılıçtan keskindir Tonguç'um. Gelelim sınav tarzı sorumuza. Sanat ve spor ile ilgili metin ya da söz verilir ve soru kökünü der ki bu Atatürk'ün hangi özelliğiyle ilişkilendirilir? Eğitimci olması, sanatsever olması, sporu sevmesi, inkılapçı olması gibi farklı farklı özelliklerini söyler. Sen burada sanat ve spor dediği için sanatsever, spor sevmesi, sanatsever ve olması ve spor sevmesi deyip 2 ve 3 der geçersin. Gelelim toplumsal alandaki gelişmelere. Kılık kıyafet inkılabının yapılması yani şapka kanunu ile toplumda kıyafet birliği sağlandı. Milli kimlik kazanmak ve çağdaş bir görünüme kavuşmak amaçlandı. Ne yapıldı? Fes ve benzeri başlıkların giyilmesi yasaklandı. Modern kıyafetler giyildi. Bu inkılapçılık ilkesiyle bağlantılı. Tekke ve zaviyeler kapatılaraktan zihniyet olarak çağdaşlaşmak amaçlandı. Dinin istismar edilmesini engellendi. Tekke, zaviye, türbeler kapatılarak şeyh, derviş, mürit, dede, baba gibi unvan ve sıfatlar yasaklandı. Hepimiz eşitiz. Yani hani türbeye gidiyoruz ya, türbede ne yapıyoruz? Çabut bağlıyoruz, işte dua ediyoruz. Bunlar esasında hurafet Tonguç'um. Sen çalışıp Allah'a da tevekkül ettiğin zaman başarılı olursun diyor, değil mi? Din dersine hoca. O zaman niye gidip çabut bağlıyorsun? Yani daha büyük çabut... Bunlar hep hurafe dendi ve laiklik ve inkılapçılık yolunda önemli adımlar atıldı. Takvim saat ve rakamlar değişiklik yapılaraktan çağdaş batı devletleriyle uyum sağlandı. Hicri takvim yerine milat takvim kabul edildi. Eski saat ve rakam sisteminden günümüzde kullanılan saat ve rakamlara geçilmesi yine inkılapçılık ilgisiyle bağlantılı. Toplumsal alanda yine ağırlık ve uzunluk ölçü birimlerine değişiklik yapıldı Tonguç'un. Ulus içinde ölçü birimlerine birlik yakalandı. Kimisi arşın kullanıyor, kimisi endaze, kimisi kilogram, kimisi okka, kimisi metre. Bu karmaşa yapılıyor. O yüzden ülke içinde birliği yakalamak amacıyla ve uluslararası ticarette batıya uyum sağlamak için biz
arşın, endaze, okka gibi eski ölçü birimlerini gönderdik. Yerine metre ve kilogram gibi ölçüler getirdik. Bu da yine batıya uyum sağladığı için inkılapçılık ilkesiyle bağlantılı Tonguç'a adım benim. Soyadı karnesi üstünlük ifade eden unvanlar kaldırıldı ve milli bir kimlik kazanması amaçlandı. Resmi işlerde ve sosyal ilişkilerde karışıklık vardı. Mesela diyelim ki senin adın Tonguç'a gidiyorsun. Merhaba, benim adım Tonguç. Şimdi sen Tonguç Tonguçoğlu musun? Tonguç Yılmaz mısın? Tonguç Ersoy musun? Tonguç işte ne bileyim Kahraman Türk müsün? Sen Tonguç kimsin kardeşim sen? Ben Ebu Tonguç'um hocam. Ebu Tonguç ne diyorsun? Sen Arap sülalesinden geliyorum. İşte bu bir sürü Ebu Tonguç var. Dolayısıyla sen Alexandra ne diyorsun? Löpendium hocam ben. Böyle şeyler olmaz. Sen dolayısıyla bak Alexandra Tonguç Löpen diye bir soy ismi almadın. Niye? Tonguç Tonguçoğlu aldın. Niye? Çünkü soyadlarının Türkçe olması milliyetçilikle alakalı. Herkese soyadı verilmesi ve Ağapaşa, Hacı Hoca gibi unvanların kaldırılması ise halkçılık ilkesiyle alakalı. Bak %100 sınavda böyle bir soru gelecek. Diyecek ki sosyal alandaki inkılapları verecek ve soru köküne diyecek ki hangisi bu inkılapların ortak yönü değildir veya ortak yönüdür diyecek. Batıya uyum sağlamak mesela diyelim ki ölçülerde yapılan değişiklik veya takvim ve saat veya da hafta sonu tatilin değişikliği batıya uyum sağlamakla alakalı. Ülke içinde birlik sağlamak yine tabii ki şeyle alakalı. Diyelim ki ölçülerde bir değişiklik yapıyorsun. İşte Rumlar kilogram, sen okka kullanmıyorsun. Bu da yine ülke içinde birlik sağlamıyor. Görüş ve zihniyet olarak çağdaşlaşma ve ticareti geliştirme. Bunların hepsi bu inkılaplarla bağlantılı olduğunu düşünebiliriz. Modern Türk kadına baktığımızda Türk kadınları çok şanslı. Onlara değer veren Atatürk gibi bir liderleri var diyor. Bu gerçek bir isim. Kanada çekilmiş bir isim. Kanadalı kadınlar bakıyorlar Allah atıyorlar. Çünkü Kanadalı kadınlar 1940 yılında, Fransız kadınları 1944 yılında, İtalyan kadınları 1945 yılında, İsviçre kadınları bile 1971 yılında ancak seçme ve seçilme hakkı elde etti. Halbuki biz 1934'te kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı verdik. Seçme ve seçilme hakkında ülkemizdeki kadınlar birçok gelişmiş ülkeden önce seçme ve seçilme gibi siyasi haklar kazanıyor Mustafa Kemal Atatürk sayesinde. Şimdi Türk kadını tevhid tedrisat kanunu ile eğitim alanında, medeni kanunu ile sosyal ekonomik ve hukuki alanda ve 1933-34 yıllarında siyasi alanda haklar elde ederek seçme ve seçilme hakkı kazanıyor. Kanada'nın Quebec bölgesinde bir kadın Türk kadını seçme seçilme hakkına verildiğini okuyor ve diyor ki hakikaten Türk kadını çok şanslı. Atatürk'ün himayesinde dünya kadının katkılarıyla 1935 yılında da Milletler Arası ilk kadın kongresi gerçekleştiriliyor. Sınavda çıkar kısmında ekonomik alandaki yeniliklere geliyoruz. Artık yavaş yavaş hızlanıyoruz ve sona doğru yaklaşıyoruz Songucuğum. Şimdi İzmir İktisat Kongresi yapılaraktan Lozan Konferans sırasında milli ekonominin belirlenmesi, yerli malı, efendim hocam. Hayır evladım senden bahsetmiyorum. Yerli malı kullanılması, ekonomik bağımsızlığın sağlanması, misak-ı iktisadinin kabulü net bir şekilde milliyetçilik ilkesiyle alakalı olacak Tonguç evladım benim. Aşar vergisi kaldırılaraktan halkçı ve devlet çiftçiyi, halkçı devlet çiftçiyi koruyor. Niye? Şimdi aşar vergisi, diğer adıyla öşür vergisi. O bizi aşar hocam. Seni aşmaz. Niye biliyor musun? Burada şöyle bir şey var Tonguç'um. Devletin gelirlerinin %25'in oluşmasına rağmen çiftçinin eline bir yük olduğu için, beline bir yük olduğu için Mustafa Kemal Atatürk aşar vergisini kaldırdı. Bu halkın yararına olduğu için halkçılık ilkesiyle bağlantılı. Yine 1926 Kabotaj Kanunu ile ekonomik egemenlik ve bağımsızlık açısından kazanımlar sağlandı. Teşviki Sanayi Kanunu ile birlikte de hep birlikte kalkınmak ve girişimcilere destek sağlamak amaçlandı. Ayrıca özellikleri ve amaçlarıyla ilgili çıkarım verilip bunların hangi ilkeyle alakalı olduğu sorulabilir. Kabotaj Kanunu'nun kapitülasyonların tamlayıcısı olduğu ve milliyetçilik ilkesiyle bağlantılı olduğu sorulur Tonguç'um. Teşviki Sanayi Kanunu'nun devletçilik ilkesiyle ve halkçılık ilkesiyle alakalı olduğu. Kesin çıkar mı bunlar hocam? Bunlar çıkar. Sınavda çıkar desek çıkar Tonguç'um. Şimdi gelelim İzmir İktisat Kongresi'ne. Esnaf, işçi, memur, tüccar 1135 kişi katıldı. Amaç hep birlikte kalkınmak. Misak-ı iktisadi yani ekonomik yemin kabul edildi. Amaç milli ekonomiyi kurmak. Sanayi teşvik edilmeli ve girişimcilere kredi sağlanmalı dendi. Ekonominin dışa bağımlı hayır, yerli malı ve tasarruf özendirilmeli dendi. Fabrika ve büyük işletmeler kurulmalı, ham madde yurt içinden temin edilmeli dendi. Bak ve aynı zamanda milli bağımsız bir ekonomi için kapitülasyonlar kaldırılmalı dendi burada. Ve sonrasında Lozan'a gittik. Bak Mart 1923, Temmuz 1923, Ağustos 1923'te de Lozan'ı kabul edeceğiz. %100 sınavda gelecek bir soru tarzını daha göstereyim Tonguç'um. İzmir İktisat Kongresi ile ilgili bir söz ya da karar ya da metin verilir ve sonra der ki buna göre hangisine ulaşılır ya da ulaşılamazlar. Şimdi milli ekonominin kurulmasına ulaşılıyor. Ekonomik bağımsızlığın hedeflenmesi var İzmir İktisat Kongresi'nde. Yerli malı teşvik ediliyor. Tasarruf özendiriliyor. Ama işte yabancı sermaye ekonominin bak şu olmayacak olan seçenektir. Bu çok çıkar. Abilerin girdiği sınavda çok çıkar. Ekonominin yabancı sermayeye dayandırılması gibi bir cümle gelirse bu tamamen net bir şekilde olmaz. Bu skandal. Bu misak iktisadiyle ya da yapılan ekonomik inkılaplara bağlantılı olamaz.
Geldik kabotaj kanunu. Gerçekten burada çok karizmatik bir sonuçum. Tam bahar. Teşekkür ederim hocam. Artistsin gerçekten. Bahri yeni bir şeyim hocam, böyle bir denizci uşağıyım ben. Aferin. Ha uşağım, ha ha ha. Ne diyorsun evladım? Sen Karadenizli misin? Sen normalde benim bildiğim şeylisin, uşaklısın sen yani. Ege'lisin yani. Hocam ben her yola gelirim. Ben Trabzon'da Karadenizli gibi davranırım hocam. Dayak yememek için değil mi? Aferin, tebrik ederim seni. Şimdi kabotaj kanunu ile hepimiz zaten hepimiz biriz. Ankara'sı, İzmir'i, Trabzon'u, Giresun'u, Uşağı, işte ne bileyim. Ha uşağım ha, vav vav. Aferin, tebrik ederim. Şimdi bak, kabotaj kanunu ile egemenlik, bağımsızlık ve ekonomik açıdan kazanım elde ettik. Artık hayat bizim kaptanlarımıza da güzel. Niye? Çünkü eskiden Türk denizlerini işletme hakkı, Türk gemilerini işletme hakkı yabancılar dedi. Mustafa Kemal dedi ki, ne yapıyorsunuz siz ya? Denizlerde yolcu yük taşımak artık bizim hakkımız. Söke söke alırız dedik. Bak bu da çıkarsın Adı Tonguç'um. Kabotaj kanunu kapitülasyonların devamı niteliğindedir. Yani kapitülasyonlarla ekonomik bağımsızlığımızı elde etmiştik ama kabotaj kanunuyla bunu tam bir %100'e tamamladık. Şimdi der ki, kabotaj kanunu ile ilgili söz ile metin verir. Soru köküne der ki, hangisini güçlendiği sorulur. Egemenlik devlet anlayışı, millet egemenliği, bağımsız devlet siyaseti, milli ekonomi. Şimdi birincisi burada milli ekonominin güçlendiğini bileceksin. Egemenlik değil de egemen devlet anlayışı güçlenmiş diye bir cümle de verebilir. Millet egemenliğine çok da bağlantılı değil mesela. Bunun hangisinin güçlendiği, millet egemenliğine alakası yok. Bağımsız devlet siyasetiyle yine bağlantısı var. Bunları bilmen lazım. Sonuç herhalde benim. Tarım ve sanayi alanında yapılan çalışmalara baktığımızda Atatürk örnek çiftçiler kurarak tarımı geliştirmeyi, çiftçilere örnek olmayı ve modern tarım yöntemleri kullanmayı istedi. Mesela tarım alanında aşar vergisinin kaldırılması halkçılıkla alakalı. Tarım kredi kooperatiflerinin kurulması yine halkın desteğini olduğu için halkçılıkla bağlantılı. Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün kurulması, Atatürk Orman Çiftliği'nin kurulması hep halkın yararına, çiftçinin yararına. Sanayi alanında teşvik sanayi kanunu çıkarılıyor, halk sanayi teşvik ediliyor. 1929 büyük buhran yani Amerika'daki krize tedbir alınıyor. Yerli malı teşvik ediliyor. Efendim hocam? Ya seni teşvik etmişler. Senin yerli mal haftası neden tahtaya kaldırıyorlar Tonguç? Hocam öğretmen beni çok seviyor çünkü yerli malı bisküviler getiriyorum hocam. Aferin. Ben de başka bir sebepten dolayı seni kaldırıyor diye. Arkadaşlar işte yerli malı budur diye ama elindeki bisküvileri gösteriyorlarsa sıkıntı yok. Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti kuruldu. Birinci 5 yıllık sanayi planı yapıldı. Ve Maden Tetkik Arama Enstitüsü kuruldu. Şimdi sağlık alanı gelişmelerine baktığımızda burada doktor olduğu için bıyıklar falan yapmışsın. Tebrik ederim. Teşekkür ederim hocam. Unutma. Sağlık alanında gelişmeler sosyal devlet anlayışı. Unutma, unutanları asla unutmazlar. Aferin, rahmetli İbrahim Erkal'ın güzel sözü. Tebrik ediyorum seni. Unutma, eğer bu bilgileri unutursan sınavda bunları unuttun unutmazlar demek istemişti yani. Unutma hemen doğru cevabı işaretle. Şimdi, Refik Saydam Hıfzı Sıha Müessesi'nin açılması, serum çiçek ve kuduz aşısı üretilmeye başlanması, İzmir Veremle Mücadele Cemiyeti'nin kurulması, Heybeliada'da sanatoryum açılması. Bak sanatoryumu sakın sanatla alakalı zannetme. Sanatoryum net bir şekilde sağlık alanında bir gelişme. İzmir'de veremle mücadele amacıyla dispanser açılması ve yine İstanbul'da veremle mücadele cemiyetinin kurulması sağlık alanındaki gelişmeler. Şimdi soru nasıl gelir? Sağlıkla ilgili söz ya da yapılan çalışmalar verilir ve soru kökünde der ki verilen söz doğrusu yapılan çalışmalardandır ya da değildir der. Eğer şunlardan birini vermezse bu sağlık alanında olmayan bir gelişme olur. Mesela diyelim ki TYT tedrisat sağlık alanında değil. Medeni kanun sağlık alanında değil. Kabotaj kanunu sağlık alanında değil. Ama bunlar sağlık alanında. Veya sağlıkla ilgili sözle yapılan çalışmalar verir ve soru kökünde der ki sağlıkla ilgili çalışmanın hangi anlayışla yapıldığı sorulur. O zaman da doğru cevap sosyal devlet anlayışı olur. Böyle bir soru gelir. Dikkatli ol Tonguç'um. Geldik Nutuk ve artık sonlara doğru geliyoruz. Nutuk ve 10. Nutuk'una baktığımızda Nutuk nedir? Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919-27 yılları arasında yaptığı olayları, başarılarını, savaşları anlatan eser. Türk halkıyla beraber tabii ki. Atatürk Nutku 15 Ekim 1927 yılındaki CHP kurultayında 6 gün boyunca okuyor, anlatıyor. 19 Mayıs 1919 günü Samsun'a çıkım sözleriyle başlar ve gençliğe hitabeyle biter. Yazılma amacı gelecek nesillere Kurtuluş Savaşı'nı ve sonrası gelişmeleri anlatmak ve tarihe bir not düşmek. 10. Nutku Atatürk Cumhuriyeti nasıl kazandığını, Cumhuriyeti nasıl korunacağını, geleceğin ülke hedefleri ve Türk gençliğine emanet ederek Türk gençliğine güvendiğini vurguluyor. Nelerden yararlanıyor bu nutukta? Kişisel yazışmalardan, Erzurum ve Sivas Kongresi zabıtlarından, TBMM tutanaklarından, dönemin gazete koleksiyonlarından. Birinci bölümde 19 Mayıs 1919 ve 1920 arasındaki milli mücadele hazırlık dönemi. Yani Havza, Amasya, Erzurum, Sivas, işte Büyük Millet Meclisi'nin açılması. İkinci bölümde 23 Nisan 1920 ve 1923 arası. Burada da işte Doğu Cephesi, Güney Cephesi, Batı Cephesi, saltanatın kaldırılması ve aynı şekilde Lozan Konferansı ve Cumhuriyet'in ilanı. Sonrasında 29 Ekim ve 1923 ile 1927 arasında işte halifeliğin kaldırılması, şapka kanunun, tekke ve zaviyelerin kapatılması, medeni kanunun gibi gelişmeler anlatılıyor. Hatta bununla alakalı Tonguç'um biz LGS Nutuk denemeleri hazırladık. Buradan da çok güzel konuyu tekrar edebilirsin. Çok ucuz, küçük, mintoş bir kitap ama gerçekten bayılıyorum bu kitaba. Her şey çok güzel bu kitapta. Aferin, tebrik ediyorum seni. İnfografik de bir kitap. Nutuk kitabını okudunuz mu hocam siz?
Okudum tabii ki. Ben de okumak istiyorum. Ne yapabilirim? Alabilirsin ve sonrasında mutlaka okullarda zaten okutuluyor. Bu kitaplarda iyice pekiştir. Sadece inkılap tarihi için değil, genel olarak da kültür açısından bunu bilmen lazım. Atatürk'ün temel hedefi Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır yani çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak. Birincisi, milli bir birlik ve beraberlik sağlanıyor. Vatan ve millet sevgisi sağlanıyor. Ülke bütünlüğü sağlanıyor. Ulusal egemenlik sağlanıyor. Çağdaşlaşma sağlanıyor. Yurtta ve dünyada barış sağlanıyor. Bunların hepsi Atatürk'ün ilke inkılaplarına dayandığı temel esaslar. Bağımsız ve özgür olmaktan sonra çağdaş olması ne anlamı var? Milli birlik ve beraberliği sağlayamamasının tecrübesat kanunu yaparaktan ne anlamı var? Ülkedeki insanlar çok zengin, çok mutlu ama vatanı sevmiyor. Ülke bütünlüğü yoksa veyahut da halk mutlu gibi duruyor ama ülkeyi yönetemiyorsa. Mesela sen şu anda istersen seçimlere katılıp başkan olabilirsin. İstersen milletvekili olabilirsin. Bu yine ulusal egemenlikle alakalı. Çağdaşlaşma yine önemli. Yurt ve dünya barışı. Tabii ki de milli dil ve milli tarih bilinci. Yani milli kültürün geliştirilmesi Atatürk ilke inkılaplarının dayandığı temel esaslar. Bak, demokratikleşme çabalarında terakkiperver ve serbest cumhuriyet fırkalarının kapatılmalarıyla henüz demokrasi hazır olmadığımız sorulur. Cumhuriyet Halk Fırkası'nın ekonomide karma model anlayışının devletçilik ilkesine zemin hazırladığı sorulur. Rejime yönelik tehditler ve 15 Temmuz sorusu gelebilir. Niye? Şeyh Said isyanının çıkması, Menemen olayının çıkması, Mustafa Kemal'e suikast girişimi gibi 15 Temmuz'da da milli iradeye bir kasıt yapıldığı vurgulanabilir. Tabii ki bütün bunların sonrasında biz hukukun üstünlüğüne dayanarak hareket ediyoruz. Niye? Çünkü sınavda 15 Temmuz sorusu çıkar mı hocam? Çıkabilir. Şu ana kadar sorulmadı. Gerçi din dersinde sorulmuştu ama yine sorulabilir. Burada şunu bilmen lazım Tonguç'um. Hukukun üstünlüğü niye? Biz suçları mesela Şeyh Said isyanından sonra veya Menemen olayından sonra suçları direkt idam etmiyoruz. Ne yapıyoruz? İstiklal mahkemelerinde hukukun üstünlüğüne yargılıyoruz. Sonrasında hıyanet-i vataniye kanunu gibi kanunlar yargıladıktan sonra takrir hükmüyle cezalandırıyoruz. Bu Kurtuluş Savaşı'ndan Kurtuluş Savaşı sırasında böyle oluyor. Şimdi demokratikleşme çabalarına baktığımızda öncelikle ilk parti Cumhuriyet Halk Fırkası. İlk genel başkanı Mustafa Kemal. 1930'lu yıllarda devletçi ekonomi modelini savunuyor. Devletçi ekonomi modelini savunuyor. Niye? Çünkü halkın elinde yeterli sermaye olmadığı için temel yatırımları devlet yapmalı diyor. İki dereceli seçim sistemini savunuyor. Yani burada halk direkt milletvekillerini seçmiyor. Biz birilerini seçiyoruz. Onlar bizim yerimize milletvekillerini seçiyor. Bu biraz antidemokratik bir sistem. Cumhuriyetçilik ve laiklik anlayışına bağlı. Laikliğe çok dikkat ediyor Cumhuriyet Halk Fırkası. Ve köklü inkılapları görüyor. İlk parti, bak buraya yazıyorum. İlk parti Cumhuriyet'in ilanından sonra. Normalde İttihat ve Terakki Partisi vardı ama Cumhuriyet'in ilanından sonraki ilk parti. TCF yani Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'na baktığımızda ilk genel başkanı Kazım Karabekir. Bu da yine ilk muhalefet partisi. Muhalefet ne demek? İktidarı alamayan ikinci en fazla oy alan parti. Tek dereceli seçim sistemini savunuyor. Liberal ekonomiyi savunuyor. Yani bırakınız yapsınlar herkes özgür bir şekilde fabrikalar açsın deniyor. Cumhuriyetçilik ilkesine sıkı sıkıya bağlı. İnkılapların zamana yayılarak yapılmasını savunuyor. Yani direkt cumhuriyetçilik ve laiklikle alakalı şeylerde hızlı bir şekilde böyle laiklikle alakalı inkılaplar yapılmasını istiyor. Cumhurbaşkanı seçilen kişinin üyesi olduğu partiden istifa etmesi gerektiğini savunuyor. Bu da Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın Kazım Karabekir ve arkadaşlarının temel isteği. Fakat sonradan Şeyh Said isyanı yüzünden bu parti takrir-i sükun kanunu ile ilişkilendirilip kapatılacak. Şeyh Said isyanı ile ilişkilendirilip takrir-i sükun kanunu ile kapatılacak. Serbest Cumhuriyet Fırkası'na baktığımızda bu da 1929 yılında ekonomik buhran çıkınca Mustafa Kemal bizatihi kendisi istiyor. Hatta o zamanki meclis başkanı Fethi Okyar diyor ki sen bir parti kur, liberal ekonomiyi savunsun ve laiklik ilkesine bağlı olsun diyor. Ve vergilerin yeniden düzenlenmesini, kadınlara çok ciddi siyasi haklar verilmesini savunuyor. Tek dereceli seçim sistemini savunuyor. Demek ki devletçi, liberal. Laik tam değil ve laik olduğunu bilmemiz lazım. Fakat bu partide rejim karşıtları parti toplandığı için kendisini feshediyor. Sonradan da Menemen olayının çıkması bu kararın ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Şimdi rejim karşıtı olaylara baktığımızda birincisi Şeyh Said isyanını görüyoruz. Sonuç el adı benim. Şeyh Said isyanı 1925 yılında dış destekli. Bak yani İngiltere, Musul... Vay üçkağıtçılar, dış güçlerin işleri bunlar hocam. İngiltere yani İngilizler Musul'u elimizden almak için Şeyh Said isyanını bizatihi destekliyorlar. Diyarbakır ve çevresinde Şeyh Said'i diyorlar ki sen çok güçlüsün, sen yenersin bu Türkiye Cumhuriyeti. Bunlar dini elden götürmeye çalışıyorlar. Hadi bakalım isyan et diyorlar. Fakat sonrasında tabii ki biz diyoruz ki olmaz. Bölgede sıkı yönetim ilan ediyoruz. Hükümet değişikliği yaşanıyor. Takrir-i sükun kanunu çıkarılıyor. İstiklal mahkemelerinde suçlar cezalandırılıyor. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatılıyor ve maalesef Musul sorunu aleyhimize sonuçlanıyor. 1926 Ankara Anlaşması'yla Musul'u İngiltere'nin güdümündeki Irak'a veriyoruz. Şimdi sıkı yönetim ilan edilmesi sosyal ve toplumsal. Hükümet değişikliği yaşanması siyasi ve idari. Takrir-i sükun kanunu hukuki. İstiklal mahkemeleri hukuki ve yargı. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası siyasi ve demokrasi. Musul sorunun olumsuz sonuçlanması da
dış politika ve diplomasi ile alakalı. Burası sınavda çıkar baktığımız için. %100 zor bir soru olur. Bunu herkes yapamaz. İzmir suikastine baktığımızda inkılapları ve cumhuriyeti benimsemeyenler Atatürk'e suikast girişiminde bulundu. Ve tertipçiler yargılanarak cezalandırıldı. Mustafa Kemal dedi ki Türkiye Cumhuriyeti benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Topraktan geldik, toprağa gideceğiz yani. Ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet paydar kalacaktır dedi. Ve burada da yine İzmir suikastinde de hukukun üstünlüğü esas alarak suçlular İstiklal Mahkemelerinde yargılandı. Menemen ve Kubilay olayına baktığımızda inkılap ve cumhuriyet karşıtları İzmir Menemen'de öğrenci Aslemen Kubilay'ı şehit ettiler. İsyancılar askeri mahkemede yargılanarak cezalandırıldı. Burada rejim korunmaya çalışıldı ve hukukun üstünlüğü esas alındı. Bak %100 sınav tarzında böyle sorular gelecek Tomuç'um. Diyecek ki sana Terakkiperver ve Serbest Cumhuriyet Fırkalarının kapatılmasıyla ilgili bir metin ya da söz verecek, bir olay anlatacak. Soru kökünde diyecek ki buna göre hangisine ulaşılır ya da ulaşılamaz. Tam demokrasiye henüz hazır olunmadığına ulaşılabilir diyeceksin. Neye ulaşılamaz derse işte suçlar hemen cezalandırılmıştır, hukuktan vazgeçilmiştir gibi şeyler ulaşılamayacak şeyler. Veyahut da rejime yönelik tehditlerle ilgili bilgiler verilir. İşte Menemen olayı, Şeyh Said isyanı, İzmir suikastı gibi ve soru kökünde der ki sana. Bu tehditlerde suçların yargılandırılması da neyin esas alındığı sorulur. Burada da hukukun üstünlüğün esas alındığını bileceksin. Bu geldi yine gelebilir Tomuç'um. Artık son konumuza geldik. Oh be sonunda ya. Gerçekten çok yorulmuştum hocam. Beynim aktı hocam. Tomuç'um ne diyorsun evladım ya Rabbim ya Allah'ım. Şimdi Türk dış politikasının dayandığı temel ilkelere baktığımızda tam bağımsızlık, gerçekçilik yani hayal kurmak yok, akılcılık, öyle deli gibi davranmak yok, mütekabiliyet yani karşılıklılık, milli menfaatleri esas alma, barış ve Türk ve dünya kamuoyuna dikkate alma. Atatürk döneminde iyi olduğumuz kurulsal ile milli dış politika ilkelerinin ilişkilendirilmesi lazım. Mesela Sadabat Paktı ve Balkan Antantı ile biz ne yapıyoruz? Dünya barışına katkıda bulunuyoruz. Dış politikada yaşanan gelişmelerin Atatürk'ün kişilik özellikleriyle ilişkilendirilmesi önemli. Örneğin Hatay'da kararlı ve vatansever oluyoruz. Hatay'ı 4 asırlık Türk yurdunu kendimize katıyoruz. Şimdi bir 1923 ve 1932 arasında olaylar var. Bir de 1932 ve 39 arasındaki olaylar var. Burada 23 ve 32 arasındakini Mudanya diye kodlayabilirsin bak. M-D-N-Y. M ise Musul sorunu. D ise dış borçlar. N'si nüfus mübadelesi, Y'si yabancı okullar. Tabii biz burada kronolojik sıraya göre dizdiğimiz için ben Mudanya'yı sana taktik olarak yazdım. Şimdi burayı da ise Hasbam diye bak. Ne hasba bir adamsın sen öyle. Diye aklına tutabilirsin. Şimdi bak yabancı okullar sonra bizi en çok uğraştıran Fransa. Ama biz tam bağımsızlığımıza ters olduğu için ve milli menfaatlerimizi korumak için bu bir iş mesele deyip kabul etmiyoruz ve İran'a ait, Rusya'ya ait, Amerika'ya ait, Almanya'ya ait, Avusturya'ya ait, Fransa'ya ait bir sürü yabancı okulun eğer milli menfaatlerimize ters düşüyorsa, milli bağımsızlığımıza ters düşüyorsa, eğer böyle bizim ülkemizi kışkırtıyorsa onları kapattık. Kurallarımıza uymak zorunda olanlar ve kabul edenler kaldılar. Şu anda o azınlık okulları var. Musul sorununa baktığımızda İngiltere bizi çok uğraştırıyor ve maalesef ki kaybediyoruz. Bak yabancı okullar sorunu olumlu sonuçlanıyor. Ama İngiltere Musul sorununda ne yapıyor deyip Şeyh Said isyanı çıkararaktan elimizden Musul'u alıyor. Biz de barışı davranmak ve gerçekçi davranmak için maalesef kaybediyoruz. Dış borçlar konusunda bizi yine Fransa çok uğraştırıyor ama bir şekilde borçları barışçıl ve akılcı bir yöntemle taksiye bağlıyoruz. Ve aynı zamanda dış borçlar sorunu halloluyor. Nüfus mübadelesinde ise Yunanistan'la biz değişim yaşıyoruz. Barış ve mütekabiliyet yani karşılıklı eşit esas alınıyor. Yunanistan'daki Türkler ve Türkiye'deki Rumlar yer değiştiriyor. İstanbul'daki Rumlar, Bozcaada ve Gökçeada'daki Rumlar hariç ve Batı Trakya'daki Türkler hariç Türkiye'deki tüm Rumlar Yunanistan'a geçiyor. Yunanistan'daki tüm Türkler de Türkiye'ye geri dönüyor. Buna biz nüfus mübadelesi diyoruz. 1932 ve 39 arasına baktığımızda ise şunu çok bilmemiz lazım. Bunlar hakkında ne düşünüyorsun Tonguç herhalde benim? Hocam bununla alakalı hocam arası dış politika yabancı okullarda gerçekten de insanlar birazcık şey yapıyor. Hatay sorununda da... Sen hangi yabancı okulları biliyorsun mesela Türkiye'de? Ben Saint Joseph, Saint Pusheri, ondan sonra Amerikan Robert Koleji, ondan sonra hocam çok da güzel Alman Lisesi var, Avusturya Lisesi var. Böyle güzel okullarımız var hocam yani. Olmadı değil, İtalyan Lisesi bile var hocam. Aynen. Galileo Lisesi falan birçok lise var. Tebrik ediyorum seni. Şimdi fakat bunlar... biz bir iç sorun kabul ederekten bunları diyoruz ki siz bize karışamazsınız, durduruyoruz sizi. Şimdi buraya nasıl geldik Tonguç, kafam karıştı. 1932 yılında Milletler Cemiyeti'ne girilmesi tam bağımsızlık ve dünya barışına katkıda bulunmak amacıyla ve milli menfaatlerimizi korumak amacıyla giriyoruz. İspanya'nın teklifi ve Yunanistan'ın desteği ile biz Milletler Cemiyeti'ne giriyoruz. Burada şu çok önemli. Biz ilk başta Milletler Cemiyeti'ne üye olmayacaktık. Çünkü olmadık. Niye? İngiltere hep böyle
taraflı davranıyordu. Musul sorununda, işte Londra konferansında birçok olayda taraflı davranıyordu. Ama sonradan İkinci Dünya Savaşı tehditine karşı önlem alaraktan Milletler Cemiyeti'ne katılıyoruz. Sonuç herhalde benim. Balkan Antantı'na baktığımızda Batı sınırımızı korumak, barışçı, akılcı ve mütekabiliyetle beraber milli menfaatleri korumak için Balkan Antantı'nı imzalıyoruz. Burada tayyare bak. Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya birlikte Batı sınırımızı güvence altına alıyoruz. Buradaki anahtar kelimemiz Batı. Sadabat baktığında anahtar kelimemiz Doğu. Montreux-Boğazlar Sözleşmesi ise Milletler Cemiyeti üyeleriyle birlikte barışçı, akılcı ve tam bağımsızlık sağlıyoruz. Biliyorsun Lozan Konferansı'nda Boğazlar'da tam hakimiyet sağlayamamıştık. Yani başında Türkiye'nin olduğu bir komisyon vardı. Ama biz İkinci Dünya Savaşı tehdit çıkınca Montreux-Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazlar'da siyasi ve askeri anlamda tam bir hakimiyet elde ediyoruz. Ama ticari olarak gene gemilerin geçişi serbest. Sadabat Paktı ile ise Doğu sınırımızda Türkiye, İran, Irak, Afganistan bir pakt oluşturuyoruz, bir birlik oluşturuyoruz. Yine milli menfaatleri korumak ve barışçı ve akılcı davranmak için bu kararı alıyoruz. Mütekabiliyet esası yani karşılıklı eşitlik de yine önemli bir unsur. Hatay sorununda Fransa bizi çok uğraştırıyor ama sonradan Hatay 1938 yılında özel bir cumhuriyet oluyor. 1939 yılında da maalesef Mustafa Kemal Atatürk bunu göremiyor. Ana vatana katılıyor. Bu da yine barışçıl, akılcı ve milli menfaatler doğrusu yapılan bir karar. Peki sınavda nasıl gelecek soru? Sınavda nasıl gelecek hocam? Atatürk'ün sözü verilir ya da bir dış politika konusuyla ilgili bilgi verilir ve sonrasında soru kökünde der ki bu ilgili olduğu dış politika ilkeleri nedir? Barışla mı alakalı, akılcılıkla mı alakalı, mütekabiliyetle mi alakalı, gerçekçilikle mi alakalı? Veya herhangi bir dış politika konusuyla ilgili bilgi verilir ve der ki soru kökünde buna göre hangisine ulaşılır ya da ulaşılamaz der. Biz her zaman tam bağımsız, akılcı, gerçekçi olduğumuzu bilmen gerekiyor Tonguç evladım benim. Geldik Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatına. Şimdi en üzüldüğünde gülüm. Evet Mustafa Kemal Atatürk biliyorsun Tonguç'um. Türk milletiyle birlikte, halkımızla birlikte, bizim dedelerimizle birlikte bu ülkeyi kurtardı ve bize milli egemenliği hediye etti. Türk milletinin atasının ölümünden sonra pek çok kurum ve kuruluşa onun adını vererek ve vefasına bağlılığını gösterdi unutma. Bak Türkiye'de hemen hemen her şehirde en az 2-3 tane Atatürk bulvarı vardır. Atatürk caddesi vardır. Bunu bileceğiz. Ve Atatürk'ün ölümü niye? Onu hep yaşatmak istiyoruz. Atatürk'ün ölümü üzerine dünyanın pek çok ülkesinden taze mesaj yayınlanması da Atatürk'ün sadece Türkiye'yi değil tüm dünyayı etkileyen evrensel bir lider olduğunun göstergesi. Atatürk'ün hem askerlik yönü var. Size yenmeyi değil ölmeyi emrediyorum. Hattı müdafaa yoktur, sahtı müdafaa vardır. Siz orada yalnız düşmana değil milletin mahkus salini yendiniz. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir gibi ileri Akdeniz'dir ileri gibi sözleri hep askeri yönü gösteriyor. Ama aynı zamanda cumhuriyeti ilan etmesi, inkılaplar yapması devlet adamı yönü de gösteriyor. Ve aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk bir fikir adamı. Bak bölüğün muharebe eğitimi askeri yönüyle alakalı. Nutuk devlet adamı yönüyle alakalı. Tatkik, tatbikat, gezisi askeri yönüyle alakalı. Geometri bilim insanı yönü yani fikir adamı yönüyle alakalı. Birinci tabiye meselesinin halli askeri yönü. Takımın muharebe talimi askeri. Cumali ordugahı askeri. Medeni bilgiler fikir adamı. Zabit ve kumandan ile hasbihal askeri. Taktik meselesinin çözüm ve emirlerin yazılmasına ilişkin öğütler. Talim ve terbiye askeri hakkında noktaya nazarlar. Bunların hepsi Mustafa Kemal Atatürk'ün net bir şekilde imzasını attığı önemli eser. Peki sınav tarzı nasıl olabilir? Atatürk'ün 2. Dünya Savaşı öncesiyle ilgili sözü verilir. İşte şöyle bir sözü var mesela. 1930 yılında diyor ki Almanya ve İngiltere'nin Almanya ve İtalya'nın saldırgan tutumları ileride yeni bir savaşa ulaşabilir diyor. Ve Atatürk'ün hangi kişilik özelliği ilgili olduğu sorulabilir. Doğru cevap da Atatürk'ün daha 1930 yılında 1945 yılında esasında başlayacak olan 2. Dünya Savaşı tahmin etmesinin ileri görüşlü olduğunu bilmen lazım. Şimdi yeniden sarsılan dünya konusuna baktığımızda şunu çok çok iyi bilmemiz lazım Tonguç evladım benim. İkinci Dünya Savaşı'nın sebebini, taraflarını ve gelişimini görmemiz lazım. Şimdi şunu da anlatalım sonrasında bitirelim inşallah. 1. İkinci Dünya Savaşı'nın temel sebebi Almanya ve İtalya ve Japonya'nın yayılmacı ve saldırgan politikaları. Peki bunlar niye saldırıyor? Bunlar kuduz mu deli mi? Hayır. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngiltere, Fransa, Amerikan Başkanı Wilson'a verdikleri sözü tutmuyorlar ve dünya barışını tehdit eden bir sürü anlaşmalar imzalıyorlar. Mesela bize Sevr'i imzalatıyorlar. Biz Mustafa Kemal Atatürk ve Türk milletinin bağımsızlık duygusu sayesinde Sevr'i kabul etmeyip Kurtuluş Savaşı'nı yapıyoruz ve Lozan'ı kabul ettiriyoruz. Ama Almanya bizim kadar şanslı değil. Almanya mecburen Versay Anlaşması'nı kabul ediyor ve perişan oluyor. Sonradan da başına Hitler gibi ırkçı bir adamı getirip tüm dünyanın affedersin mahvolmasına sebebiyet veriyor. Türkiye etkisine baktığımızda Türkiye bölgesel oluşumlara katılarak sınırlarını güvence altına alıyor. İşte Batı sınırı için Balkan Antantı'na, Doğu sınırı için Sadabat Paktı'na katılıyor. Denge politikası benimsiyor. İngiltere'ye ve Almanya'ya sabit fikirde davranıyor. Ama savaşın dışına kalsa bile savaşı İngiltere'nin kazandığı belli olunca da biz Almanya bize savaş ilan ediyoruz. Niye? Dünya barışına katkıda bulunmak istiyoruz.
Taraflarına baktığımızda müttefik devletler İngiltere, Fransa, Rusya, eski İtilaf devletleri gibi. Mihver devletler de Almanya, Japonya ve İtalya. Savaş Almanya'nın 1939'da Polonya'ya saldırmasıyla başlıyor. Savaşın başlangıcında mihver devletler üstünken, yani Almanya, Japonya üstünken, daha sonra üstünlük müttefik devletlere geçiyor. Niye? Çünkü Japonya Amerika'ya atom bombası atıyor. Amerika da önce Japonya'yı durduruyor. Sonra Normandiya çıkarması yaparaktan İngiltere, Fransa ile birlikte Almanya'yı durduruyor, İtalya'yı durduruyor. Zaten Rusya da Almanya ta Moskova önlerine kadar geliyor Hitler'in askerleri. Fakat soğuk iklim şartlarına karşı hazırlıklı olmadıkları için Rusya geri ta Berlin'e kadar geliyor. Hatta Doğu Almanya ve Batı Almanya diye ikiye bölecekler. Rusya ve Amerika Almanya'yı bir şekilde kontrol edecek. Türkiye etkisine baktığımızda Türkiye güvenliğini sağlamak üzere dostluk, ittifak anlaşmaları yaptı. Ve İngiltere ve Fransa ile karşılıklı anlaşmalar yapıyor. Almanya ile de saldırmazlık paktı kuruyor. Ama sonradan 2. Dünya Savaşı'nın sonunda Almanya bir savaş ilan edecek. Hadi ödülü sorumuzu yap, yorumlara yollatalım.